Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir evrim ağacı canlı bilim serisiyle serisinin yeni videosuyla karşınızdayız bugün çok özel bir konuğumuz olacak bizlerle birlikte. Hepinizin özellikle YouTube'u takip edenlerin çok iyi bildiği, çok yakından tanıdığını düşündüğüm Barış Özcan'la birlikte olacağız. Onunla popüler bilimden, bilim popülerleştiriciliğinden, hikaye anlatmanın öneminden birazcık bahsedeceğiz ve kamera arkasında Barış'ın birazcık daha nasıl biri olduğunu, bilime bakışını, hayata bakışını birazcık daha tanımaya çalışacağız. Öncelikle Hepinize hoş geldiniz e, diyorum. Birazcık e, girişte her şeyin doğru olduğundan emin olmak için, doğru çalıştığından emin olmak için ufak bir girizgah yapacağım. E, siz de ses nasıl geliyor, görüntü nasıl bize yorumlar kısmında yazarsanız e, bir sıkıntı varsa giderelim. Yayın sırasında e, bir sıkıntı yaşamayalım. E, gerçekten bu yayınlarımızın çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü e, hani... Ee, belki işte televizyonlarda gördüğümüz, YouTube'da gördüğümüz, araştırmalarından duyduğumuz akademisyenleri e, işte e, bu alanlarda kendi alanında uzman olan kişileri biraz daha yakından tanıma fırsatı sunuyor bu yayınlar bize. Bugün de e, Barış Özcan'la birlikte e, bilim üzerine e, hoş bir sohbet e, gerçekleştirmeyi umuyorum. Şimdi e, YouTube üzerinden de yayının başladığını gördüm. E, umuyorum. Her şey iyi olacak ses konusunda görüntü konusunda bu tür canlı yayınlar kimi zaman aksaklıklarla geçebiliyor bir kontrol edelim evet şimdi izleyicilerimiz bahsetmeye <laughs> şimdiden 500 IQ akıyor diyorlar <laughs> bakalım şimdi. Uzunca bir süredir e, bekleniyordu Barış Özcan e, Evrim Ağacı'nda. Bunu çok iyi biliyorum arkadaşlar. Zaten ilk gelen yorumlarda o, o yönde. Bizi kırmadı sağ olsun Barış. Şimdi kendisinden de dinleyeceğiz. Bakalım e, ses, görüntü tamam. Ses ve görüntü harika. Onayını aldık. E, Merhaba Barış diyerek e, lafı öncelikle bir sana bırakayım. Nasılsın abi? Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim öncelikle bu daveti için. Hı hı. Ee, bu arada bizi izleyen herkese de buradan selamlıyorum. Ee, herkese merhaba, herkese iyi pazarlar diliyorum. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Sen de tekrardan hoş geldin yayınımıza. Ee, öncelikle biz her ne kadar kimi zaman çok iyi bilinen, çok iyi tanıdığımız kişileri ağırlıyor olsak da kimi zaman senin gibi ee, yine de e, sormak istiyoruz. Ee, Barış Özcan kimdir, ne yapar, sen kendini hani seni hiç tanımayan biriyle karşılaştığında nasıl tanıtıyorsun, birazcık bununla giriş yapalım, seni birazcık daha yakından tanıyalım. Ya gerçekten de zor bir soru bu, cevaplaması zor bir soru. Şimdi Amerika'da yaşadığım için Amerika'da karşılaştığım birisine farklı bir cevap veriyorum. Ee, eğer Türkçe konuşan birisiyse ona farklı bir cevap veriyorum yani o biraz şeye göre değişiyor. Fakat genel olarak şunu söyleyebilirim. Ee, Kendimi hikaye anlatıcısı olarak tanımladım ben uzunca bir süreden beri. Bu şekilde tanımlamaya devam ediyorum. Aslında hikaye anlatıcılığını öğrenmeye çalışan biriyim demek daha doğru. Çünkü bu işin gerçekten de sonu yok. Ee, o yüzden hala e, hikaye daha iyi hikaye anlatmanın yollarını arayan birisiyim diyebilirim. Ee, bunun araçlarından biri olarak da YouTube'u kullanmaya başladım. Bundan 3-3,5 üç, üç yıl kadar önce düzenli olarak içerik üretme... E, gibi bir maceraya atıldım diyelim. Ve bu macera bir yandan beni geliştirirken bir yandan da insanların ilgisini çekmiş olmalı ki onları da paylaşmaya teşvik etti ve YouTube kanalım büyüdü. O yüzden dediğim gibi yani Türkçe konuşan birisiyle karşılaştığım zaman YouTuber'ım diyorum. Ama Amerikalılara gerçi Amerikalılarda da gençlere özellikle YouTuber'ım dediğin zaman çok saygın bir meslek olarak buralarda. <laughs> Değil mi? <laughs> evet yani ilginç bir şekilde. O yüzden gençse eğer mesela ona YouTuber'ım diyorum. Değilse işte digital marketing alanında çalışmalar yapan bir ajans falan gibi böyle uzayan title'lara giriyorum yani. Sorunun bağlamına göre değişiyor. Ailen seni nasıl tanımlıyor? Ben onu veriyorum. Annen baban falan birine tanımlamaya çalıştığı zaman. Benimkiler en çok onu soruyor. Oğlum biz ne diyeceğiz sana diye soruyor. Yani evet. Oğlum deyin diyorum ben onlara. Daha fazla uzatmadan. Yani değişen pek bir şey yok çünkü e, ee, ne, işi ne yapıyor, neyle uğraşıyor. Ne iş barışıyor. yapar bu çocuk? Evet doğru. Ya yani onları açıklama kısmını ben geçeli bayağı oldu çünkü 25 yıldan beri neredeyse dijital sektörde bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve hani gerçekten bazı şeyleri sadece bir nesil öncesini anlatmak değil. Yani sokaktaki vatandaşa veya Başka insanlara aktarmak da zor ki zaten aslında hani madem konu konuyu açıyor ben de biraz böyle gevezelik hmm, yapıyorum. Tabii ki. Hmm. Ee, Birazcık da bu beni teşvik etti. Yani e, işte mesela popüler bilimi falan konuşacağız ama aslında ben bilimi popülerleştirmek amacıyla değil de tasarımı popülerleştirmek amacıyla başladım bu işlere. Çünkü e, işte art direktör, kreatif direktör olarak başladığım e, kariyerimde e, daha sonra işte bu tür tasarımları üreten yazılım araçlarına e, üreten bir şirkette bunların yaygınlaştırılması amacıyla çalışmaya başlayınca Onları anlatmak da bazen zordu. Dolayısıyla ben genel tasarım konseptleri ve bu tasarımların bir takım araçlar kullanılarak nasıl daha iyi yapılabileceğine dair şeyleri anlatma mücadelesiyle daha iyi hikaye anlatma çabalarına girişmiş oldum. Sonra şirketten ayrılıp kendi şirketimi kurup başlayınca o yılları çok seminer veriyordum, çok konuşma yapıyordum. Bu... Bunu birazcık daha acaba bağlamını geliştirebilir miyim? Birazcık daha parantezi büyütebilir miyim? Sadece tasarım değil de bunun yanına kendi ilgi duyduğum sanatı ve teknolojiyi de ekleyebilir miyim şeklinde bir e, yaklaşımım oldu. Burada bilim demekten özellikle kaçınmaya çalışıyorum. E, seninle zaten evet, bu davette de da yazışmıştık. Şey. Evet. E, yani bir bilim insanı değilim sonuçta. Hani iddialı da olmak istemiyorum bu konularda çünkü hata yaptığınız zaman bu e, ya tabii ki ölümcül bir şey olmaz ama Yine de bir risk taşıyor, bir sorumluluk gerektiriyor. O yüzden ben ya. teknolojiyi daha e, kendime seçtim. Ve e, tasarım merkezinin sağ tarafına teknolojiyi sol tarafına sanatı alarak başladım kendi hikayelerimi öğrendiklerimi, okuduklarımı, izlediklerimi paylaşmaya. Böyle bir çok, genel e, açıklama yapmış olayım. Gerçekten çok güzel. Ben senin e, o şeyi okuduğumda e, bir gazeteyle yaptığın röportajı e, okuyordum. Orada da onu vurgulamışsın. Yani e, kendimi bilim insanı olarak tanımlamıyorum. Dolayısıyla bu bir bilim kanalı değildir. Yani bu o kadar mütevazı, o kadar önemli bir e, nokta ki aslında keşke herkes sendeki bu e, algı düzeyinde olabilse. E, özellikle bu gazetecilerde, işte habercilerde e, çok olan bir şey. E, hani o perspektifi vermek çok önemli. Hani bilim bilim insanlarınca yapılan bir şey bizim işimiz onu dilimiz döndüğünce size aktarabilmek ve sen bunu gerçekten çok güzel yapıyorsun. Dolayısıyla tebrik etmek istiyorum. Peki neden nereden YouTube fikri geldi aklına? Yani hani YouTube'a koymak bu anlatımlarını nereden aklına geldi? Ee, şöyle aslında YouTube öncesinde dediğim gibi başlayan bir maceraydı. Orayı birazcık daha açayım. Ee, belki bizi izleyenlerden de o yılları hatırlayanlar olacaktır. Mutlaka. Ee, bu televizyon olmadığı için marka vermekte de herhalde bir sakınca yoktur. Adobe ile şey şey çalıştığım dönemde Aha. tasarım e, bu misyonu geliştirebilmek için aslında haftalık yayınlara ben zaten başlamıştım. Adobe hmm. günlüğü adı altında hem bir blog hem bir hmm. Facebook sayfası o zamanlar Facebook daha popülerdi. Hmm. Hem de e, Adobe'nin kendi platformunu Connect denilen bir platformu vardı kullanarak işte buna benzeyen canlı yayınlar yapıyorduk biz her çarşamba ve bu da aslında bir üç buçuk yıl falan devam etti yani bir 170 bölüme yakın bölüm ürettik her çarşamba e, bir takım tasarımcı arkadaşlarla birlikte dolayısıyla e, neden o zaman Adobe'nin platformunu kullandık İki sebepten ötürü bir tanesi zaten Adobe ürünlerini aslında insanlara duyurmak gibi bir amacımız vardı doğal olarak. Ama bir yandan da Türkiye'de YouTube yasaktı zaten. Yani bir 2-3 iki, iki, yıl boyunca Türkiye'de YouTube Hı -hı. izlenilemiyordu, girilemiyordu. Şu anda maalesef Wikipedia'da olduğu gibi. Dolayısıyla Hı -hı. E, işte ya Vimeo'yu kullanacaktınız ya da e, Adobe'nin platformunu kullanacaktınız. Biz Adobe'ninkini tercih ettik. Hı -hı. E, dolayısıyla görüntülü olarak hikayeleştirmek, görsel hikaye anlatıcılığı benim ilk kez başladığım bir şey değil YouTube'da. Hı -hı. Sonra YouTube'daki yasaklar kalktı ee, ve e, benim dediğim gibi Adobe'deki kariyerim bitti. Zaten kullandığımız platform da bu anlamda biraz daha e, ikinci plana doğru e, alınmaya başlandı. Ben de bu sefer YouTube'da yapmaya başla e, yapmaya karar verdim. Hatta o dönemde acaba Vimeo'da mı devam etsem, YouTube'da mı devam etsem diye bir ikilemde de kaldım ama e, önce her iki platformda yayınlama e, şeklinde bir macera da oldu. Fakat sonra özellikle YouTube'un sosyal bölümü Hı -hı. ve daha çok paylaşılması, daha çok entegre edilmesi bir de teknolojik olarak da aslında daha ileri bir seviyede olması Hı -hı. gibi avantajları nedeniyle tamamen YouTube'a odaklanmaya başladım. Hı -hı. Geçmişte ben Twitter'ı kullanarak da aslında hikaye anlatmaya çabaladım. Hı -hı. Bir zamanlar de Friend denedin yani başka yerlerde. Evet denedim. Yani e Facebook'u da aynı şekilde kullanmayı denedim. E, Friendfit diye çok beğendiğim bir platform vardı. Maalesef e, Facebook onu satın aldıktan sonra öldürdü. Aa. E, Friendfit ilginç bir şekilde e, dünyada Arjantin, İtalya ve Türkiye bu üç ülkede en çok popüler olan sosyal medyaydı zamanında. Hmm. E, hala da şu anda Twitter'ın ya da işte Facebook'un böyle köşe taşları diyebileceğimiz bir takım tırnak içinde fenomen kişiler. E, Friendfit'ten Yetişmiştir diyelim. Aa, o zaman oradan... Ben hiç duymamıştım FriendFit'i. Evet friend muhtemelen sen belki Amerika'da yaşadığın için. He. Çünkü dediğim gibi başka ülkelerde o kadar popüler olmayan bir mecraydı. Ve Türkiye'de çok popülerdi. Ben açıkçası onun altyapı imkanlarını da hala Twitter'dan falan üstün bulurum. Hmm. Fakat dediğim gibi Facebook onu alarak öldürdü. Ve ben en çok FriendFit'te aktiftim. Hmm. Sonra zaten multimedya konusunda bir takım Bilgilerim, yeteneklerim olduğu için hani sadece yazıyla değil de e, aynı zamanda seslerle, müziklerle, aynı zamanda infografiklerle, tasarımla e, yani yardımcı materyallerle hikayelerimi güçlendirebileceğim YouTube'u tercih ettim. Şu anda diğer mecralarda da olmakla beraber ana mecram YouTube bir şekilde evet. odaklanmak gerekiyor çünkü yoksa Tabii. çok dağılıyor insan. Çok zor, evet, ee, çok zor. Dolayısıyla o şekilde YouTube'u tercih ettim ve orada devam ediyorum şu anda. Peki sen de bendensin. Ben de e, evrim açını e, yürüten biri olarak e, aslında makine mühendisliği e, kökenliyim. Sen de bu işlerle uğraşan biri olarak e, yanılmıyorsam hukuk fakültesinden evet. e, mezunsun. Nedir e, bu e, kopuşun e, nedeni ne oldu? E, nasıl e, bu multimedya olaylarına kaydın? Ya kopuş demeyelim aslında. Ben hep multimedya olaylarındaydım da işte hani çarpık eğitim <laughs> sistemi mi diyelim? Eğitim sistemine de top atmayalım da. Evet. Ya bir şekilde e, ben aslında çağın gerekliliği olarak da görüyorum biraz. Yani Hı -hı. hani hep söylenen bir şey var. İbrahim Tatlıses söylemişti herhalde. Ya bizim vardı. zamanımız Evet yani şimdi bizim zamanımızda ne YouTube vardı ne de Hı -hı. işte hikaye anlatıcılığı, görsel hikaye. Yani biz lisedeyken bunları düşünmüyorduk ki, bunları konuşmuyorduk Hı -hı. ki. E, ne yapıyorsun? İşte Mecburen prestijli bir diploma, mecburen hmm. e, işte birazcık da ailelerin tabi e, yönlendirmesiyle e, ya işte oğlum doktor ol, mühendis ol, hukukçu ol. Benim babam da hukukçu bu arada. <gülüyor> ee, <gülüyor> birazcık o neslin tavsiyelerine de kulak vermek zorunda hissediyor herhalde kendisini ama ya benimki gerçekten şeydi yani lisede ya elektronik mühendisi olacaktım ya da hukuk falan yani böyle kesin hmm. bir plan vardı. Ama ben hiçbir zaman kopmadım bir şeylerden. Ben zaten hep multimedya'nın medyanın içindeydim ya da meraklısıydım diyelim. Hmm. Ee, fakat hukuk okuduğum için pişman mıyım? Hayır kesinlikle değil. Ee, çünkü bana çok şey kattığını düşünüyorum. Özellikle konuşma becerileri, uzun süreli okuma yeteneği, kalın kitaplar. <gülüyor> <okuduğum> <gülüyor> i̇şte evet. hukuk felsefesinin kazandırdığı bir takım şeyleri çok önemsiyorum. Bunlar bana çok şey kattı. Bir de çok yönlü düşünme becerilerini geliştirdi ama ben daha ikinci sınıftan itibaren hukuk fakültesinde zaten medya ile ilgili bir şeyler yapmaya başlamıştım. İşte Bestefen bir yarışma düzenledi orada medyada genç yetenekler ödülü aldık hatta işte birinci hmm. olduk. Ondan sonra yani dolayısıyla ee, çok özür dilerim telefonu. Hiç değil. Hemen kısalım. E, dolayısıyla e, benim için her zaman e, medya vardı. Hayatımın bir parçasıydı. Hikayeler anlatmak vardı. Ve ben buna üniversitede de devam ettim. O yüzden hani kopuş demek belki yanlış olur. E, Hı -hı. Ama genel olarak insanların hayatına baktığımı kendimi öyle kandırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇nsanların hayatına baktığımda böyle çok alakasız insanların ya tıptan ya da hukuktan mezun olduklarını görüyorsun. Hı -hı. Bu da benim e, şeyim, kendi teselliyim. Tabii sonradan düşündüğüm zaman ee, aslında o zamanlar zaten hani tıp ve hukuk dışında çok da fazla bölüm yoktu. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru. Şekilde gurbeti diyebiliriz. Evet ama son dönemde özellikle hani dediğin gibi tasarımı merkez aldığını söylüyorsun ama ciddi anlamda bir bilime ilgin olduğunu da görüyoruz özellikle yayınlarının NASA yayınından daha fazla <laughs> ilgi toplaması falan biraz e, uç düzey başarılar diyelim. E, bu bilime olan ilgin de hukuk yıllarında var mıydı yoksa bu e, multimedya ile ilgili işler yapmaya başladıktan sonra mı özellikle bilimin de çok ilgili e, önemli bir e, sağ olabileceğini fark ettim bu alandan faydalanabileceğini. Açıkçası çok daha öncesinde vardı. Yani ben orta yıllarında bilim ve teknik dergileri işte... TÜBİTAK sanıyorum hala yayınlıyor o dergileri. Hı hı. Teknik dergileriyle büyüdüm. Yani benim başucu e, kitap, kitap da değil. Şey, yayınlarım onlardı. Hı hı. E, ha, uzunca bir sürede böyle desteler halinde evimde sakladığımı hatırlıyorum bilim ve teknik dergilerini. E, daha sonra işte e, yine benim gençliğimde... Şimdi bizi izleyenler için bunlar tabii dinozor e, konuşmaları ama... E, bazı... E, Yayın ...bazı ansiklopediler yayınlanmaya başlandı. Böyle fasikül fasikül, gelişim, haşet bilmem ne. Onları mesela biriktirirdik. Hmm. Ee, ve onları hiç unutmuyorum. Yani fasikül fasikül yayınlanan ansiklopediler <laughs> de bir mantık. Çünkü evet. her hafta yenisinin çıkmasını bekliyorsun. Ve çıkanı da okuyorsun baştan sona. Dolayısıyla bizim nesil böyle bayağı ansiklopedi okuyan bir nesil. Ee, kendi evet. diğer yaşıtlarımla da konuştuğumda bunu fark ediyorum. Tabii. Çok internet bir, öncesi internet, aileler internet zaten yok. Evet. Ee, dolayısıyla tek bilgi kaynağımız bu tür şeylerdi. Ben iki şeye çok fazla meraklıydım o dönemlerde. Bir tanesi istatistiklere çok meraklıydım. Çünkü Hı -hı. böyle almanaklar yayınlanıyordu mesela o ansiklopedilerin eki olarak. İşte Hı -hı. 2000, 2000 değil tabii. 1992'nin <laughs> bilmem nesi? Hı -hı. Ee, i̇şte en iyi şu su şu. Yani ekonomiden şeye kadar. Ee, bir de atlaslara çok meraklıydım. Yani o Şeyleri açıp, büyük atlasları açıp, içinde ülkeleri ya da uzay atlaslarını açıp mesela işte gökyüzünü, egenleri falan incelemek en büyük tutkumdu. E o o tutkum hiçbir zaman bitmedi. E sürekli olarak devam etti. ortaokulla lisede, üniversitede e hiç tükenmeyen bir tutkuydu. Hı -hı. E daha sonra e İngilizceyi öğrendim ve yabancı yayınları da takip etmeye başladım. Tabii internet girince çok devrimsel bir değişiklik oldu hayatımda. Çünkü işte bütünüyle bir yayın evreni karşına açılıyor. Yani şunu hiç unutmuyorum. Bazı belki röportajlarda da söylemişimdir. Üniversitede ben Marmara Üniversitesi'ne gittim ama... Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarım vardı ve... Oranın kütüphanesini çok beğenirdim. Ara ara hatta kendi okulumdan çok oraya gittiğimi söyleyebilirim. Boğaziçi Üniversitesi'nin kütüphanesine giderdim. Çünkü o kütüphanede mesela... İnternete geçiş döneminden bahsediyorum. 92-93 yani Türkiye'de üniversitelerde sadece internetin olduğu yıllar. Ee, ve mesela orada sadece internet için değil bilgisayarlarda CD-ROM'lar vardı. CD-ROM'larda da database'ler vardı. Veri tabanları vardı. Hı hı. Ve Ben e, mesela işte müzik hakkında bir araştırma yapmak için ki nedense öyle araştırma yapma tutkum var. E, <laughs> bakıyorum CD'de 80 bin tane albüm var mesela bir CD'de. Bu benim için böyle mucizevi bir şeydi. Yani 80 bin aylık <laughs> bilgisayardan arıyorsun karşına çıkıyor. Yani şu anda ne kadar basit bir şey aslında değil mi? Yani cep telefon sesli olarak sorduğunda cevap veriyor. E, bu bilgileri ve 80 bin diye yani milyonlarca e, kayıt için ama yani biz üniversiteye giderken durum böyleydi ve bizim üniversitemizde bile yoktu bu imkan. düşün yani Türkiye'nin Marmara Tabii. Üniversitesi de önemli üniversitelerinden biri ama bu bile yoktu ve ben işte Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçip işte Boğaziçi evet. Üniversitesi'ndeki o e, bilgisayarları kullanarak araştırma yapıyordum. Şimdi dolayısıyla böyle bir tutku olunca insanın içinde o hiç sönmeyen bir ateş gibi. E, evet. imkanlar yaygınlaşmaya başlayınca e, bu çok daha derinlemesine araştırma yapma imkanı verdi. O yüzden de işte şu anki yayınlarımda da ben e, herhangi bir konuyu araştırdığımda Öylesine derinlemesine gitmek zorunda hissediyorum kendimi çünkü artık her şey çok daha kolay. Oturduğunuz yerden hiçbir yere kalkıp gitmeden araştırabiliyorsunuz. Tabii. Ama yine de e, hala internete dijitize edilmemiş İngilizce'de, Türkçe'de de çok fazla yayın var. E, bunlar için hala kütüphaneye gitmenin de önemli olduğunu düşünen insanlardayım. O yüzden şu anda en çok yaptığım aktivitelerden bir tanesi e, burada New York Public Library'e gitmek ki dünyanın en büyük hmm. dört kütüphanesi. E, ya da işte lokal kütüphaneleri ziyaret etmek oluyor. Bir yandan da e, her ne kadar e pub gibi dijital kitapları okusam da tüketsem de fiziksel kitaplardan da kopamıyorum. Bir yandan da onları okumanın zevki ayrı. <laughs> i̇şte onu aslında sana sormak lazım şey mi e-kitaplar e, mı yoksa basılı kitaplar mı? Hangisini daha çok tercih ediyorsun? Ben dediğim gibi ikisini de yani ikisinin ikisini de eşit avantajları ve dezavantajları var. Yani işte e, şu anda şey diyorum ben buna, el uzatma mesafesi diyorum. El uzatma mesafesine bakın sol kolumu uzattım, hmm. e-okuyucu. Sağ kolumu uzattım, cep telefonu ki cep telefonundan da kitap okuyorum. Tabii. İşte e, diğer tarafa uzatıyorum, e, fiziksel kitap. Yani hmm. bunu, birisi diğerini öldürmek zorunda değil bence. Tabii bir arada olabilirler aslında. <laughs> Hepsinin farklı e, şeyleri var. Hepsinin farklı deneyimler yaşatma özelliği var. Öyle diyelim mi? Evet. Diğerinde evet. işte parmağınla not alabiliyorsun, seçebiliyorsun, e, başka şeyler yapabiliyorsun. Cep telefonu her zaman yanında. Erişilebilirlik çok yüksek. Ama işte e, dikkat dağıtıcı bir takım başka şeyler var. Hı -hı. E, elektronik mürekkepli kitap okuyucularda hiçbir dikkatin dağılmıyor. Daha uzun okuyabiliyorsun. Bir de gözü daha az yoruyor. Hı -hı. Güneş ışığında daha iyi okunabiliyor. E, fiziksel kitabında e, o bütüncül bakabilme şeyini önemsiyorum. Yani bu Hiçbir yazılımda ben daha henüz o deneyimi yaşayamadım açıkçası. Hani sayfaları bir anda karıştırıp istediğim bir noktaya anlık evet. atlamak falan o ışık hızı gibi geliyor bana. Evet, hemen bir geriye Bak. döneyim bakayım ne yazmıştı şurada sonra evet. devam edeyim. şey Evet o gerçek kitaplarda çok daha sağlam bir deneyim. Evet peki sen şu şeye geri döndürecek olursak kendine. Ee, kendi kanalına, YouTube'daki kanalına, bilim kanalı demediğini söyle, söylüyorsun. Ee, ve e, Zekeriya Ulu sormuş Twitter'dan. E, acaba e, Barış Özcan bir bilim insanı olmayı ve bir şeyin ucundan tutup hani bir şeyleri aydınlatmayı hiç istedi mi diye soruyor. Mesela neyi araştırmak isterdin. Ne alanda çalışmak isterdin veya e, sana ne diye ne gibi bir ünvanının olsun isterdin? Hani şey diye sormuş kendisi. İşte biyolog mu olmak isterdin? Astrokimyacı gibi mi? Yoksa ben olduğum halimden memnunum diyenlerden misin? E, şöyle bu soruya küçüklükte hani küçük çocuklara büyüyünce ne olmak istiyorsun diye bir soru sorarlar ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> cevabı vereyim. Bana ne denmesini isterdim o zamanlarda? Hmm. Şu an böyle bir isteğim yok ama ben bilgin derdim. Bilim, bilim adamı insanı tabirlerini bilmiyordum herhalde o zaman. Bilgin. Ee, herhalde izlediğim çizgi filmler veya hani okuduğum bazı kitaplardaki bilgin imajı var ya. Hı -hı. Öyle, yani çılgın bilim adamı e, imajı. O yüzden ben bilgin olacağım derdim ama nasıl bilgin olur falan bu konularda hiçbir fikrim <gülüyor> yok. <gülüyor> hangi <gülüyor> okula gitmek gerekir? Hangi okula gitmek gerekir falan evet, bilmiyorum. <laughs> evet. yani e, sadece bilgin derdim. Sonra bunu astronota dönüştürdüm. Hı -hı. E, tabii bu çok klişe yani birçok çocuk şu anda astronot o zamanlarda öyle olmayı istiyordu. E, hani eğer hayata yeniden başlasaydım muhtemelen yine bunları isterdim. Artık bilgin olmanın ne demek olduğunu, nasıl olunacağını daha iyi biliyorum. Ee, ve astronotlukla da birleştirerek bunu hani uzayla ilgili bir şeyler yapmayı isterdim. Yani uzay alanında e, akademik faaliyetler yapmayı isterdim açıkçası. Çok isterdim. Hmm. Hatta işte son Insight canlı yayınında da bu isteğimi böyle birazcık da yakınarak dile getirdim. Yani artık <laughs> ama özellikle hani ben yapamadım. işte kendi çocuğum başta olmak üzere diğer gençlerin çocukların e, böyle çok da yönlendirici olmak istemem tabii kariyer ya da hani e, evet. çalışma, bilimsel çalışma yapma e, alanı konusunda ama e, yani gelecek sanki birazcık uzay e, teknolojileri, uzay bilimleriyle ilgili e, çok hızlı ilerliyor gibi. Hmm. İşte özellikle e, aslında yani uzaya baktığımızda kimyadan fiziğe, biyolojiye kadar her şeyi içeren bir tarafı da var ya o evrenin kuşatıcı Tabii. şeyleri. Hmm. yani işte, e, Big bang'deki o e, moleküler, atom düzeyinde başlayan şeyler <laughs> e, kimyayı e, bize yönlendiriyor belki kimyayı fısıldıyor kulaklarımıza <laughs> işte daha sonra fiziğe geçiyoruz sonra canlılar oluşuyor biyoloji falan yani iş bitmiyor aslında o bilimlerin de evrimi evet. E, evet. dünyanın da evrimiyle çok paralel ilerlediği için e, hepsini içeriyor o yüzden hepsini içeren herhalde e, böyle bir şey e, tercih ederdim öyle bir şey okumayı ve o konuda araştırmalar yapmayı isterdim. Seni çok iyi anlıyorum. Biz bunu hep anlatmaya çalışıyoruz Evrim Ağacı'nda. Aslında şimdi dinleyenlere de tekrar e, senin vurgulaman çok iyi oldu. Yani e, düşünecek olursan varoluşun basamaklarını dediğin gibi büyük patlamadan günümüze kadar geçen e, süreci her bir basamağı farklı bir bilim dalı tarafından aslında çalışılıyor. Dediğin gibi işte kuantum düzeyinde başlayan bir fizik. Ondan sonra işte bildiğimiz daha astrofizik tarzı e, gök cisimlerinden önce ama daha moleküler düzeyde oluşan işte atomlardan söz ediyoruz, atom altı parçacıklardan. Sonrasında kimya doğuyor dediğin gibi, aynı senin de söylediğin gibi. Ki bu geçişte fizikokimya gibi ara geçiş bilimleri de var. E, daha sonra bu kimyadan canlılık doğuyor. Ama ondan öncesinde biyokimya var. Kimya ile biyolojiyi birbirine bağlayan bilim dalı. Bunun üzerine biyolojiyi inşa ediyoruz. Onun üzerine evrimsel biyolojiyle canlıların çeşitlenmesini görüyoruz. Sonra bu canlılardan birkaç tanesinde kültür oluşuyor. Kültürün içerisinde işte psikoloji, sosyoloji gibi bilim dalları var. Şimdi teknoloji o kültürden doğdu ve belki de bu varoluş basamakları diyebileceğimiz şeyin bir sonraki adımı belki tahminen senin de katılacağın şekilde teknolojik evrim yolunda belki de ilerleyecek. Bu bize çok sık sorulan sorulardan bir tanesi mesela. Eminim sen de duyuyorsundur bu soruları. Hani nereye gidiyoruz teknoloji ne yapacak? Senin kanalında da çok işlenen bir konu bu. Ama bunu fark etmek bile bu evrenin Farklı basamaklarının farklı bilim dallarınca tutulduğunu fark etmek bile e, özellikle gelecekte bilim e, yapmak isteyen insanlar için e, çok önemli bir farkındalık bana kalırsa e, ve senin de dediğin gibi bir de şunu hatırlatıyor bana söylediğin şey e, uzay hepsini kapsıyor gibi. Hani hep soruyoruz yani uzayda yaşam var mı uzayda yaşam var mı falan gibi sorular gene sen de çok sık üzerinde durduk onlardan bir tanesi. E biz varız ya yani hep <laughs> biz buradan dışarıya bakıyoruz ve hani acaba başkaları var mı ama biz de uzaydayız. O uzay gerçekten hepsini kapsayıcı bir kavram. Peki bu çalışmaların sırasında bilimle özellikle uzayla ilgilenirken böyle kendine örnek aldığın bir bilim insanı sana vay be dedirten bir bilim insanı var mı? ya da birkaç tane de olabilir e, tabii ki var e, fakat şöyle yani bu bu tür sorular bana çok sık geliyor ve ben Hı -hı. maalesef hani kalabalıkları mutlu edici memnun edici cevaplar veremiyorum pek bu da bir bu sorular. da bilinçli bir tercih bu arada yani şimdi şundan ötürü e, vermemeye çalışıyorum e, aslında kendi kanalım bana bu konuda birazcık da öğretici e, bazı geri bildirimler de verdi şimdi Birisini ele aldığınız zaman belki benim üslubumla da alakalı bir şey olabilir. Ben biraz daha böyle lirik anlattığım hmm. için her şeyi. <laughs> sanıyorum çok büyük bir hayranlık duyduğum ya da çok büyük bir e, şey olduğum gibi bir algı oluşuyor veya insanlar hani buna hayran ol gibi yönlendiriyormuşum gibi hissediliyor. Hmm. Mesela bu konuda yaptığım ilk örnek Elon Musk'tır. Evet. E, ve şu anda da en çok izlenen e, videom Elon Musk videosu. Evet. Şimdi ya evet Elon Musk'tan ilham alıyorum ben kendisini e, okuduğum kadar hayatını hiç tanışmadık ama okuduğum kadar hayatını <laughs> ve takip ettiğim kadarıyla e, çok e, ilham alınası yanları var. <laughs> e, ve ben de bu yanları anlatmaya çalışıyorum ama işte hayatımdaki ilk üç insan, hayatımdaki ilk beş insan gibi listeler yapmaktan ısrarla kaçınıyorum. <laughs> İyi ki de kaçınıyormuşum çünkü sonra mesela işte bir canlı yayında işte e, uyuşturucu ee, ki o, o yayının yapıldığı eyalette yasal olan bir şey. Evet. Yani, uh -huh. İçtiği için onun bile hani ucu bana dokundu. Yani. Nasıl Sağ <laughs> Ya şimdi olabilir şimdi. O konu ayrı bu arada. Yani onu içip içmemesi ayrı bir tartışma konusu. Yani ee, o onun bileceği bir şey. Ee, ama yani bir insan öyle yaptı diye benim onun e, Başarılı bulduğum özelliklerini anlatmam ve öne çıkarmam arasında çok büyük bir ayrım yapılmalı bence. Tabii ki canım. Ya benzer şey hani hiç akla gelmeyecek Stephen Hawking'de bile yaşandı. Yani Stephen Hawking öldükten sonra yaptıktan sonra hani Hı -hı. Hawking hakkında değil o zaman şunun hakkında niye video yapmıyorsun diye bir şey geliyor mesela. Hı -hı. Şimdi bu bitmez ki ama yani o kadar Hı -hı. çok insan var ki yani ve gerçekten de bunların bazıları çok underrated nasıl diyelim yani çok böyle gözden kaçmış bir şekilde gerçekten hak ettiği ilgiyi bulamamış YouTube tabiriyle konuşalım. Yani hı hı. abi sen bunu hak etmiyorsun diyorlar ya e, size de diyorlardır bana da diyorlar. <laughs> yani e, asıl bunu hak etmeyen birçok bilim insanı var. Birçok sadece bilim alanında değil her alanda gerçekten önderlik yapmış hı hı. liderlik vasıfları taşıyan ilham alınası pek çok insan var. Hı hı. E, bunların hangi birini sayalım, hangi birini şey yapalım? Ben Gündem oldukça konum e, konularımla örtüştükçe bu insanların iyi bulduğum yönlerini e, aktarmaya çalışıyorum. Kendimce bir motto'm da var. Hiç kimseye hayran değilim. Kimseden hmm. de nefret etmiyorum. <laughs> Çok e, güzel. Ya yani gerçekten böyle hmm. her şey herkese hayran. ilham almak ayrı bir şey. Esinlenebiliriz. Biliriz. Esinlenmeliyiz çünkü insan böyle çalışıyor zaten. Rol modelleri biz. Ee, yani bu de, felsefede de var, tarihte de var. İşte e, mimesis denilen bir şey var. Biz insan insanlar başkalarına bakarak taklit ederek bir şeyler yapıyoruz. E tabi memetik alanında oradan geliyor zaten. Evet, aynı. yani dolayısıyla hı hı. E, elbette hani birilerinden örnek alacağız, ilham alacağız, yaptığı şeyleri öne çıkartacağız. Ama böyle birilerini say dediğiniz zaman e, de, gerçekten değişiyor bu. İşte bunun Hı -hı. bir başka örneği e, bugünlerde popüler bilim deyince Amerika'da ya da İngilizce konuşulan ülkelerde ilk akla gelen isimlerden bir tanesi ki senin arkandaki Kozmos kitaplarının Hı -hı. belgeselinin yenisini yaptı. E, Neil deGrasse Tyson. Hı -hı. İşte cinsel taciz suçlamaları. Şimdi ben mesela onunla görüşüp bir röportaj yapmayı falan planlıyordum bugünlerde. Şimdi bu tartışmalardan sonra iki kere düşünmeye başladım falan Tabii yani. Ben, evet. Şimdi ama o ayrı bu ayrı. Yani Hı, -hı. Bir Yok ya. zaten orada şimdi Neil deGrasse Tyson örneğinde şimdi olay belli bir suçlama var. Sen bunun üzerine belli bir karar alabilirsin. Ama sen Elon Musk'ı anlattın diye ona kefil olmuyorsun ki yaptığın bütün hareketlere. Yani Aynen. öyle bir e, sıkıntı var. İşte ee, o yüzden isim hı. vermekten kaçınıyorum. Yani mesela e, bu arada bu cinsel taciz şeylerini de e, az önce Twitter'dan paylaşım yaptım. E, sizin kanalınızdan e, gördüm, okudum. Bilmiyordum evet. yani ben de bilmiyordum. Evet ben de dün duyduğumda şimdi, hemen habere dönüştürdüm. Bütün gazetelerde şimdi çıkıyor yavaş evet, yavaş. Evet şimdi mesela bunu bu evet. bilgi bende olmasaydı hmm. sen bu soruyu sorduğunda ilk aklıma gelecek isimlerden biri oydu. Hmm. ve hmm. ben bunu söyleseydim muhtemelen tepki Yok. alacaktık falan ya yani anlatabildim mi? O yüzden ben isim verme konusunda e, birazcık daha temkinli davranmaya çalışıyorum sosyal medyada. Hmm. Ama elbette e, kendime örnek aldığım insanlar isimler var ve ben e, bu isimleri mümkün olduğu kadar çok sadece isim olarak değil verdikleri eserlerle yazdıkları kitaplarla ya da yaptıkları araştırmalarla hmm. e, kendi e, video içeriklerimin içerisine konuk ediyorum aslında hmm. davet ediyorum onu takip edenler bunu anlayacaktır e, diyorum O yüzden liste yapmaktan e, işte en iyi film en iyi en sevdiğin müzisyen sanat gibi hmm. e, hani yuvarlak konularda bile e, kaçınmaya çalışıyorum ee, insanlara bu soruyu sordukları zaman da tavsiyem o oluyor. Yani kimseye kendinizi e, kaptıracak kadar hayranlık duymayın. Onun iyi olan özelliklerinden esinlenin ve kendinizi de aslında ezmeyin. Çünkü çok e, çok fazla hayranlık bir noktadan sonra insanda ya ben bunları yapamam herhalde şeklinde bir eziklik duygusu da oluşturabilir. Evet, bu da çok şey, tehlikeli bir şey. Hı. Oysa onların hepsi bizim gibi bir insan belli doğru zamanda doğru yerde olmuşlar yani biraz şans faktörü de var işin içinde mutlaka kendilerini çok yetiştirmişler çok iyi çalışmışlar bizim de üzerimize düşen galiba bu yani onlardan örnek alacağız onların hayatını okuyacağız başarılı bulduğumuz yerleri alacağız ama bu bizim gözümüzü kör etmeyecek başarısız bulduğumuz yerleri de olacak benim farkım şu ben başarısız olduklarını düşündüğüm alanları Eleştirmiyorum. Çok öne de çıkartmıyorum. Geri planda tutuyorum. Mesela Elon Musk'ın hayatını okuduğumda en güzel, evet. aile hayatıyla ilgili bir takım sıkıntılar yaşadığını da ben okumuştum. Bunun farkındaydım. Bundan bahsetmeme gerek yok. Yani bu konumuzun dışında bir bağlam. O yüzden evet. e, bunları ben göz ardı ediyorum. Böyle bir yaklaşımım var açıkçası. Hı -hı. E, bu e, genelde bu, bu takip ettiğin kişilerin mesela ilham aldığın taraflarından söz edecek olursak daha ziyade ee, popüler bilim ya da anlat, hikaye anlatıcılıkları ile ilgili taraflarından mı esinleniyorsun yoksa başka taraflarından esen esinlendiğinde oluyor mu yani profesyonel anlamda aslında birazcık da soruyorum evet ya çok ilginç ee, sadece böyle spot ışıkları altındaki insanlar değil benim aradığım insanlar nitekim e, bugün yayınladığım videoda e, taş sektirme üzerine bir video yayınladım ve evet, o videonun araştırmasını güzeldi. yaparken işte Kurt Steiner diye şu anda dünya taş sektirme rekortmeni bir insanın hikayesi dikkatimi çekti. Adam hakkında belgeselleri araştırdım işte bir tane kitap buldum onu okudum filan. Japonca şeylerden Japonya'da kesin mesela evet yani <laughs> Japonya'da bile çok meşhur olmuş ama işte Amerika'da filan çok fazla bilinen birisi değil. Hatta YouTube kanalı açmış 300-400 evet. takipçisi filan var. Yani evet. kendi halini müzevi bir adam. Hmm. Şimdi bu adam da bana ilham veriyor. Yani e, dolayısıyla e, böyle sadece göz önünde bulunan ya da sadece hani usual suspect diyebileceğimiz olan şüpheliler değil benim radarımda olan insanlar. E, onların e, yazdığı kitaplardan tabii ki e, ilham alıyorum. Tabii ki e, benim de ilgimi çeken yönleri oluyor ama ben e, sıradan gibi görünen bir insanın da bize önemsiz gibi gelen bir ayrıntısının ilham verebileceğini düşünenlerdenim. Çok doğru. Ee, ve bu sayede ben e, yaratıcılığı noktaları birleştirmek olarak tanımlamayı seviyorum. Bu şekilde noktaları birleştirmek çok hoşuma gidiyor benim. Yani dediğim gibi olağan şüphelilerle ilgili zaten çok çalışılmış, çok kitaplar yazılmış. Mesela ya ben Steve Jobs'la ilgili içerik bugüne kadar bir kere e, ürettim. O da kanalımın ikinci ya da ilk videosuydu herhalde. <laughs> ee, o kadar hani eskitildi ki bu konu. Ee, ya ben de anlatmayı çok isterim bu arada bu Steve Jobs'ın kötü olduğu anlamına falan gelmiyor Tabii yani ki Steve Jobs'ın çok şey ilham var. verici yanları var fakat bu çok anlatıldı çok yazılıp çizildi ee, bir gün olur da hani benim de bağlamıma cuk oturan bir yanı hmm. çıkarsa ben de anlatacağım bir gün ama hmm. ben onun yerine daha az bilinen ya da çok bilinen ama daha az çok bilinen bir kişinin daha az bilinen bir özelliğini alıp onunla noktaları birleştirmeyi seviyorum hmm. böyle olunca sanki beynimizde de yeni bir e, sinaps bağlantısı Doğru, oluşur gibi geliyor evet. yani var olan bir şeyin üzerinden bir daha geçmiyoruz da evet. hani yeni bir patika oluşturmaya başlıyoruz evet. gibi geliyor bana bu da e, sanki çok boyutlu düşünebilmek gibi geliyor yani Hı -hı. Normalde işte bir sürü insan bu konuya şuradan bakmış Hı -hı. E ben bir de buradan bakınca daha üç boyutlu gibi görmeye başlıyoruz ben, onun Onu üzerine bir şey katmış oluyorsun Çünkü Evet, yani evet. katmaya çabalarken bile bir kere beni geliştiriyor en azından. Mutlaka. Hı -hı. Dolayısıyla evet. bir kişis kişisel bir gayem de var. Ee, e bir de o bağlantı eğer iyi kurulduysa, o zaman e, ortaya çıkan içerik de değerli oluyor herhalde bir şekilde insanlara ilham vermeye başlıyor. Mutlaka ve bu dediğini çok iyi anlıyorum. Mesela bizim sahada da işte evrimsel biyoloji dendiğinde akla gelen ilk isim mesela Richard Dawkins'tir. Ee, ama mesela benim bu işin bu kadar içinde olan biri olarak ki e, popüler bilim anlatıcılığı bakımından da Richard Dawkins ilk akla gelen isimlerden bir tanesi olmasına rağmen e, benim ilham kaynaklarım arasında çok öyle olan biri değil Richard Dawkins. Ben mesela o yüzden birazcık da profesyonel anlamda e, sordum. John Maynard Smith isimli bir çok çok daha az bilinen popüler bilimde bir evrimsel biyoloğu ilham alıyorum. Neden? Çünkü kendisi 2. Dünya Savaşı'nda uçak mühendisi olarak görev yapmış bir mühendis. Ancak savaş sonrasında matematiksel bilgisini evrimsel biyoloji alanında kullanmaya başlıyor ve günümüzdeki evrimsel biyolojinin matematiksel altyapısına çok çok büyük katkılarda bulunuyor. Şu anda hala kitapları ders kitabı olarak okutulur falan. Yani aradığınız zaman aslında çok göz önünde olanlardan çok daha ilgi çekici, ilham verici insanlar var. Zaten aslında bu yayınlarımızın amacı birazcık da o. Yani hep televizyonlarda görmeye alışık olduğumuz insanların dışında işte daha ziyade bizim Türkiye'deki üniversitelerimizde ya da yurt dışında yurt dışına gitmiş orada çalışmalar yapan insanları bu kanala çıkarmaya çalışıyoruz bu canlı yayınlarımızda ki onların perspektifini dinleyelim. Çünkü hep aynı perspektiften bakınca o dediğin gibi üç boyutluluğu kaybediyoruz. Hep aynı açıdan bakıyoruz. Dolayısıyla senin burada olman tekrardan bizim için çok önemli. Tekrardan küçük, teşekkür ederim Küçük edeyim. bir ekleme de Tabii. yapmak lazım. Bu, bu söylemin bir e, kusuru da olabilir bu arada. Hani hem sana hem kendime söylüyorum bunu. Hı -hı. Çünkü bazen bizim, e, mesela ben bununla ilgili, sen bir örnek verdin, ben de bir örnek vereyim. İşte Hı -hı. E, Harari çok meşhur bir yazar şu anda. Sapiens, bir dakika, o, bağlantı, Hı -hı. bağlantıda bir saniye, bir saniye. Bağlantıda bir kesinti e, oldu. Bir e, müsaade edelim. Veri paketlerinin akmasına. <laughs> tamam. e, azıcık donuyor. Evet. Buyur abi söyle şimdi bir bakayım. Evet şimdi nasıl geliyor acaba sesim? Tekrar bir. Evet, şöyle tekleyerek geliyor. Aha Öyle şimdi mi? oldu tamam. evet geldi. Tamam, tamam, tamam. güzeldi akmaya başladı. Hı -hı. Evet. <laughs> ee, şimdi senin söylediğine bir örnek olarak mesela e, Sapiens ve Homo Deus gibi kitapların yazarı olan e, Harari şu anda çok popüler birisi. Hı -hı. Hı -hı, evet. e, ben de okudum kitaplarını ve gayet de güzel yazmış. Ama mesela ben o kitaplar hakkında değil de. Harari'nin de ilham kaynağı olan, ilham kaynaklarından biri olan Tüfek Mikrop Çelik ki daha eski Tabii. bir kitap. Ee, onunla ilgili acaba bir şeyler mi üretsem diye düşünmeye başladım. Hı -hı. Fakat burada da şöyle bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı belki e, hani bizim gibi popüler içerik anlatıcıları, aktarıcıları arada bir değerlendirmesi lazım. Bazen de biz işlerin içine o kadar çok gömülüyoruz ki bize popüler gibi gelen bir takım isimler başka insanlar tarafından daha hiç duyulmamış olabiliyor. Kesinlikle evet. Yani. Onu da göz ardı etmemek lazım. Hani tabii, geniş tabii. kitlelere hitap ederken öyle çok katmanlı düşünmek, çok katmanlı bir dil kullanmayı da önemsemek gerekiyor. Ee, ama dediğim gibi ben yine de hani biraz daha böyle arada kalmış, birazcık daha spot ışıklarının kenarında kalmış insanları. Öne çıkartmayı seviyorum açıkçası. Senin özellikle hikaye anlatıcılık yöntemin aslında buna çok müsait. Hani e, konuyu bir yerden alıp başka bir yere sürükleyebilme becerin gerçekten olağanüstü. E, zaten birçok kişinin de sende bulduğu en değerli özellikler de benim gördüğüm kadarıyla o en azından. Ve e, belki de işte spot ışığındaki bir noktadan alıp daha spot ışığı haricindeki yerlere çekmek. En azından senin anlatım yönteminde de e, daha kolay bir e, aracı olabilir ne diyorsun? Olabilir evet doğru. Evet. Ee, yani ben dediğim gibi noktaları birleştirme şeklinde bir yaratıcı üslup belimsemeye Hı. çalışıyorum kendimce. Ve bunu da sürekli geliştiriyorum aslında. Ben de öğreniyorum. Yani her ürettiğim içerik, her yaptığım kurgu. Ben bu arada bütün araştırmalarımı, metinlerimi, kurgularımı, her şeyimi kendim yapmaya çalışıyorum. Hepsini e, o hikayenin bir parçası olarak kabul ediyorum. Hı. Orada kullanacağım küçücük bir ses efekti bile e, bir anlam taşıyabilir. Bir mesaj verebilir ya da benim var olan mesajımı güçlendirebilir. O yüzden e, birçok hani youtuber işte milyon takipçiyi falan geçtikten sonra bir ekip haline gelme yolunu seçse ve benim aslında bir ajansım ve bir ekibim olmasına rağmen e, YouTube projesini biraz kişisel bir proje olarak değerlendiriyorum. Profesyonel görmemeye çalışıyorum. Amatör ruhla ya yani bir para kazanma aracı olarak da görmemeye çalışıyorum. E, hani o tür kaygıları, işte clickbait ya da tık tuzağı gibi kaygıları, evet. efendim nasıl daha çok izlenirim gibi kaygıları bir kenara bırakıp daha çok nasıl değer üretebilirim, nasıl daha iyi hikaye anlatabilirim, daha kaliteli içerikler paylaşabilirim'in derdindeyim açıkçası. Benim için öncelik bunlar. Muhtemelen seni samimi bulmalarının nedeni de o insanların aslında. Yani iyi bir doğru bir yoldasın bence bana sorarsan. Peki şey soracağım. Şimdi birazcık çok yönlü anlatımdan falan bahsettikçe sence bu devirde çok yönlü olmak daha Fazla önem kazanmaya başladı mı? Çünkü geçmişe baktığımızda uzmanlık alanlarında böyle sivrilen belli alanlarda sivrilen insanlar sanki daha çok el üstünde tutuluyordu. Şimdi ise daha çok yönlü olan insanların daha başarılı olmayı başladığını görüyorum ben. Bu görüşme katılıyor musun? Kesinlikle katılıyorum. Ben Süpermen olmak diyorum buna. Evet. Ee, i̇ş ilanlarında da eleştirilen bir şeydir bu. Mesela işte bir iş ilanına bakarsınız hem şunu hem şunu hem şunu hem şunu bilecek böyle bir adam arıyoruz. E şimdi yani o bence e, dürüstçe bir istek. Şimdi eleştirilebilir mi? Evet eleştirilebilir. Ama bu istek bir e, endüstrilerden geliyor, sektörlerden geliyor. Yani e, ticari hayatta böyle bir talep var gerçekten de. Bir de e, hayat bizi biraz oralara götürüyor gibi geliyor bana. E, artık şu modelin ben kalmadığına ya da yakın zamanda kalmayacağına inanıyorum. E, i̇şte bir e, kariyer yolu belirliyorsunuz. İşte bir üniversitede hmm. uzmanlık alıyorsunuz. Yani biraz önce senin söylediğin işte makine mühendisliğinden buraya ya da benim hmm. hukuktan buraya gelmem artık bir istisna ya da garip bir yol değil. E, hayatın ta kendisi haline gelecek gibi geliyor. Artık hayat boyu öğrenmek zorundayız. Bir kere böyle bir zorunluluk yüzde yüz var. E, üniversiteler e, tek başına yeterli değil. Çok önemli olmakla beraber yeterli değil. Muhakkak başka eğitim kanallarından, eğitim kaynaklarından da beslenmek gerekiyor. Neyse ki internet bizi bu konuda çok büyük bir yardımcı. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> e, işte online eğitim siteleri, kurslar ki büyük bir çoğunluğu ücretsiz bunların. E, hani şey sertifika alacaksanız ücretli ya da öyle söyleyelim. E, dünyanın en büyük üniversitelerine, en önemli üniversitelerinden ki öğretmenlere artık dünyanın hemen hemen her yerinden ulaşabiliyorsunuz. Yani bu çok büyük bir imkan. Çok büyük bir fırsat. Gerçekten. O yüzden muhakkak e, bunları değerlendirmek gerekiyor. Artık tek yönlü olursak bir kere şunu yapamıyorsunuz. Kritik düşünme becerileri işte yaratıcılık ya da problem çözme yetenekleri ki bu saydığım üç şey aslında birçok meslekte aranılan özellikler. Hem Hı. sözel hem sayısal. Benim görüntümle ilgili galiba hala bir problem evet, var. Bu bir arada. şöyle bir e şey titremeler Black, oluyor ben Black, Black Mirror tarzı bir gidip geliyorsun <gülüyor> sana <gülüyor> tekrar bir içinden canavar falan çıkmaz diye <laughs> umuyorum evet sanıyorum güzel sanıyorum evet. düzelttim şu an <laughs> evet buyur abi evet e, dediğim gibi bu beceriler için e, zaten çok yönlü olmak gerekiyor bir de şunu fark edeceksiniz yani eğer böyle çok yönlü kitap okumaları yaparsanız ee, çok alakasız yerlerdeki bir okuduğunuz bir şey yine çok alakasız bir yerdeki başka bir şeyle kendiliğinden birleşecek. Yani bunun için evet. ekstra bir çaba sarf etmeye gerek yok. O Kesinlikle. eureka anları, o <laughs> wow e, dakikaları kendiliğinden oluşmaya başlıyor. Enteresandır çoğunlukla da duşta oluşuyor bu tür şeyler. <laughs> evet. Onunla <laughs> ilgili bizim bir yazımız var. <laughs> var mı? Ben, ben de bir içerik hazırlamayı düşünüyorum. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Çünkü gerçekten <laughs> bende de öyle oluyor. Evet. Yani oradaki evet. o rahatlama ya da aslında hani tüm dış dünyadan soyutlama e, beynin e, yeni bağlantılar kurması için tabii. çok aslında uzun senin, yani. E, senin anlatımında çok iyi gider o konu. Yani e, o kadar çok bilgi bombardımanına tutuluyoruz ki duş gibi yerlerde hatta bizim Türklerde tuvalette olur biliyorsun. <laughs> e, o gibi yerlerde hani kendimizle baş başa kalmamız mümkün oluyor tabii. Telefonunu falan almadın. O yüzden duşta da daha sık oluyor hatta telefonu evet. alamayacağın evet. için. E, o bir de suyun da etkisi var. Ferahlatıcı, rahatlatıcı. hani. Evet, evet. Onlarla ilgili bir çalışma da yapılmış. Eminim birden fazla da araştırma vardır. Biz yazmıştık. İlgini çekebilir o güzel konu. Evet yani çok yönlülük gerçekten bu çağın şeyi artık hani mottosu haline gelmeye başladı gibi. Mesela senden bir önce, bir geçen hafta yayına aldığımız Ekrem Aydıner hocamız fizik, profesörü ama ekonomi fiziği diye bir alanda çalışıyor ekonomiye fizik modellerini uyguluyorlar mesela ve ekonomideki bazı davranışları e, fizik sayesinde keşfediyorlar. İşte benim çalışma çalışmamsa mesela işte evrimsel biyolojinin robotiye uygulanması üzerine mesela. Ve bunlar için öyle çok da fazla kafa yormana dediğin gibi hakikaten gerek yok. Çünkü birleşiyor zaten bunlar e, uzunca bir süredir artık yavaş yavaş kaynamaya başlamış konular ve şimdi daha resmileşiyor bu alandaki çalışmalar. Çok ilginç bir çağda yaşadığımızı düşünüyorum ben o açıdan. Özellikle bu çok. Ya ekonomi açıdan. dedin. Hani ben zaten ekonomist falan hiç değilim ama Hı -hı. hakikaten öyle. Ya yani mesela ben YouTube'la e, borsa arasında çok ilişki kuran bir insanım. Evet. İşte bu Elliot dalgaları vesaireler filan aslında abonelikler, izlemelerle filan çok o benzeşiyor. Marka. Yani o modellerle Hı -hı. çok benzeşiyor. Ve e, enteresan bir şekilde bilinçli mi oluyor bilmiyorum ama bazı izleyici yorumlarında YouTube'da çok rastlanılan klişe yorumlardan bir tanesi buralar değerlenecek mesela <laughs> değil mi yani evet. şimdi borsada da aslında yatırımcıların ana e, hedefi değerlenmesi beklenilen e, evet. küçük şirketleri e, önceden tespit etmek etmek ve onlara yatırım yapmaktır e şimdi evet. aynı şeyi izleyici ne yapıyor en değerli sermayesi olan zamanını bir şeylere yatırıyor kanal seçerken ya da bir içerik izlerken o yatırımı yaparken de bu notu düşüyor. Diyor ki buralar değerlenecek. Yani bu tam bir e, Wall Street e, yatırımcısının sözü bence. Gerçi yani yorum mesela... Orasıyla... da pek bir yatırım yapılmış olmuyor ama oradan nasıl? <laughs> yani işte buralar değerlenecek diyerek aslında izini bırakıyor. Hani böyle hayvanlarda da olan bir iz bırakma işgücüsü var. Sonra yıllar böyle. sonra gelip evet gösterecek. Ben demiştim bay. diyecek orada. <laughs> evet doğru. Peki şeye birazcık girmek istiyorum. Ee, bu hikaye anlatıcılığı konusuna. Evet. Bu konuda bir yeteneğin olduğunu düşünüyor musun? Ne zaman fark ettin? Yoksa hani uğraştıkça geliştirilebilen bir şey mi sence? Yani o konuyu birazcık anlatmanı istiyorum. Tabii. Nedir? Bence geliştirilen bir şey. Ben de geliştirilme amacıyla zaten practice pratik yapmaya çalışıyorum YouTube kanalımda. Benim için bir çeşit RG laboratuvarı gibi. Evet. Ben sinemaya çok büyük ilgi duyan bir insanım. Ve bence bu çağın en iyi hikaye anlatıcıları doğal olarak sinemacılar, özellikle yönetmenler. Çünkü onlar e, sizin bütün duyularınıza hitap etme başarısını gösteriyorlar. E, ben de bu gibi düşüncelerle, ya onlardan ilham alarak diyelim, isim istemeyin ama. <laughs> Çok var çünkü. <laughs> onlardan ilham alarak. Ee, acaba nasıl daha iyi sunum yaparım diye başladı bende her şey. Çünkü işte e, iş hayatında işte kendi ajansımda da çalıştığım şirketlerde şirkette de dediğim gibi bir, bir işte konferans vermek, bir sunum yapmak benim için en büyük e, işimin en büyük değeri buydu. Dolayısıyla nasıl daha iyi sunum yaparım? E, nasıl daha iyi hikaye anlatırıma dönüştü. Daha sonra ben e, sinema ile ilgili bayağı teorik kitap okumaya başladım. Yani bu konuda sinema teorileri var hatta 7 tane ana teori falan var. O kitapları okudum onlar bana çok büyük şeyler kattı açıkçası. Ve daha sonra da kendimce bu teorilerin özeti diyebileceğim bir teori geliştirdim. Zaten o teoriyi şu anda da işletiyorum. Ben şöyle görüyorum hikaye anlatıcılığı bilinen insanlık tarihinin ilk günlerinden beri var. Hatta hatta ben bu işte iddialı ve tamamen anti bilimsel bir yorum yapacağım. <laughs> Spekülasyon lütfen eleştirmeyin bu konuda beni. Atıyorum homo, homo, ho <laughs> homo sapiens. dediğimiz şey hani akıllı bilen canlı diyoruz ya. <laughs> ben onu bir adım daha öte, öteye götürüp diyorum ki bizi diğer canlılardan ayırt eden özellik bizim hikaye anlatabilmemiz. <laughs> Çünkü akıllı dediğimiz şey de aslında şu bana göre işte o Hani biz ilk insanlar bulabildiğimiz ilk akıllı insan izleri işte mağara duvarlarındaki izlerdir ya işte eller, hmm, resimler evet. vesaireler. Onlara baktığımızda şöyle bir hikaye anlatılmış olduğunu fark ediyoruz. Ne yapıyordu işte avcı toplayıcı toplumlarda eee işte gündüz bir problemleri var. Nedir? Hmm. Ee, yiyecek problemi, temel ihtiyaç. O yiyeceği elde edebilmek için vahşi hayvanları avlamak zorundalar. Bir problem. Değil mi? Bu problemi bir noktaya koyalım şimdi. Bu problemi gün boyunca çözmeye çalışıyorlar. Mesela hmm. işte bazen çözem yakalayamıyorlar. Sonra bir tuzak kuruyorlar. tamamen dediğim gibi spek aslında şu anda da bir ha, hikaye mi? Evet. Bir tuzak kuruyorlar <laughs> ve o hayvanı yakalıyorlar. Bir başarı elde ettiler. Yani hmm. bir çözüm ürettiler. Bir engelleri vardı. O engeli ortadan kaldırdılar. Hmm. Sonra o avladıkları hayvanı sırtlayıp Mağaralarına geri dönüyorlar akşamları. Ateş yakıyorlar ve ateşin başında ateşin olduğu dönemden bahsediyorum. Ateşin <laughs> başına toplanıp bir yandan o iti pişirirken bir yandan da yaşadıklarını birbirlerine anlatmaya başlıyorlar ki bence dil böyle gelişti zaten. Olabilir. Evet. Ne yapıyorlar gün boyunca karşılaştıkları problemi nasıl çözdüklerini hikayeleştiriyorlar. Şimdi anlatıcı bunu yaparken dinleyici olan da bütün o olanları bir kez daha nerede canlandırıyor? Hayal gücünde. Bu üç nokta çok önemli bence. Problem, çözüm ve hayal gücü. Evet. Bu üçleme benim bütün bu sinema teorilerinden elde ettiğim hikaye anlatıcılığının da temeli olarak konumlandırdığım şey. Senin kendi teorim dediğin şey bu mu bu anlatıcı. Evet. Yani problem, çözüm <laughs> ve hayal gücü üzerine gidiyor. Bunun daha başka dayanakları da var. Mesela ben bunu şu Aristo'nun e, retoriğinde anlattığı üçlemeyle de e, birleştiriyorum. Orada diyor ki yine retorik yani retorik de hitabet sanatı, evet. e, söz söyleme sanatı aslında. Hı hı. Orada diyor ki e, iyi bir söz söyleme sanatı için ben bunu hikaye anlatıcılığına da çevirebileceğimiz düşünüyorum. İyi hikaye anlatabilmek için bir başka deyişle. Üç şeye ihtiyaç vardır diyor. Logos, patos ve etos. Evet. üç şey. Şimdi orada etos dediğimiz şey etik'ten de aklımıza <laughs> gelebilir. Ahlak. Ah, evet. Tam aynı şey olmamakla beraber böyle çevirebiliriz. Evet. etos etik diyor ki Aristo öncelikle iyi bir hikayenin oluşabilmesi için etik bir anlatıcıya ihtiyaç vardır. Yani bizim e, kültürümüzden e, buna bir örnek vereceksek eğer iyi bir nasihat vericiye ihtiyaç var. Nasrettin Hoca, <laughs> efendime söyleyeyim boy boylayıp soy soylayan Dede Korkut. Bunların hepsi etosu temsil ediyor. <laughs> ve bu etos bir problemi tanımlıyor. Şimdi benim biraz önce söylediğim bu mağaradaki hikayeye geri dönecek olursak. Sonra etos bu problemi Logos'a devrediyor. Logos da logic, mantık. Mantık Beynin Beyninde problemi yoğuruyor ve bunu karşı tarafa bir idea, bir fikir olarak logosla aktarmaya çalışıyor. İyi Bir Hikaye için üçüncü parça da, puzzle'ın üçüncü parçası da bunu alacak olan dinleyici işte. Hayal gücü dediğimiz ya da patos dediğimiz şey. Patosu da sempati oradaki kelimeyle şey yapacak olursak daha çok duyguyla olan ilgili kısım. Yani etos, anlatıcı aklıyla, mantığıyla bir şeyleri logosla aktarırken Patosun kalbine, duygularına erişmeye çalışıyor bir anlamda. Böylece ortaya retorik dediğimiz ya da iyi e, hitabet dediğimiz ya da iyi hikaye diyebileceğimiz o üçleme Doğru. çıkıyor ki bunun örneklerini alın işte 2000-3000 yıl öncesinden günümüze getirin. En popüler filmlerde de görebilirsiniz. Modern senaristler, modern senaryo yazarları adını böyle koymuyorlar ama etos yerine Harry Potter diyorlar. Ya da işte onun yanındaki patos ve logos yerin, onun yanındaki iki karakteri şey yapıyorlar. İlginç bir şekilde e, klişeleri de alt üst ederek normalde patosu kadın gibi e, dişi e, olarak konumlandırmaya kültür genelde e, el verir. Ama orada e, kadın karakter yani hemen yardımcı karakter logosu temsil eder, aklı e, temsil eder. Daha böyle tutkuyu temsil eden e, diğer yardımcı erkek oyuncuysa e, patosu temsil eder. Daha pe, e, daha tutkuludur, abi. duygusaldır. Evet, tutku, evet. İşin... Evet. Ama burada bir üçleme vardır. Yani o evet. üç karakter bazen de bu üçlemeyi bir karakterin derinliği olarak bir karakterde toplandığını görürüz. Tabii. Bir başka yine çok popüler beğendiğim e, böyle e, birazcık da nasıl diyelim e, hani şey e, bilim e, sözde bilim konularına da e, el atan X-Files dizisinde Yine erkek karakter patosu temsil eder, daha duygusal şey yapar. Hı hı. E, kadın karakterse e, daha böyle bilim zaten doktor olduğu için bilimsel hı hı. E, işin yanını e, araştırır. Logos'la e, gitmeye çalışır. Orada da yazarlar etik kısmını işin etosu izleyiciye bırakmıştır. Hı hı. Yani orada sen karar ver e, buna. Evet. Yani bak Logos böyle davranıyor. Atos böyle davranıyor sen de Etos'sun Etos demiştir. De Ama sonuçta iyi bir hikayede hep bu üçlemeyi görüyoruz. Ben dediğim gibi bunu problem çözüm ve hayal gücü olarak da bir paralel ilişki kuruyorum. Ve günümüze kadar getiriyorum. Günümüzde o mağaraların yerini sinema salonları aldı bana göre. Aynı karanlıklıkta ve ateşin yerinde de projeksiyon cihazı var. Yani o projeksiyon cihazından duvara yansıtıyorlar. Ve dünyanın en iyi hikaye anlatıcıları olan yönetmenler bir buçuk iki saat boyunca böyle Ağzımız açık bizim ee, anlattıkları hikayeleri <laughs> dinlememizi sağlıyorlar. Değişen bir şey yok yani bu anlamda baktığımızda. Paslamış i̇şte ben. kola evet, Tabii. Evet. Ha yani. Ben işte <laughs> e, o temelleri yakalamaya çalışıyorum. Çünkü evet. şunu fark ettim yani teknolojinin, bilimin çok hızlı değiştiği bir dönemde daha az değişen ne var acaba? Biraz evet. bunlara odaklandığımda. Çok e, Böyle sonuçlar çıkarttım ve kendi teorimi geliştirmeye çalışıyorum şu anda. Ve bu teorinin de pratikteki karşılığı aslında benim YouTube kanalım. Hmm. Ve sen e, sana şunu tavsiye edebilirim yine bizim sahadan eğer hiç e, duymadıysan veya e, incelemediysen Stephen Jay Gould diye bir evrimsel biyolog var e, birkaç on sene önce kaybettiğimiz yani çok geçmiş zamanda yaşamamış birisi. Ondan da şöyle bir sözü var. Evet e, bizler hikaye anlatıcı hayvanlarız ve günlük yaşantılarımızın sıradanlığını kabul etmeye tahammül edemiyoruz demiş ve bunun üzerine e, düşüncelerini aktarıyor. O da insanların hikaye anlatıcı doğasını fark etmiş evrimsel biyologlardan bir tanesi. Belki hikayelerine e, ilham verir ve çok da orijinal bir karakterdir diğer açılardan da. E, ilgini çekebilir öyle ufakta bir e, not düşmüş olayım. E, şimdi e, şey, e, birazcık da bilim e, popülerleştiriciliği konusuna e, girmek istiyorum. Eee Bilim popülerleştireceği özellikle yurt dışında işte dediğim gibi YouTube gibi araçlar sayesinde bir süredir var. YouTube'a girdiğimiz zaman bilim popüler bilim yapan bir dolu kanal görüyoruz mesela. Sen Amerika'da da bulunan biri olarak Türkiye'nin durumunu nasıl görüyorsun bu konuda? Doğru yönde ilerliyor muyuz? Neler yapılması lazım? Birazcık bunlardan bunlarla ilgili fikirlerini almak istiyorum. Ya böyle şöyle bir itiraf yapmak zorundayım. Hatta işte seninle yazışırken de ben Evrim Ağacı'nı hani yazılı bir kaynak olarak biliyordum. Hmm, internet sitesi evet. olarak. YouTube öyle ilginç bir mecra ki e, sizler de izleyenler de fark etmiştir herhalde. Neyi izliyorsanız onu e, size sunmaya devam ediyor ve mesela ben çok fazla Türkçe içerikli kanal takip etmediğim için açıkçası hmm. e, bazı şeyleri, bazı kanalları çok geç keşfedebiliyorum. Hmm. O, o yüzden e, gerçekten de hani ya şu anı eminim birçok insan yaşamıştı. Ya böyle bir kanalı ben nasıl daha <laughs> kaç sene geçmiş, <laughs> yeni, tabii, evet. yeni tabii fark ediyorum gibi. Ee, o yüzden hani çok objektif olamayabilir şimdi söyleyeceklerim ama hmm. yani açıkçası biraz gerideyiz. Hmm. Bunun sebebi de şu, ben bunun neden olabileceğini de düşündüm. Şimdi hani öne çıkan kanallar arasında benim kanalım gösteriliyor. Hmm. Ama benim yola çıkış amacım popü bilimi popülerleştirmek ya da popüler olmak değildi en başta. Hala da öyle değil. <laughs> ee, biraz önce de söylediğim gibi başta kendimi geliştirmek olmak üzere daha iyi hikaye anlatmak için geliştirdiğim teorinin pratikteki yansıması benim kanalım Hala da öyle ee, bildiklerimi paylaşıyorum 3 yıl önce yayınladığım videoyu izleyenler burada dün yayınladığım ya da bugün yayınladığım bir videoya baktıklarında arada teknolojik bir takım ilerlemeler olduğunu fark edeceklerdir <laughs> Üslupta da Elbette gelişmeler var ama çok fazla bir fark yok şimdi ee, Bence YouTube'u popülerleştiren diğer kanallar birazcık buna sebep olmuş olabilir diye düşünüyorum. Yani diğer kanallar birazcık daha dışarıdan yine göründüğü haliyle. Çünkü onların da emek verdiğine eminim. Yani bir saygısızlık etmek istemem kimseye ama dışarıdan bakıldığında hani böyle çok kolay yapılan şeylermiş gibi gözüküyor. Çok genç yaşta hem üne hem paraya kavuşuluyormuş gibi gözüküyor diyor. ve çok rahat bir hayat. E, yaşanılıyor. Aslında birazcık YouTuber'lar bunu bilinçli olarak da bu şekilde e, lanse Pazarlı. ediyorlar. Aynen. Yani evet çünkü e, hani bir zamanlar zengin dizileri vardı. E, <laughs> ve tutuyordu yani bunlar. Evet. E, aslında sadece Türkiye'de değil Amerika'da Dallas vardı mesela. Yani, canım, yani ben zenginlik ben. hayatı her zaman için insanların seyretmek istediği bir hayattır. Bunu sunarsanız alıcısı vardır bunların. Hı -hı. Dolayısıyla çok alakasız gibi gözükse de belki ben bunların Bilim gibi daha ciddi, daha başka alanlarda, sadece bilim de değil bu arada. ya yani Mesela bizde eksikliğini gördüğüm ben mizah kanallarının da az olduğunu evet, görüyorum. Evet, evet doğru. Ee, i̇şte do it yourself denilen ya da maker hareketi akımı denilen şeylerde de çok eksik. Ama lütfen yanlış anlaşılmasın eminim kanallar vardır kimsenin. Yok ben... demiyorsun i̇şte sadece ya, eksik. Yok demiyorum. Hı -hı. Eksik olduğunu zannediyorum ben çok fazla takip etmediğim için önüme çıkmamış olabilir. Gerçekten bir bir keresinde YouTube'un dibi diye bir evet, video evet. yaptım. Maalesef öyle bir şey oldu ki benim üzerimde bu baskı oluşturdu ki. Çünkü <laughs> oraya o listeye alamadığım, fark edemediğim o kadar çok kanal varmış ki. Tabii. Onları fark ettim ve hakikaten de üzüldüm sonra yani bunları ben niye listeye almadım diye. Ama yani YouTube öyle bir yer. Yani bir bir şekilde maalesef maalesef diyorum buna değerli bir takım kanalların öne çıkmasını geciktiren bir algoritması var. Yani ben İngilizce içerikli kanallarda da bazen öyle kanallar karşıma çıkıyor ki inanılmaz bir emek var. İnanılmaz kalitede içerikler üretiliyor. Abone ve izleme sayılarına bakıyorsunuz çok düşük. Evet. Yani bu bunu ben daha hala tam çözebilmiş değilim ama böyle bir gerçeklik var. Şimdi böyle olunca durum ben de ünlü olmak istiyorum. Ben de e, böyle iyi rahat bir hayat yaşamak istiyorum diyen kişiler çoğunlukla bilim konusunu da bir ya işte seçeneklerden biri olarak görüyorlar ve o şekilde giriyorlar işin içine. En azından benim karşılaştığım örnekler böyle. Yani ya ne yapalım şimdi? Birkaç bilim kitabı alalım. Bunlardan popüler konuları çıkartalım. Bunları başlayalım anlatmaya. Yani bu yaklaşım iyi mi olabilir? Yani hiç yoktan iyidir. Evet, Ama tabii. acaba birazcık daha tutkuyu da işin içine katmak gerekir mi? Yani birazcık daha işin farklı noktalarından yakalayıp yeni perspektifler kazandırmak düşünülebilir mi? Sorularını sormak gerekiyor bence. Bir başka işin tarafı e, bilim karmaşık bir konu aslında birçok alanında. Tabii. Bu karmaşık konuları e, eğer insanların anlayabileceği şekilde sadeleştirerek aktaramazsanız zaten başarılı olamıyorsunuz. Bu da çok önemli bir e, engel aslında, çözülmesi gereken bir problem. Şimdi bu problemi çözme noktasında e, bazı e, zorlukları aşmak gerekiyor. Bu da kolay değil, mücadele gerektiriyor dediğim gibi. Tyson'dan bir örnek vereyim ben. Onun bir podcast katıldığı bir podcastinde dinlemiştim. O ona sormuşlardı buna benzer bir soruyu. O da şunu söylemişti: e, Özellikle astronomi popülerleştirilmesi en kolay alan. Çünkü <laughs> e, bir mesela bizdeki tabirler black hole, kara delik. <laughs> İngilizcesi de Türkçesi de herkesin anlayabileceği <laughs> bir şey değil mi? Big bang, büyük patlama. Bak <laughs> çok kolay anlatılıyor aslında. Yani evet. ekstra bir e, nasıl diyelim bunu sadeleştirmeye çok da fazla ihtiyaç duymuyorsun. <laughs> Dolayısıyla popülerleşmeye daha müsait. Ben kendi <laughs> kanalımda yayınladığım zaman mesela uzayla ilgili içeriklerim mesela daha fazla izleniyor. Daha çok ilgi <laughs> görüyor. Bu, buradan da bunu Çıkartabiliyorum. Ama e, mesela başka alanlar, herhalde biyolojide de öyledir. Biyoloji başka, en kötüsü kimya hele. <laughs> hele kimya, evet, hele <laughs> kimya, çok doğru. Yani benim ajansımın e, yönettiği bir kanal var, ile eğlenceli bilim diye. Hmm. Orada da e, hakikaten öyle. Yani onları zor şey yapmak, gerçek hayatla ilişkisini kurmak mesela e, ve anlatmak gerçekten çok zor. O yüzden e, bazı, bu zor, bütün bu zorluklar. Türkiye'nin YouTube ekosisteminde bilim kanallarının e, Bence yeteri kadar gelişmemesinin ana sebepleri ama bence yapılması gerekenler de var e, başta gençler olmak üzere işte senin gibi değerli akademisyenlerin birazcık taşın altına ellerini koyması gerekiyor Yani sen de zaten aslında e, popüler de bir kanal olmaya başladı artık Evrim ağacı ama biliyorsun ki gelir konusunda YouTube çok da böyle gözüktüğü kadar şimdi e, şey bir kanal değil şey evet. bir mecra değil. Yani diğerlerine göre elbette daha e, kazancı olan bir yer ama işte sponsorluk destekleri olmadan ya da işte Patreon gibi e, mecraları hmm. kullanmadan hayatını hmm. geçindirebilmek gerçekten zor ki ben o yüzden e, hani tek işim olarak e, hala YouTube e, içerik üreticiliğini e, benimseyemedim ya yani haftanın 3 gününü filan en fazla ayırabiliyorum geri kalan zamanlarında. Zamanlarımda normal gündelik işlerimi yapmak zorundayım. Normal işimin başında olmak zorundayım. Ee, bir kere bu işe girecek olan insanların biraz idealist olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani para kazanmak gibi bir amaç varsa doğru alan bilim değil gibi maalesef. O klasik şey bilim insanı şeyinin karşılığı, prototipinin karşılığı hakikaten popüler bilim hikaye anlatıcılığı içinde geçerlidir diyebiliriz belki de. Kesinlikle evet. Peki sen istiyor musun mesleğin bu olsun ileride YouTube'u ya da bu alanda ilerlemek isterim istiyor musun? Kesinlikle istiyorum çünkü bir kere çok e, tatmin edici bir iş bu. Yani e, her şeyden önce e, insanlara bir şeyler paylaştığın ve o insanlardan da bunun karşılığında işe yaradığını gördüğün zaman aldığın hazdan daha büyük bir hazzı ben yaşamadım hayatımda. Yani tabii ki müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin başarıya ulaşması falan gibi şeyler de haz veriyor ama... Ama çok Yani da o biraz daha az seviyede kalıyor. Yani. Ee, i̇şte Türkiye'nin en ücra köşesinde bir köydeki öğrencilerin ya da bir öğretmenin mesela ki böyle çok mesajlar alıyorum. Evet. Derslerde işte benim videolarımı izletmeleri ve çocuklardan gelen tepkileri bana iletmeleri o kadar büyük bir motivasyon ki benim için. Ama işte tek başına motivasyon hayatı geçindirmek için yeterli değil maalesef. Yani, Kesinlikle. E, keşke... hani bir yolunu bulsak ve e, tek geçim kaynağımız e, bu şekilde içerik üretmek olsa ben o zaman hem daha çok odaklanacağım için daha kaliteli içerikler üretirim. Hem de e, zaten kişisel olarak tatmini de çok yüksek bir iş olduğu için daha e, başarılı olur. Ben o yüzden pazar videolarımı e, tamamen idealist olarak ve kendi alanımdan ayırdığım şeylerle yapıyorum. Kendimce şöyle bir şey yaptım eğer kanalıma sponsor olacak çok sponsorluk teklifi geliyor ama ben yüzde seksenini reddediyorum bunların. Geri kalan yüzde yirmisini kabul ettiğimde de pazar gününde değil de ekstra video yaparak o sponsorlu hmm. videoyla işte perşembe <laughs> çarşamba hafta içi bir video daha üretmiş oluyorum. Yani ona bir anlamda sponsorun hediyesi olmuş oluyor izleyenlere. Hmm. Ama hani bilemiyorum belki Patreon'u galiba siz kullanıyorsunuz. Eğer Patreon Şimdi bilmiyorsan... onu soracaktım. Evet. Şimdi yani Kitle fonlama diye bir şey var. Sen YouTuber evet. olarak mutlaka biliyorsundur bunu. Ee, i̇nsanlar işte Evrim Ağacı gibi, işte Barış Özcan gibi kişilere e, destek oluyorlar. Bu desteğin amacı zaten Patreon'un ismindeki e, ufak gönderme de oradan geliyor. Patron sözcüğünden geliyor. Patron da bizde şimdi sevilmeyen bir sözcük ama aslen Leonardo da Vinci, Michelangelo gibi... Vinci e, ailesinden geliyor değil, değil mi? Mesela, aynen. Evet, aynen. Onların çalışmalarını sürdürebilmesi için çünkü aynı şey o zaman da geçerliydi resim çizmek karın doyurmuyordu ama e, sanata değer veren e, işte bunu bir e, statü sembolü olarak gören aileler ki papalığı da elinde bulundurmuş olan Medici ailesi gibi aileler e, bu sanatçılara patron oluyorlardı e, böylelikle onlara maddi destekte bulunuyorlar karşılığındaki beklentileri de o sanatlarını icra etsinler doğrudan bir hani bana benim resmimi çiz diye bir şey yok aslında orada onu alıp Pantheon sözcüğüyle de karıştırıp Patreon ortaya çıkarmışlar. Şimdi kitle fonlama bana kalırsa senin benim gibi insanların bu yaptıkları işleri sürdürebilmesinin en kritik e, yöntemlerinden bir tanesi. Çünkü hepimiz bu işi yapamayız. Hepimiz işi gücü bırakıp YouTuber olamayız. Hepimiz işi gücü bırakıp bilim anlatıcılığı yapamayız. Ama bir kısmımız bunu yapabilir ve yapıyor da. Bir diğer kısmımızsa kendi alanlarında işte meslek sahibi olan, kendi işlerini yapan insanlar. Ama bu kişiler bu toplumun diğer parçalarının daha verimli şekilde çalışabilmesi, kültürümüzün yükselebilmesi için değer verdikleri girişimlere bu şekilde destek olabilirler. İşte kitle fonlama da burada devreye giriyor. Patreon mesela bunun güzel örneklerinden biri ama Hani dolarla falan çalışıyor olması sıkıntı. Hani biz bir, bir buçuk senedir falan kullanıyoruz aslında Patreon'u ve güzel de bir kitle bizi destekliyor. Hatta bilim alanında bütün dünyada ilk dörde girmiştik destekçiler konusunda. Ee, ama şey yani hani doların vaziyetini zaten biliyorsun. Dolayısıyla biz dedik ki mesela bizim evim Ağacı'nın biraz böyle bir tarafı da var. Yazılım girişimi olarak da çalıştığımız bir tarafı var. Türkiye'de böyle işte YouTuberlar olsun, bilim anlatıcıları olsun, bilim yazarları olsun bir eksikleri olduğunu hissettiğimiz zaman diyoruz ki bunu biz çözelim kendimiz bir sistem geliştirelim ve yani ah şu da olsa demek yerine oturalım çözelim işte yayından önce de sana diyordum Samsun'da bir yazılımcı arkadaşımız var Eyüp o da izliyordur kendisine de <laughs> selam söyleyelim o da bizim bizimle birlikte çalışarak bu sistemleri geliştiriyor mesela şimdi Creosus diye bir sistem geliştirdik biz sana aslında söylemedim söylemem gerekirdi belki de <laughs> ama kitle fonlamayı kullanmadığını tahmin ediyorum. Ee, bilmiyorum kullanıyor musun bu arada sen kitle falan? Kullanmıyorum mı? hayır. Ha, evet, tamam. Ee, Türk lirasıyla Türkiye'deki işte bu tarz işlerle uğraşan kişilere destek olacak Patreon benzeri bir araç. Patreon'un en büyük sıkıntısı işte İngilizce olması, dolarla çalışması falandı. Biz bunları çözelim. Türkiye'ye Türkçe, Türk lirasıyla bir sistem geliştirelim dedik. Hatta Patreon'da bir buçuk senedir gördüğümüz eksikleri de tamamladık. Şimdi yeni yeni açıyoruz. İşte böyle işte senin gibi içerik üreticileri kendi profillerini oluşturabiliyorlar. Tıpkı gene Patreon'da olduğu gibi. Kendilerine hedefler biçiyorlar işte ve destek çağrısında bulunuyorlar. İnsanlar da sırf herhangi bir ürün beklentisi olmadan sırf senin yaptığın işe değer verdikleri için ona destek oluyorlar. Çünkü bir de bu şeyi kaldırıyor abi. Belki sen de sponsor alarak onu hissediyorsundur. Mesela niye pazar günlerine eklemiyorsun? Hemen sorayım. Neden pazar günlerine yapmıyorsun onu? Ya şöyle genel olarak e, tabii ki yani bir sponsor işin içine girdiği zaman ki değil ben mi? özellikle hmm. buna prensiplerim var yani bunu e, sponsorlarımla da paylaşıyorum. İnsanlar e, rahatsız oluyorlar onun mesajından. Şundan evet. dolayı asıl rahatsızlık bence bu arada. Yani tek başına sponsorluk rahatsız edici bir şey değil bence. Hmm. Rahatsız edici olan şey şu. E, ona çok dikkat etmek gerekiyor. Gizli reklam yapmaya çalışmak. Tabii İnsanlara yapayım. çaktırmadan hani bir şeyleri şey yapmak. Hele en kötüsü ee, bir sponsorun senin içeriğini belirlemeye başlaması. Ha, yani işte. sen bu konuda bir içerik yap <laughs> ve şu mesajı ver demesi. O, kadar o yüzden güzel benim şey. şöyle prensiplerim var. Bir kere kesinlikle yazdığım senaryoyu sponsorla paylaşmıyorum. Sadece sponsorun mesajı denilen bir bölüm var. O da 30-40 saniye civarında. O kısmı, o da sponsordan teknik bir hata var mı diye e, paylaşıyorum. E, teknik bir hata varsa onu düzelttiriyorum. Asla bugüne kadar hiçbir videoma sponsor önceden görmedi. E, veya e, işte teknik biat kendisiyle ilgili kısımları haricinde, e, konu başlığı haricindeki hiçbir şey bilmedi. Çok Şimdi güzel. dolayısıyla ben, ben olmaya devam edebiliyorum bu, bu sayede. Ama onu e, izleyenlerine nasıl aktarabiliyorsun? E, ya bunu... E, Doğrudan aktarmıyorum açıkçası. İzleyenlerin sağ duysuna bırakıyorum, anlayabileceklerini düşünüyorum. Çünkü hı hı. gerçekten de anlaşılır o. Yani ben yarın öbür gün hiç damdan düşer gibi alakasız bir konuda hı hı. kalkıp da bir içerik üretirsem ve bunu da bir sponsora bağlarsam, hı hı. bu belli ki hani sponsor seni bu konuda bir içerik üretmeye ikna etmiş demektir. Ha bu. Bu arada tabii şu da var yani sponsorlu içerik üretmek eğer sponsor ve içerikte örtüşüyorsa onda da bir sakınca görmüyorum ben yani tabii, tabii. Ee, şöyle bir şey hayal edelim şimdi ben mesela astronomi konusunda ee, daha doğrusu aslında birçok konuda ve seri halinde işte belgesel serisi gibi üzerine daha çok eğildiğim daha çok araştırma yaptığım ve bir videodan oluşmayan ee, seriler üretmek istiyorum. Şimdi bunlar için gerçekten çok emek sarf etmek gerekiyor. Tabii. Şimdi bu emeği ya Patreon gibi kitlesel fonlama araçlarından, izleyiciden talep etmek gerekiyor. Ya da bir sponsorla anlaşıp onun yardımıyla üretmek gerekiyor. Bunun Başka çaresi yok. Yani idealizmle bir noktaya kadar gidebiliyorsunuz. Evet. Şimdi o ona uygun bir sponsor olursa o zaman hani genel olarak konseptle de bütünleştirilebilir. Ben bunda da bir sakınca görmüyorum. Burada Hı. Asıl olan kimsenin iyi niyetinin zedelenmemesi bence. İzleyiciyi aptal yerine koymamak. Yani bak ben işte sana bunu anlatıyorum ama işte gizliden gizliye de işte sana şey mesajı veriyorum. Bak şu sponsorumun şu ürününü kullan. Hayır yani Aynen. sponsorsa ve bana bir para veriyorsa bu konuyla ilgili olarak ben mutlaka sponsorum diyorum. Hem diyorum hem de e, metin olarak altta geçiriyorum. E, bu videonun sponsoru şudur diye. Eee bir de dediğim gibi bu tamamen kişisel bir şey. Ya yani ben onu pazar videomda da yayınlayabilirim normalde. Ama hani orayı tamamen idealizme ve kişisel bir noktaya bırakıp ekstra bir video yayınlayarak evet. bir, bir anlamda bak bu da hediye. Ya yani ben her zaman almaktan önce vermek taraftarıyım. Yani önce evet. bir şeyleri vermelisiniz insanlara evet. ki sonra talep edebilirsiniz. O yüzden evet. e, işte kitlesel işte... konulamayı ben de ha. düşüneceğim ama yani bakalım yani. O, o da zaten senin söylediğin bu mantığa çok uygun. Yani sen mesela Patreon'un özelliklerinden bir tanesi şey yani yeni başlayan birilerine de destek ol olsun diye. Biz mesela Kriosus'ta bunu birazcık ikinci plana attık. Daha ziyade insanlara zaten hali hazırda bir şeyler vermiş belli bir kitleye ulaşmış grupların veya kişilerin. Bu işlerini sürdürebilmeleri için hani mesela e, geliştirdik bu sistemi e, ve e, kitle fonlamanın diğer avantajı da bu senin tam da söylediğin şey sponsorun seni yönetme gücünü elinden almış oluyorsun çünkü dağıtılmış sistem bilmiyorum hiç anlattım mı bu dağıtılmış sistemleri videolarında ama e, e, yetkiyi tek bir kişiye vermemiş oluyorsun. Geniş bir kitle seni desteklediği için her birinin beklentisi bir ortalamada buluşuyor aslında. Kitle fonlamanın benim en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi bu. Dolayısıyla yani bunun senin içi işlerin içinde çok faydalı olabileceğini düşünüyorum ama tabii zaten sen düşünüyorsundur bunu. Ee, yani kitle fonlama gerçekten ilginç bir araç. Ee, buradan da işte izleyenlere eğer ki Evrim Ağacı'na falan destek olmak isterseniz kriosus.com slash Evrim patreon.com slash Evrim Umarım bir gün kriosus.com slash Barış üzerinden <laughs> destek olabilirsiniz. Onla, bu, bu başka ee, şeyler de kullanmaya başladılar bu arada, yayıncılar da e, kullanmaya başladılar yavaş yavaş. Çünkü gerçekten çok güzel bir sistem yani. Ee, ve bu arada biz, mesela şeyi nasıl görüyorsun Barış? YouTube'da mesela şeyler oluyor. Bu ad adpocalypse falan gibi şeyler oldu ya hani, e, reklam gelirlerini düşürdüler falan bunlar. Türkiye'ye yansıdı mı? Sen hiç onlardan bahsettin mi? O tip şeyler oldu mu hiç Türkiye'de? Ben bahsetmedim ama takip ediyorum hepsini. Ee, hmm. yani Türkiye'ye yansıması, Türkiye'de genel olarak Türkiye'deki ekonomik durum yansıyor aslında. Yani evet. Türkiye'deki reklam verenler ekonomik durumda bir sıkıntı olduğu zaman haliyle bunu e, verdikleri reklamlara yansıtıyorlar. O reklamları kesiyorlar. İlk yaptıkları kestikleri harcama kalemi reklamlar oluyor. Dolayısıyla YouTube içerik üreticilerinin de ee, hani dolarla ödeme alınıyor filan gibi böyle bir takım ortalıkta dolaşan şeyler var ama yani o şöyle aslında Türk parasıyla verilen reklam önce dolara çevriliyor sonra o dolar tekrar Türk parasına çevrilip tabii, tabii. içerik üreticisine <laughs> geliyor yani dolayısıyla doların artışı da etkiliyor içerik üreticisini ee, ekonominin kötüye gitmesi de olumsuz. Bunların hepsi olumsuz yönde içerik üreticilerini de ekliyor ama gel gör ki işte çok popüler olan en çok takipçisi olan YouTube kanalları birazcık da bu şeyi satmaya çalıştıkları için hani zenginlik kültünü de satmaya çalıştıkları Hı -hı. için e, bir içerik olarak e, sanki yani bunlardan hiç etkilenmiyorlar e, hani hiç böyle popülerlik şeylerinden bir bir şey kaybetmiyorlar gibi bir imaj var ortada. Gerçek durum tam da öyle değil. Hı -hı. Ee, peki e, kitle fonlamadan çıkalım. Biliyorsun para konuları <laughs> insanların hiç hoşuna gitmeyen şeyler. Ee, birazcık daha e, popüler bilim anlatıcılığına dönecek olursak Türkiye'de Birazcık bahsettik ama biraz daha detaylı girecek olsak, bunu geliştirmek adına ne tarz yöntemlere başvurmak gerekiyor sence? Mesela senin videolarından bir tanesinde herhalde bu uh, Creators for Change'de de birazcık bağlantısı vardı, uh, Sean Şer diye bir uh, rapperla galiba, rapçiyle uh, bir uh, şarkı yapmışsın ve çok da ilginç uh, bir uh, video klip de olmuş. Bu tarz yöntemler uh, işe yarıyor mu sence? Daha geniş kitlelere ulaşmak için yeni yollar denemek konusunda. Nasıl buluyorsun kendini? Neler tavsiye edersin? Yani açıkçası ben hiç yeni yol aramadım. Yani gerçekten hmm. öyle. Fakat collaboration dediğimiz hani birlikte bir şeyler yapmanın pek çok kanalda işe yaradığını duydum ben de. Hmm. Ben biraz önce YouTube'un dibi hareketi ve diğer örneklerde liste örneğinde verdiğim gibi yine bu yöntemden de biraz kaçınmaya çalışıyorum. Sebebi de şu... Şimdi mesela Evrim Ağacı'nın konuğuyum ve burada bir röportaj yapıyoruz. Ben, şimdi sizler bunu bilmeyeceksiniz ama en az 100 tane falan ya işte orada çıktın bizde niye çıkmıyorsun falan gibi anlatabiliyor muyum? Yani bunun bir de böyle bir tarafı var. Şimdi bir noktadan sonra insanlar şimdi yapsanız bir türlü, yapmasanız bir türlü noktasına geliyorsunuz. Ve ben normalde karakter olarak, kişilik olarak baktığınızda herkese e, herkesle bir şeyler yapmaya açık bir insanım. Hatta e, bu konuda biraz radikal sayılabilecek düşüncelerim de var. Tav hmm. Tavır olarak baktığınızda. Hmm. Yani atıyorum şu anda e, Türkiye'nin en çok abonesi olan 2-3 kanalı ile ortak video yapabilirim normalde. Tabii ki. E, her bakımdan yapabilirim yani. Yapılmasına bir mahsur görmediğim için de yapabilirim sadece yapabiliyor olmak değil mesele fakat bu konuda oluşacak eleştiriler ve bu arada böyle bir hareket popüler daha da popülerleşme anlamında hem benim kanalıma hem de o kanallara bir katkı Tabii. da sağlayabilir Tabii ki. gerçekten bir gündem oluşturabilirsiniz yani gündem oluşturmak ya da bu tür şeylerin formülleri var. Hı hı. Ben ama bu formüllerin hepsinden kaçınmaya çalışıyorum. Bu söylediğim gerekçelerden ötürü. Ee, normalde kişisel olarak herkesle bir şeyleri, ortak bir şeyleri yapmayı isteyen, seven e, bir insan olmama rağmen bunu yapmaktan çekiniyorum çünkü e, bu kez birilerinin sevgisini kazanırken birilerinin düşmanlığını da kazanabiliyorsunuz. Tabii ki. Ya yani buna gerek yok. Bütün bunlar olurken bu arada işin aslından kopuyorsunuz. Hı hı. Yani. İşin aslı dediğim şeyin bunlarla hiç bilgisi yok çünkü. İşin aslı ya yani benim için öyle. Ben dediğim gibi e, kendimce geliştirmekte olduğum hikaye, daha iyi nasıl hikaye anlatabilirim teorisini özellikle sanat, tasarım ve teknoloji çerçevesinin dışına çıkmadan yani her konuda içerik üretmeden bu çerçeve, National Geography'in sarı çerçevesi gibi evet. bir hayali çerçevem var. Bu çerçevenin içinde kalarak en iyi nasıl hale gelir? Benim popülerleşme ya da daha çok izlenme Kaygım sadece bu perspektifte ilerliyor. Evet doğru işte başka kanallarla ya da başka collaborationlar yaparak daha fazla izleme elde edilebilir. Daha popüler hale gelebilir ve böylece başta bilim olmak üzere değerli bir takım içerikler daha çok kitlelere yayılabilir. Ancak kişisel olarak ben bu yöntemlerden biraz kaçınıyorum açıkçası dediğim gibi bu söylediğim gerekçelerden ötürü onun yerine bütün odağımı Neleri tercih ediyorsun peki? O, bütün odağımı içeriye veriyorum. Bir başka hı. kaçındığım noktayı da söyleyeyim. Ee, eskiden çok yaptığım bir şey işte 600'ün üzerinde konferans verdim. Ee, seminerler düzenledim vesaire. E şimdi etkinlik katılımlarını da biraz böyle görüyorum. Yani çok miktarda etkinlik katılımı e, davetiyesi alıyorum. Hatta bunun istatistiklerini de e, <laughs> Tutuyorum, dedim ya e, istatistikler vesaireler ilgimi evet. çektiği için Almanak ama Almanak <laughs> Yani şimdi şöyle bir gerçek var. Ben e, bana gelen bütün etkinliklere evet dersem, e, günde dört tane etkinlikte konuşma yapmam lazım yıl boyu Cumartesi Pazar dahil. Günde evet. dört etkinlik. Ya bir kere bu fiziksel olarak zaten neredeyse imkansız bir şey i̇mkansız, evet. e, kaldı ki oralarda aynı şeyi anlatmak zorundasın. Ya yani bir insan günde dört etkinliğe katılıp hepsine de farklı bir şey anlatamaz ki. Böyle hmm. bir birikimi yok kimsenin. Tabii ki yani. e şimdi ben zaten aslında bu anlamda evrimimi gerçekleştirdim. Ben etkinliklerden <laughs> <Doğru> YouTube videolarına <laughs> geçtim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ben zaten şu anda her hafta bir etkinlik yapıyorum. Ve bu etkinlik potansiyelde işte 2 milyondan fazla insanın katılım sağlayabileceği ve evet. e ortalama 500 bin kişinin dinlediği bir etkinlik aslında. Ne kadar güçlü bir araç değil mi? Yani e şimdi... Ben şöyle bir hesap yapıyorum. Bir etkinliğe katılmak benim için en az iki gün demek. En az yani bunun hazırlığıyla, işte gittisi geldisiyle, e, onun fiziksel yorgunluğuyla en az iki günüme mal oluyor. Ben zaten iki günde bir YouTube videosu hazırlıyorum. Şimdi o etkinliğe katılmak mı ve işte orada 500, 1000, 1500, hadi 2000 kişiye ulaşmak mı? Yoksa aynı eforu sarf edip hem kalıcı bir değer üretip hem de bunu işte 500 bin insana mı ulaştırmak? Hı -hı. Şimdi bu ikisi arasında bir önceliklendirme yapmak zorundayım ben artık evet. ee, ve önceliğimi YouTube videoları e, yönünde kullanmayı tercih ettim Hı -hı. Ee, ve işte az miktarda e, röportaj vermek, az miktarda işte bu tür kanal e, davetlerini kabul etmek Hı -hı. gibi bir yol benimsedim kendime. Yani. Ama bu demek değildir ki e, hani daha az takipçisi olan kanallar bunu yapmasın. Hayır. Bir de şöyle bir şey var zaten YouTube'un algoritması birbirini destekler. Yani ne kadar çok arz edilirse hı hı. E, belli bir kategoride ne kadar çok içerik sunulursa bunlar birbirini zaten destekler. E, algoritma zaten öne çıkartmaya başlar. Önermeye başlar insanlara. Dolayısıyla muhakkak e, benzer konularda içerik üretmeyi teşvik etmek gerekiyor. Hı. Mesela şunu yapmamak lazım bazen öyle şeylerle de karşılaşıyorum. ya yani Şöyle bir içerik var. İşte Barış Özcan bu konuda bir içerik yaptı zaten. E yapsın. Yani önemli değil ki sen de yap. Benim yaptığım <laughs> içerikler daha önce yapılmamış içerikler değil ki. <laughs> evet, evet. Hatta yap ki bak ben yapmasını teşvik de ederim insanların. Yap ki benim videom izleniyorsa daha fazla hemen yanında senin videon da önerilsin. Tabii ki. Benim hani herkese yardım etmeye gücüm yetmez ama en azından böyle bir e, faydası olmuş olur insanlara. Evet. O yüzden ben e, kesinlikle teşvik ediyorum insanları bu konuda içerik üretmeyi teşvik ediyorum. E, ve dediğim gibi eğer ilkeli davranırsa insanlar, hani Ariston'un o etik anlatıcı evet. rolünü evet. bürünmeye çalışırlarsa dürüst ve samimi olurlarsa muhakkak er ya da geç bunun ödülünü alırlar. Hı hı. E, benim kanalım bir anda popüler olmadı. Yani Çok bir evet, yıl boyunca emekli. 8 bin 10 bin evet. takipçisi vardı sadece ki. Ben yine kendimi şanslı hissediyorum çünkü öncesinde zaten bir kitle beni takip ediyordu. Evet. Yani o kitle sayesinde ben birazcık daha avantajlıydım. Hı -hı. E, sonradan e, ki genel olarak bütün YouTube kanalları da böyle büyüyor zaten. Yavaş yavaş e, büyümeye başladı ve doğrusu da bu zaten. Yani daha organik büyümek. Bir anda büyümek de çok Tabii. doğru olmayabilir. Bazı evet. insanlar şöhreti sindiremeyebilir. Hı -hı. Fazla tanınmışlık insanları değiştirmeye başlayabilir. Bu çok önemli çok bir tatlı. şey. Evet o yavaş yüzden, yavaş. O hele daha eğitim gibi, bilim gibi böyle ciddi konularda içerik üretiliyorsa bence Hı -hı. sansasyonlardan uzak, e, birazcık daha yavaş hareket eden hani tavşan olmak değil de kaplumbağa olmak. Evet. Eninde sonunda yarışı kazandırır. <gülüyor> böyle <gülüyor> evet. bir mesaj verelim. Daha evet. ağır başlı, daha şey ilerlemek gerekiyor. Genç bile olsa o enerjiyi videonun içeriğine e, bence odaklasın. Orada bir şeyler yapmaya çalışsın diye tavsiye verebilirim insanlara. Peki, o zaman çok kritik bir soru soracağım. Değişim Türkiye'de özellikle değişim yaratabildiğini düşünüyor musun içeriklerinle? Ya bu çok iddialı bir soru yalnız. Yani evet. e, <laughs> Türkiye'de değişim e, ben benim kaldıramayacağım bir iddia ama şöyle mesajlar alıyorum. Tabii yani bu, ne, Her yere, yere yansımıyor. Evet. E, hani gelen bazı mesajlar beni çok mutlu ediyor demiştim. İnsanların hayatında hani Türkiye'de değil ama insanların bireylerin hayatında. Değişiklik yaratabildiğimi fark ediyorum. Ee, mesela kötü alışkanlığa sahip sigarayı bırakan birçok insan bana mesaj attı. Ee, bu beni çok mutlu eden bir şey. Demek ki çünkü sigara gibi bir şeyi bırakmak gerçekten insanların hayatında birçok insanda dönüm noktası diyebileceğimiz Tabii. kadar önemli bir davranış biçimi değişikliği. Ee, birçok kişi bana e, işte senin sayende şu bölümü seçtim ve üniversiteyi kazandım şeklinde mesaj atıyor mesela. Ki ben hani çok da fazla böyle nasıl ders çalışırsın filan türünde içerikler üretmememe rağmen bir şekilde herhalde ilham olma ya da motivasyon verme şeklinde bir değer oluşturulduğu için insanların işine yarıyor. Dolayısıyla bana gelen mesajlara bakarak evet birçok insanın hayatında değişiklik yapabildiğimi, onların hayatına dokunabildiğimi fark ediyorum ve bu da beni çok mutlu ediyor ama bu Hani sosyal böyle büyük Türkiye'de bir değişim dönüşüm falan olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki öyle ama, değil ama yani bunlar hep şeyler var. zaman içinde. Şu da var bence e, kendi adıma eğer bir pay çıkartabileceksem e, Türkiye YouTube ekosisteminde hmm. ilkeli davranarak bir şeyler yapılabileceğini gösteren kanallardan bir tanesiyim herhalde. Dolayısıyla ya bak bunlar böyle yapıyorlar ama bu da böyle yapıyor. Demek ki böyle yapılınca da olabiliyor. ya Bu evet. bir case study çok gibi adeta. Işte. Evet. bir başarı hikayesinin olması bence çok güzel bir motivasyon diğer içerik üreticileri içinde. Ee, bunu da şunun için söylüyorum. Benim önümde böyle hikayeler vardı çünkü. Ben YouTube'da ilk e, videolarımı yapmaya başlamadan önce önümde e, işte senin de bahsettiğin benim de bir videomda anlattığım İngilizce içerik üreticileri vardı. İşte Vsauce'lar, efendime söyleyeyim evet. e, Nerdwriter'lar. Ben Vsauce'dan evet. çok Nerdwriter'ı evet. evet. Ee, hmm. Seviyorum ee, video eseylerini. İşte kurs gezatlar vesaireler Yani hmm. böyle kanallar var hmm. ve bu kanallar başarılı. Yani hem kaliteli hem başarılı. Evet. E şimdi demek ki olabiliyor dünyada. O zaman hmm. ben de yapabilirim. Yani bu, bu buna yakın içerikleri ben de üretebilirim. Herkes öyle. Yani sadece ben değil. Herkes üretebilir hmm. bu tür içerikleri. Onlar da insan, biz de insanız. Onların da önünde aynı kaynaklar var, bizim de önümüzde aynı kaynaklar var bu arada. Yani hı hı. E, hani fırsat eşitliği de sağlıyor bize internet. Dolayısıyla ben e, o yolu tercih ettim. Gerçi başlangıçta hani ben e, gerçekten onlar kadar çok aboneye vesaire erişmek gibi bir hedefim yoktu, İnancım da yoktu. <gülüyor> <gülüyor> yani bin abone hedefiyle yola çıkmıştım. <laughs> Sonra e, hedefim 100 bine çıktı, o da gerçekleşti filan. Ondan sonrası evet. zaten daha da hızlanarak e, evet. ilerliyor. Şu anda bu anlamda ben hedeflerimi zaten gerçekleştirmiş birisiyim. Artık yeni bir hmm. hedefim yok, yani 10 milyon olayım, 100 milyon olayım gibi, daha da popülerleşmek gibi bir hedefim yok. E, o olur ya da olmaz. Ben böyle bakıyorum artık. Abone sayım düşebilir, izleme çok sayım da düşebilir. Ben şu anda çok şanslıyım, ne mutlu bana ki. Belli bir kitleyi e, kitleye derdimi anlatabiliyorum. Ee, ve bu bana, benim için yeterli. O insanların hayatına dokunabiliyorum. Onlar bana son derece güzel mesajlar veriyorlar. Ne olur bu işi bırakma diyorlar mesela. Bu benim için yeterli bir motivasyon kaynağı. Ee, bu insanlar oldukça ben de içerik üretmeye devam edeceğim. Şu yüzden sordum aslında değişim yaratabildiğini düşünüyor musun? Sen 12 Creators for Change'den bir tanesisin. Değişim yaratmak için. Oradaki YouTube'un sizden beklediği değişim, öncelikle birazcık o <laughs> Arka planını anlatabilirsin işin ama Tabii. beklenen değişim neydi? Neyi değiştirmenizi bekliyordu YouTube sizden? Ya şöyle laf aramızda YouTube bizden somut bir şey istemiyordu. Yani Hı -hı. somut olarak şöyle bir beklentimiz var demiyordu. Tam tersine aslında biraz önce senin bahsettiğin kaygılarla sanırım spekülasyon yapıyorum yine Hı -hı. böyle bir şey söylemediler onlar ama... Hı -hı. YouTube'un algısını düzeltme çabalarından biri olarak görüyorum. <laughs> bu benim kendi okumam konuyu. Yani YouTube gibi bir şirket ki Google'a bağlı. Hani Google daha saygın bu anlamda. Ama YouTube deyince insanların aklına bir zamanlar şu anda öyle değil. İşte e, böyle ekran karşısında şey yapan hani bir tipleme vardır ya o geliyor. Yani evet. ciddiye alınmıyor. Evet. Kim tarafından ciddiye alınmıyor? İzleyici tarafından değil. Reklam veren tarafından ciddiye, ciddiye alınmıyor. Hı. Peki reklam verinin de ciddiye alabileceği bir cause deniliyor yani bir bir davayı sahiplenmek. Bence YouTube'un yola çıkış amacı buydu orada. Hı hı. Ve peki böyle bir davayı sahipleneceksek YouTube ekosisteminde kimler var diye baktılar herhalde. Hı hı. Ve karşılarına çıkan örneklerden bir tanesi de bendim. Hmm. E, çünkü açıkçası çok da fazla olmadığı için yani o zaman o dönemde yani <laughs> evet. ben muhteşem olduğumdan falan değil yani baktığınız zaman hele şey o dönemde çok... yani iki seneyi Ka geçti herhalde iki buçuk sene falan oldu. Gene. Kameran gitti gene. Ah tamam geldi. Tamam. Hmm. hele o dönemde çok daha az sayıda örnek olduğu için hani beni bulabilmek çok kolaydı herhalde ve hmm. e, bunu değerlendirerek işte hani bunları öne çıkartalım biraz spot ışığı altına taşıyalım. Bence onların ana düşüncesi buydu. Ee, tanımları ise şöyle e, internette özellikle YouTube'da giderek yükselen bir nefret söylemi var. İnsanlar özellikle YouTube'daki yorumlarda da bu gözlemlenebilir. Birbirlerini ötekileştirerek bu sadece Türkiye'de çok parlak bir şekilde yaşanıyor maalesef ama dünyada da böyle. Diğerini ötekileştiriyor ve ötekileştirdiğini karşısına alıp başlıyor sayıp sövmeye. Hele sosyal medya İnsanlarda eskiden olan toplumsal statüleri birbirine daha da yakınlaştırdığı için yani sen yolda karşılaştığında belki de hani birazcık kendini toparlayıp önünü ilikleyeceksin kendim için söylemiyorum ama hı hı. bir takım profesörler olsun bir takım değerli hocalar olsun karşısında öyle davranırken sosyal medya daha rahat davranabilmemizi Tabii, sağladı. Hayır. Evet. Yani o, zor, erişi o erişilebilirlik duygusu hı. nedense istediğimi de söyleyebilirim ben rahatlığını beraberinde getirdi. Çok bu da yani. nefret söylemini doğurdu. İşte bu nefret söylemine karşı bir mücadele başladı. Böyle bir davayı sahiplenelim dedi YouTube. Ve bunun savunucularını aradı ve buldu. Yani o bizden bir şey istemedi. Biz zaten bunu savunduğumuzu fark etti ve bizi biraz öne çıkarttı. Yani dedi ki aslında bence par parantez içinde veya satır aralarında hı hı. ya bakın YouTube'da evet kötü örnekler olabilir ve medyada bu kötü örnekleri çok öne çıkartmayı da seviyor. Ee, ama aralarda işte bir takım sosyal sorunlardan bahseden değişim için insanların ve toplumların değişimi için çabalayan kişiler de var. Ee, bu hatta işte Londra'da bir etkinliğe davet edildik ve o etkinliğe davet edilenler arasında NGO'lar yani kar amacı gütmeyen kuruluşlar da vardı. Ee, mesela Afrika'dan Kenya'dan bir kuruluşla ben görüştüm. Amerika'dan gelen bir içerik e, üreticisiyle beraber üçümüz kafa kafaya verdik ve bunları hiç anlatmadığım şeylerde de yani Afrika'daki e, bir kar amacı gütmeyen kuruluşun YouTube'u kullanarak nasıl gençlere e, destek verebileceği hakkında bir proje geliştirdik. Çok yani uygun. her şey sadece kamera önünde gerçekleşmiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. E, çünkü orada özellikle işte Boko Haram gibi terör örgütleri YouTube'u gençleri devşirmek için kullanıyor ve ee, başarılı da oluyor bir noktaya kadar. Ee, ve biz orada e, bana bunu sorduğu zaman işte ben hemen Amerikalı içerik üreticisiyle e, tanıyordum onun ne, ne iş yaptığını biliyordum. Dedim ki animasyonu bir araç olarak kullanabilirsiniz. Animasyonlarla hikayeler anlatabilirsiniz. Tanıştılar vesaire ve sonra o bir projeye dönüştü. Yani çok güzel sosyal ya. dönüşüm dediğimiz şey ve YouTube'un yapmaya çalıştığı şey aslında birazcık bunlar. Ee, böyle insanları bir araya getirmek, sadece insanları, organizasyonları da bir araya getirmek. Ve tamam, onların da gittim. davalarına Ya çok özür diliyorum. Hiç önemli da... değil. Ben söylerim sana. Gittim. Tamam. Hiç önemli. Tamam. Hı -hı. Biraz herhalde ısınınca donanımlar oh, böyle olsun problemler ya. yaşanmaya başlıyor. <laughs> ee, bu tür şeyleri buluşturmak içinde. Tabi böyle bir unvan aldıktan sonra insanın bakış açısı ister istemez değişiyor. Ben konuya böyle birazcık daha abartılı belki de bir şekilde yaklaşıp Bizden proje üretmemizi istedi ve e, işte Amerika'ya davet etti. Burada çünkü YouTube'un stüdyoları var. Çok geniş imkanları var ve e, bir dizi yapmaya başladık biz. İşte e, bir YouTube dizisi. Ben konuyu daha önce yapmadığım bir şekilde e, non-fiction değil de belgelerle vesaireyle böyle didaktik bir şekilde değil de kurgusal bir yöntemle anlatmaya çabaladım. Oradan da 6 bölümlük bir web dizisi çıkarttık. Ee, sonra başka projeler de yaptık. Yani dediğim gibi bunlar böyle pro, e, çeşitli projeler halinde devam ediyor. Hala da devam ediyor. Zaman zaman yine YouTube'la Google'la e, görüşüp işte şu projede şöyle bir şey yapalım vesaire gibi konuşuyoruz. E, bu unvanın bana kattığı şey sorumluluğumu birazcık daha arttırmak oldu. Ben de zaten nefret söylemine karşı işte ırkçılık vesaire gibi konulara karşı biraz hassasiyetim vardı. Ama hani mesela Türkiye'de eee ırkçılık dediğimiz e, şeyi anlatmak biraz zordur. Aslına bakarsanız bu gibi konuların genelini anlatmak çok zordur. Yani bunlar <laughs> çok hassas e, mevzular bir yandan. Hani ben siyasete, spora e, ya da işte cinsellik gibi bir takım konulara yine girmiyorum hiç. E, ayrıştırıcı ve tartışmalı konular olduğu için diğer bu sosyal dönüşüm meseleleri de aslında buna biraz yakın. Ama ben onu kendi hikaye anlatıcılığımla işte başka dinlediğim hikayelerde bulduğum örneklerle birleştirerek bir şekilde o dava konusundaki hassasiyetlerimi yeri geldikçe iletmeye didaktik olmadan çabalarımı devam ettiriyorum. Yani umuyorum bu çalışmalar bir araya gelip işte sizinkiler, bizimkiler, başka grupların. Hani dedin ya Türkiye'de bütün Türkiye'yi belki değiştirmek mümkün değil ama bir en azından konulara bakış açısı Açısından bir değişim yaratabileceğimizi düşündüğünü tahmin ediyorum ama değil mi? Kesinlikle Yoksa düşünüyorum. Bir anlamı yok. Evet. Yo yo tabii ki kesinlikle düşünüyorum çünkü e, sonuçta YouTube ulaşılması en kolay mecralardan bir tanesi. Hı. Bakın kitap bile kitap bile şu anda o kadar accessible değil. Hı hı. Arada bir para engeli var bir kere her şeyden önce ve e, hani istediğiniz kitaba istediğiniz anda maalesef henüz ulaşamıyoruz. Mesela müzikte falan bunları açtık. Değil mi? Yani Spotify vesaire gibi platformlarla evet. e, eskiden müzik dinlemek için işte albüm alıp e, CD alıp dinliyorduk veya işte illegal yöntemlerle bir takım e, müzikleri indirip <laughs> onları bu sefer kataloglayıp şimdi bunların hiçbirisine gerek kalmadı. Tabii. Hem legal hem de çok iyi çalışan bir sistem kuruldu. Spotify'da işte ya da alternatif sadece Spotify değil tabi hmm. alternatif platformlarla müzik artık erişilebilir bir hale geldi. Evet. Filmler ve diziler de kısmen öyle oldu. İşte evet. bir takım streaming platformlarıyla hem Türkiye'de hem dünyada e, bunlara da erişimimiz kolay. Bakın kitap hala erişilmesi en zor evet. e, içerik türlerinden bir tanesi. Ben tüketimi en kolay olan görüntülü içerik yayıncılığıyla erişilmesi en zor olan e, yazılı içeriği birleştirme çabasındayım. Evet. Bunun popülerleşmesi ve daha fazla kitlelere ulaşması göz önünde olmak bu anlamda çok büyük bir şans bizim için. Yani kitap okumayan değil. Hani hemen ya insanımız kitap okumuyor. İşte biz tembeliz falan diye suçlamalara hmm. hiç girmeye gerek yok. Tabii Tembel canım, olmayan, evet. köyde yaşayan bir öğrenci ne yapsın? Hmm. Değil mi? Kütüphaneye de erişimi yok. Hani ücretsiz olan kütüphaneler var. Köydeki evet. bir öğrencinin hiçbir şeye erişimi yok bu anlamda. Ama YouTube'a var. Hmm. Çok enteresan bir çağdayız bu <gülüyor> anlamda. <gülüyor> ya gerçekten. <laughs> YouTube'a erişiyor. E şimdi YouTube'da e, biz eğer beğenmediğimiz örneklerin karşısına kendimizi koymazsak, çıkartmazsak bakın ben de buyum. Eksisiyle, artısıyla. Yani evet. ki mükemmel değil hiç kimse. Ama ben buyum arkadaş. Böyle bir amacım var. Böyle bir tutkum var. Okuduğumu, öğrendiğimi de paylaşıyorum. Ücretsiz. Buyurun, alın, kullanın. Yani bunu yapmak geçenlerde yine bir röportajda söyledim. Bence demokratinin, demokrasinin en ileri safhalarından evet. birisi. Kesinlikle. Teknolojik anlamda bunları sunabilmek. Evet. Yine ideali, yine kusurları var. İşte algoritmayı eleştirebiliriz. Efendim trend listelerini eleştirilecek evet. bir dolu şey var. <laughs> Ama ya bardan bir de dolu tarafından bakacak olursak, yani gerçekten e, gerek Türkiye'nin gerek dünyanın en ücra köşelerindeki bir gencecik çocuk bile cebindeki telefonla artık diyeyim çünkü herkesin cebinde telefon var. Hani artık bu fakirlik ya da zenginlik göstergesi de değil cebindeki bir telefonla her türlü bilgiye ulaşabilecek, erişebilecek bir durumda. Öyleyse tabii ki çok önemli bu. Ve bireylerin değişmesi ailelerin değişimine yol açar. Ailelerin değişmesi toplumların uzun vadede tabii ki değişimine ve dönüşümüne evet, yol açar. Hepimizin umut ettiği şey de bu tarz değişimler. Kesinlikle yani YouTube bu anlamda bir eğlence aracı olmakla beraber aynı zamanda bir okul bence. Kesinlikle. Ve e Buradan eğitim alabiliyorsak ne mutlu bize. Yani ben sadece eğitim veriyorum demekten kaçınıyorum çünkü ben de öğreniyorum bir şeyler. Ben benim de takip Tabii ettiğim ki. kanallar var. Tabii Ve ki. çok da eğlenceli bir şekilde hem gündemi hem de gündem dışı e, referans diyebileceğimiz türdeki bilgileri edinebiliyorsunuz. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Umarım Wikipedia'da açılır da Hani bu iş bilgiye erişim, bilgi, erişim <laughs> konusunda bir eksiğimiz kalmaz değil. Evet. Ee, barış şimdi ufak bir ara verelim istersen abi. Seni de yorduk. Ee, i̇nsanların da çişini yapması gerekiyormuş direkt açıkça yazıyorlar. Bizde hiç gizli saklı yok. Biyolojik alanı alınca tamam, güzel tarafı. <laughs> o de önemli bir derdim. Geçen canlı yayında zaten... <laughs> <neler yaşıyor? gülüyor> Abi. Tamam bir mola sana. verelim o zaman. Ufak bir mola verelim. Ben de ufak tefek bazı e, duyurular yapacağım. Sen tamam. e, kameranı kapatıp e, şey yapabilirsin hiç e, çekinme. Kamera açık olsun ben e, bir, ha, nefes, tamam. bir nefes alıp geliyorum. Tamamdır. Ben ufak tefek duyurular yapıyorum. Gelince sen selam der tamam. girersin. Tamam. Bekliyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar biliyorum bu arada şeyleri okuyorum aşağıdan gelen yorumları. Hiç merak etmeyin hepsini okuyorum. Bilimle ilgili kısmı birazcık ikinci kısma bıraktım. Çünkü Barış'ın uzman olduğu alan Hikaye anlatıcılığı, film yapımcılığı, öncelikle bu konuları YouTube ekosisteminde, platformunda var olan bir e, karakter e, Barış Özcan, e, bir kanal. Dolayısıyla öncelikle bu konuları konuşmamız gerekiyor ki ondan sonra e, bu altyapının üzerine koyduğu, kullandığı e, araçları Konuşabilelim. Bu yüzden ilk kısımda yoksa merak etmeyin her şeyi e, soracağım kendisine. Bana hiçbir şekilde şunu sorma bunu sorma demedi iddia ettiğinizin aksine aşağıda. E, benim bir yayın akışım var her yayına gelmeden önce hazırladığım. Bu yayın akışı e, çerçevesindeki bu yayın akışını konuklarımla paylaşmıyorum. E, bu yayın akışı... E, çerçevesinde sorularımı soruyorum. Biraz da konu nereye götürürse oraya gidiyoruz. Dolayısıyla merak etmeyin. Yani bilimle ilgili tabii ki sorular soracağım şimdi ikinci kısımda. Onlardan bahsedeceğim biraz. O yüzden e, bir yere ayrılmayın. Tabii e, tuvaletimiz falan geldiyse e, hemen gidip gelin diyorum. Sonra Barış Özcan'ın da olduğu gibi e, NASA yayınında kaçırabilirsiniz en önemli anı. E, geleceğiz bilim konusuna. E, umuyorum faydalı bir yayın oluyordur. Çünkü e, hani bilimle ilgili şeyleri konuşuyoruz bu arada ama bizim sizlere ulaşabilmemizi sağlayan bu platformların eksilerini, artılarını konuşmak zorundayız. Nasıl alternatifler üretebiliriz bunları konuşmak zorundayız. Biz e, benim için de bir fırsat bu mesela Evrim Ağacı adına bizler için de bir fırsat Barış, Barış Özcan'la bu konuda bir fikir alışverişi yapabilmek. Dolayısıyla bu sohbetlerimiz öyle profesyonel stüdyolarda hazırlanan gördüğünüz üzere şeyler değil. Biz de burada fikir alışverişi yapıyoruz. Belli e, projelerde hem fikir olabilir miyiz? E, aslında birçok şey e, paylaşılıyor burada bu yayın sırasında. Belki bazılarınız fark ediyordur. Şu tarz konularda işbirlikleri yapabilir miyiz? E, bu kanallarla ortak yayınlar yapabilir miyiz şeklinde. Dolayısıyla hani bu yayınları çok daha hani böyle bir e, te, e, motomot bir sohbetten çok daha öte bir şey olarak görmenizi tavsiye ederim. E, öyle çok da e, basit araçlar değil bu yayınlar aslında bizler için. Çok önemli. Ee, buluşmalar bizler içinde, hocalarımızla da Barış e, gibi arkadaşlarımızla da. Şimdi e, bu yayınlarımızı biz e, Barış'la da konuştuğumuz gibi bizim bu işleri sürdürebilmemiz için Evrim ağacında bizim Barış'ın aksine bizim tek e, yaşamımızı sürdürmemizi sağlayan şey şu anda Evrim ağacı. Sizlerden gelen maddi destekler. Bu yüzden Krayosus'tan bahsediyoruz. Patreon'dan bahsediyoruz. Bunlar olmadan evrim ağacının uzun bir süre devam edebilmesi mümkün değil. Çünkü e, Barış'ın dediği gibi ne kadar idealist olursanız olun, istediğiniz kadar idealist olun mutlaka e, maddi e, gelir kaynağınız olmak zorunda eğer e, bu işi sürdürebilmek istiyorsanız. O yüzden izleyenlerimiz arasında ya ben bütçemden 10 lira 20 lira ayırırım ayda ne var e, diyebilen kişiler eğer ki gidip kreosus.com slash evrim Üzerinden bize aylık düzenli destekte bulunmayı ya da tek seferlik de olabilir. Ee, bu opsiyonu da sunuyoruz. Destek olmayı tercih ederse bu tarz yayınlara çok daha fazla zaman ayırabiliriz. Yeni videolar çekebiliriz. Kreyasus gibi bir dolu yazılım projemiz var. Bunları hayata geçirmemiz mümkün olur. Yani buna ihtiyacımız olduğu için söylüyorum. Ee, eğer ki bize destek olmak isterseniz lütfen şimdi hazır bu arayı da yakalamışken e, bize destek olmaya başlayın. Çünkü ancak bu şekilde bu işleri sürdürebiliriz. Başka hiçbir yolu yok bu işin. Biz gene barışın aksine sponsor falan da alıyoruz. Bizim hiçbir sponsorumuz yok. Birincisi sponsor alabilecek kadar büyük bir oluşum değiliz. İkincisi bizim yaptığımız işe sponsor olmak isteyen kişi ve grup sayısı ve onların maddi güçleri de çok kısıtlı. Bu yüzden bizim için kitle fonlama platformları vazgeçilmez araçlar. O nedenle eğer ki bize destekte bulunmak isterseniz şimdi destek olabilirsiniz. Bu yayınlarımız bu arada e, onun da ufak bir bilgisini vereyim. E, Evrim Ağacı'nın canlı bilim e, adını verdiğimiz hem biyolojiye bir gönderme yapıyoruz canlı bilim diyerek hem de e, canlı yayın yaptığımız, bilimi konuştuğumuz, bilimle ilgili alanları konuştuğumuz yayınlar. Bunun ikinci sezonu. Birinci sezonda Gelecek Bilim'de adı altında. E, yanılmıyorsam 30 tane falan e, yayın yaptık. İkinci sezonsa Bilimseli e, ismiyle e, yayınlanıyor. Bu da ikinci yayınımız. Birinci yayınımızı geçen hafta Ekrem Aydınerle İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümünden e, Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği Bölümünden e, Ekrem Aydınerle yapmıştık. E, Profesör Doktor Ekrem Aydınerle. Şimdi Barış Özcanla yapıyoruz Bilim Popülerleştiriciliği, Popüler Bilim konularından konuşacağız. Dediğim gibi şimdi ikinci kısımda daha çok bilimden bahsedeceğiz. Ve bu şekilde 8-10 bölüm olmasını öngörüyorum ikinci sezonda da. Çok güzel konuklarımız olacak. Dolayısıyla kanala abone olarak veya bildirimleri açarak vesaire bizi sosyal medya hesaplarından takip ederek bunlardan haberdar olabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Bir diğer Gördüğüm şey de yorumlarda sorularımızı nasıl ileteceğiz falan. Ben şimdi ikinci kısımda da sizden gelen soruları Barış'a iletmeye çalışacağım. Eğer ki sorularınız varsa Twitter'dan bilimseli etiketiyle ya da canlı yayında sorduklarınızı moderatörlerimiz topluyor bana Facebook'tan aktarıyorlar falan. Yani bizim bir sistemimiz var merak etmeyin. Bütün sorulara yetişemeyebiliriz elbette. Ama en güzel en özel olan, olduğunu düşündükleri soruları seçiyor moderatörlerimiz. Hiç endişemiz olmasın yani. Hepsini takip ediyoruz. Hepsinde kulağımız gözümüz var. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk tekrar. <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> İyiyim. Geçen sefer <laughs> böyle sorunca da. Yasuko'dan sonra <laughs> Abi yine nasıl bir şey fırlattı sen gittiğinde onu. <laughs> ya hadi. Ya. <laughs> Aa, bilmeyenler için bu Biz de ya, şey ya inanırım artık böyle şeylere. Barış'a ne oldu burada ya filan? Evet tuvalet molası vermişti NASA'nın insight şey. Tam yani bir şey, en kritik noktasında nokta yani. fırlat. Evet en kritik. Hep de yayın boyunca söyledi fotoğraf gelecek şöyle şöyle ilk fotoğrafı alacağız falan filan diye. Sonra bir tuvalet molası vermesi gerekti her insan gibi. Gitti. <laughs> o anda geldi fotoğraf. Geldi bir de yazık garip fark etmemiş. Yani diyoruz. Komik tarafı o zaten. <laughs> yani hani ben geldim böyle gayet şey <laughs> fotoğraf gelebilir aslında. Bir dakika niye gelmedi acaba filan. <laughs> <laughs> Sonra şöyle bir bakayım dedim Twitter'a. Abi fotoğraf geldi diye bana Twitter'dan şeyler geliyor böyle. bir de işin ilginci yani ya şey tabii NASA'da hani gelecek gelen verileri tam teyit etmeden şey yapmadan hani çok fazla üzerine gitmiyor. Evet. Can, onların canlı yayınında da nedense bir daha hiç göstermediler fotoğrafı falan. Tam emin de olamadım. evet bir göstermediler. Evet evet ee, o da doğru. Dolayısıyla lazım. öyle şeyler yaşarım yani ben huyumdur. <laughs> Ama güzel sana da söylemiştim ya yani bu işleri yapan insanlar bizler yani süper insanlar falan değiliz. Hani bir de öyle bir dedin ya hayranlık beslenmeye başladığı zaman sanki özel bir konumdaymış gibi düşünülüyor. Yani her hepimiz sıradan sizler bizler yani herkes gibi insanız. Bu tarafların görülmesi, canlı yayınlar o açıdan çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor o yüzden. Yani bu şey kamera arkasının verdiği o şey yok. Hani daha böyle samimi oluyor. Peki şimdi ikinci kısımda birazcık daha senin ee, bilimle ilgili olan konulardaki görüşlerini almaya çalışacağım. Bir de okurlarımızda ama şey işte izleyicilerimizden bak yazılı kaynak olarak bize okur demeye alışız. İzleyicilerimizden gelen şeylerden, sorulardan biraz derlediklerimi sana aktarmaya çalışacağım. İlk olarak şeyle başlamak istiyorum. Seni Evrim Ağacında ağırlıyoruz şu anda dolayısıyla kaçınılmaz olan soruyu sormam gerekiyor. Senin ee, videolarında göremedim baktığım kadarıyla. Gözümden kaçmış olabilir. Bu evrimsel biyolojiyle ilgili. Çünkü bu arada şu parantezde açayım. Birçok sahte bilim veya bilimde tartışmalı olan e, ya da bilimde tartışması olması da halk arasında tartışmalı olan düz dünya falan filan gibi e, sahte bilimlerle ilgili konular çektiğini, videolar hazırladığını biliyorum. E, ama evrimle ilgili konularda pek videonu görmedim. O yüzden direkt soracağım. Evrimle ilgili e, bilimdeki pozisyonu mu e, e, baz alıyorsun halk arasındaki evrimle ilgili tartışmalara nasıl yaklaşıyorsun biraz fikrini almak istedim bu konuda ee, şimdi içerik hazırlamama sebebimi aslında biraz önce başta anlattım evet. Hı -hı. Ee, konu bilim olduğu için ben Hı -hı. şimdi bilimle hiç alakasız konular yapıyorum demiyorum ama benim için itici güç orada teknoloji Hı -hı. evrimsel biyoloji alanında teknolojik bir gelişme <laughs> yaşanmadığı için çok sık bir karda benim bu anlamda gündemime fazla girmiyor. İkincisi de biraz önce söylediğin şey. Yani halk arasındaki tartışma yaratıcı konulardan bir. Şimdi bilimde benim görebildiğim kadarıyla böyle 3-4 tane konu var. Hı hı. Bir tanesi e, evrim. Bir tanesi e, ilginçtir. Hani Türkiye'de de var bu. Dinozorlar. <laughs> e, bir tanesi düz dünya. Yani böyle Küres konulara, bu hı. konularda bir şey yaptığın anda ki ben düz dünya konusunda yapma gafletinde bulundum. <laughs> e, yaptığın anda Konu, hani biraz önce de söyledik ya, anlatmak istediklerinle e, konunun geldiği nokta arasında bir uçurum oluşmaya başlıyor birdenbire. Hani sizin kanalınızda zaten kanalın başlığından itibaren bunu anlatmak gibi bir şey var ama e, şimdi ben dedim ki bunu düz dünyada yapmak gafletimde bulundum. Çünkü hani evrimle ilgili herhangi bir videodan önce hani düz dünya kadar böyle e, tartışılmaması gerekiyormuş gibi gözüken bir şeyde bile internette o kadar çok e, ee, böyle ciddi ciddi e, bir şey olduğunu fark ettim ki ya kayıtsız kalamadım ve e, düz dünya ile ilgili bir video yaptım. O video bana çok şey öğretti. Hı -hı. Şöyle çok şey öğretti. Bir kere her şeyden önce e, nasıl söyleyebilirim bunu? Ben de şöyle bir şey vardı o videoyu yaparken çok daha az abonem vardı yani herhalde Hı -hı. bir yüz bin civarında filan abonem vardı dolayısıyla Hı -hı. daha böyle kitleyi iyi tanıdığın bir dönemde yaptım ben onu çünkü benim izleyicilerim herhalde zaten hani bu konuyla ilgili bir video beklemezler. Bari ben bunu bu vesileyle bilim metodolojisini, bilim felsefesini anlatayım gibi bir şey benimsedim. O yüzden de üslup olarak böyle biraz hani ironik bir üslup belirledim. Yani video evet, başlıyor. Işte, e, gözlüğümü çıkartıyorum, takıyorum vesaire filan. Şimdi orada yani bence çok açık bir ironi var. Şimdi videonun başında dünya yuvarlak değildir ünlem. Evet. Şimdi çünkü geoid. <gülüyor> Bilimsel konuşacaksak diyorsun. <laughs> yani evet. Şimdi böylesine hani e, evrimden bile hani şey hani evrim tartışılabiliyor falan hani belli kültürel e, kodlardan ötürü. Ama evet. düz dünya herhalde hiç tartışmaya açıktır falan açık değildir. Gafletiyle hmm. ben o videoyu yapınca ve altında o kadar çok kişi hala da öyle ya benim dünyanın yuvarlak olmadığına yani dünyanın düz olduğuna inanan o kadar çok kişi çıktı ki ben e, bu tür videoları yapmaktan kaçınır oldum çünkü iş artık dediğim gibi ne bilim felsefesi oldu ne bilim metodolojisi oldu ne dünya düz mü yuvarlak bambaşka bir noktaya gidiyor Evet. E, ben hatta şu anda yine kara kara düşünüyorum acaba o videoyu anlayamayanlar için bir de onun açıklama videosunu <laughs> gerçekten çünkü e, hani şeyde kızamıyorum da hani ama başlıkta dünya yuvarlak değildir demişsin diyor mesela. Şimdi e bir izle ya bir, bir de izlemek, bir izlemek de. gerekmez mi peki? Değil mi? <laughs> yani değil mi? bir de yani. hani videonun içerisinde özellikle e, dünyanın geoid olduğunu böyle asteriks koyup altına not olarak yazdım Hı. zaten hani görsel Hı. olarak da koydum. Bir de Hı. dediğim gibi ben orada bilim nasıl işler. Şimdi bunu da evrime bağlayacağım o anlamda hani tamam. bilim nasıl işler? Onu Ben diyeyim sana. <laughs> ha yani bilimsel metodolojiyi e, anlatmam gerekiyor. Hı hı. Ki insanlar e, belli bir düşünce kalıbına ulaşsınlar. E, siz eğer yani dünya yuvar, ben şimdi dünya düz de desem, yuvarlak da desem, e, benim takipçilerimin bir kısmı ne dediğime inanır, bir hı hı. kısmı gider araştırır ve bir hükm'e varır. Evet. Dolayısıyla asıl olan biz karşımıza böyle bir konu geldiğinde e, nasıl davranmalıyız? Bence asıl konuşul, yani benim en azından Tabii. önceliğim bu. Düşün, bilim setini, bilim, düşünme, Ben bilim insanı değilim. Yani. Ben Hı -hı. bilim insanı değilim ve karşıma bir konu geliyor. Bu konu geldiğinde bu konu doğru mu, değil mi? Ya da Hı -hı. E, eksik mi, fazla mı? Bu konuda ne yapabilirim? Eğer fazla Hı -hı. vaktim yoksa benim geliştirdiğim metodoloji şu. Şimdi her konuda bir teorim var ya benim de. He ee, Sen de ilk teori geliştiriyorsun. ha. E, evet yani hikaye <laughs> hikaye teorisindeki e, <laughs> alt kırılım teorim de şu. Ben diyorum ki Böyle, bu biraz da hukuk felsefesinden kaynaklanıyor bu arada. Tamamdır. Hı -hı. İnsanların önüne bir case geldiği zaman eğer o case'de suçladığın ya da ne, diye, ne diyelim altında bit yeni aradığın insanların motivasyonuna bakmalısın. Hı -hı. Mesela işte evrim biyologlarının ya da düz e, dünyaya karşı dünyanın yuvarlak olduğunu iddia eden bilim insanları. <laughs> Tabii nasıl şimdi, da düşünüyor. <laughs> şimdi yani ben, ben şunu ararım. Yani hiçbir bilgim yok bak. Yani sarı çizmeli hı. Mehmet Ağayım. Sokaktan hı hı. geçen vatandaşım. Çok fazla öyle araştırmayı da sevmiyorum. Vaktim yok. Hı hı. Sağ diyor. Yani bilimsel metodolojide çıkış noktası bence bu zaten. Yani sağduyulu bir insan olarak what's in it for me sorusunu soramaz mıyım acaba? Yani hı hı. ya bu insanlar işte Richard Dawkins'ten tut da eee Stephen Hawking'e kadar o e, başka bir alanda ama evet, olsun. bu insanların amacı ne yani ne yapmaya çalışıyorlar dertleri ne bundan hayatlarını bir konuya vakfediyorlar bu konuda deli gibi araştırma yapıyorlar Hı -hı. ve sonuçta ortaya çıkarttıklarını da belli bir metodolojiyle yayına dönüştürüyorlar Hı -hı. değil mi bütün dünyaya paylaşıyorlar bizim öğrendiklerimizi YouTube videosuna dönüştürmemiz gibi. Aynen öyle. Hı -hı. Nasıl bir örgüt var ki dünyada böyle binlerce yıldır devam eden silsile <laughs> halinde. insanları kandırmaya çalışıyor. Evrimin olmadığına, dünyanın düz olduğuna. Dinozor diye bir şey aslında yok ama işte ee, biz var diyelim demeye. Bu, bu konuda bir şey daha var. Aya gidilmediğine. <laughs> e, ondan sonra küresel hani, ısınma vesaire bir de şey var. Yani evet yani bu şey götürülebilir. Yani <laughs> bu nasıl bir mantıktır? Bundan ne elde edilebilir diye Hı -hı. kendilerini ben insanların onların yerine koymasını isterim Hı -hı. bundan kazançları ne bu insanların Hı -hı. hele bilim insanlarının kazançları yani <laughs> <Şimdi> şeyi anlıyorum <laughs> mesela bak e, iklim inkarcılarının şeyini çok iyi anlıyorum motivasyonunu Hı -hı. çünkü çoğu politikacı Hı -hı. politikacılar e, kısa vadeli çözümler üretirler Hı -hı. ve kendilerini destekleyen dünya devi zengin firmaların fabrikalarını hadi kapatın veya şu önlem alın şu yatırımı yapın demek işlerine de gelmez. Onlar evet. ya böyle bir şey yok zaten dünya habire ısınıyordu filan hmm. demeyi hmm. tercih ederler. Bu daha anlaşılır bir şey. Hmm. Şeyi de anlayabilirim. NASA e, soğuk savaş döneminde Ay'a aslında insan göndermedi. Hmm. Kandırmak için bunu yaptı. İyi de kardeşim e, yani o yıldan bu yıla sadece Ay'a gidilmedi ki. Hmm. Yani güneş sistemindeki asteroidlerden gezegenlere kadar hatta güneş sisteminin dışına kadar evet. birçok uzay aracı gönderildi. Aynı şekilde evrimle ilgili bulgulara baktığınızda yani işte bilmem ne yapıldı ve e, dinozor iskeleti e, denildi buna yani nasıl uydurmalar var tam bilmiyorum ama işte <laughs> yani bunlarla vakit kaybetmek bile istemiyorum anlatabildim <laughs> mi bilmiyorum. Dolayısıyla bu bütün bu çerçeveye bence benim yapabileceğim katkı bir duruş nasıl olmalı, bir bakış açısı nasıl kazanılmalı. Çünkü bu tartışmaların sonu gelmez yani hı hı. bir gün e, karşınıza yeni bir şey çıkar teknolojik gelişme veya bilim mesela unified theory denilen bir şey geliştirilmeye çalışılıyor hı hı. evrenle ilgili bütün evet. teorileri birleştiren kuantumundan e, yer çekimine kadar e, işte Newton fizik yasalarına kadar hepsini hı hı. birleştiren ya da Einstein'ın görelilik kuramı vesaireyi birleştiren tek bir e, formül çıktığında nasıl bir duruş sergileyiyor yani bu insanlar neden bununla uğraşıyorlar Evet. Bence bu soruyu insanların çok iyi düşünmesi lazım. Böylesine büyük bir yalanı tırnak içinde neden söylemeye gayret ediyorlar? Bundan elde edilecek en başta maddi bir menfaat var mı mesela? <laughs> Şimdi bunu sorguladığınız zaman iş başka bir noktaya gidiyor. Ben insanların öncelikle bu sorgulamayı yapmalarını isterim. Nitekim bu sorgulamayı yapmaları için işte bilimsel metodoloji, yani dünyanın Yuvarlak olabileceği düşüncesi bundan işte 2-3 bin Evrimle ilgili düşünceler de zaten Darwin'den itibaren başlamadı. Tabii. Onda da daha eskisine dayalı yani e, şeyler felsefi var. Felsefi olarak. E, bir evet. Ya yani en azından görüş evet. olarak evet doğru. Evet, hı -hı. E, ama zaten her şey felsefede başlıyor. Tabii. Abi. Önce oradan başlıyor tabii. Yani evet, insanlar hı -hı. E, önce felsefi sorgulamalarla sorular hı -hı. sorarak e, işe hı -hı. başlıyorlar ve arkasından da e, bu soruların cevaplarını önce düşünerek salt usla, salt akılla. Hı -hı bulmaya hmm. çalışıyorlar. Sonra gözlem yapmaya başlıyorlar. Hmm. Ve buradan bilim doğuyor zaten. Ve yani. bilimde de sonra bir metod. Ben metodolojiyi çok önemsiyorum. O Karl Kaper'ın e, da e, Tabii çok ki. bunu teorisini e, ku, sağlam bir şekilde kurguladığı bilim metodolojisini çok önemsiyorum. Çünkü hmm. hepimiz bilim insanı olamayız. Kapasitemizden dolayı vaktimiz olmadığından benim gibi imkanı ki, olmadığından herkes. ama bilimsel düşünce biçimini algılayabiliriz. Bilimin her alanını bilmek zorunda değiliz. Ee, bu konudaki kitapların hepsini okuyup anlayamayabiliriz. Ama en azından bilim nasıl işliyor bunu anlamalıyız. Ben o yüzden ee, dediğim gibi evrim gibi, dinozorlar gibi, işte aya adam gönderildi mi ya da dünya düz mü gibi böyle çok tartışma yaratan bilimle ilgili ya da teknolojiyle ilgili konularda birazcık daha işin hep dedim ya ben işleri böyle hep anlatılan yönüyle anlatmaktan hoşlanmıyorum diye. Farklı noktalarını alıp birleştirmeyi seviyorum. Hı, hı. E, iki şeyi birleştirerek bir mesaj vermeye çalışıyorum. Hı hı. E, ve peki, bu peki anlamda kendi içerisin, kendi içinde yaptığını ya da araştırıyor musun bilmiyorum biyolojiyle evrimle ilgili. Yani e, bunun bir bilimsel altyapısı olduğunu kabul ettiğini anlıyorum buradan, değil mi? E, tabii ki elbette. Yani bilimsel altyapısı derken Şöyle ben e, benim okumalarım şey seviyesinde onu hemen itiraf edeyim de yani Hı -hı. sapiens işte homo deus tüfek ya mikrop Herkes her konuda okuyamaz zaten. Evet abi. yani bu seviyede benim biyoloji ya da kimya gibi alanlarda böyle çok fazla bir bilgim yok Hı -hı. ama e, türlerin kökenini okudum. E, o oh, zaten onu okumayı becerebildiysen zaten iyi yol kat etmişsin. Yani mi? ya ben Ağır. genelde bu gibi konularda hep e, en temel kitaplardan yola çıkıyorum. Fazla vaktim yani. olmadığı için her şeyi okuyamaz evet. insanlar. Evet. Ee, bu arada hani şeyde de eee prensipasını da çok ağır hmm. bir kitaptır bu da o, bu arada hmm. o da. Hmm. Anla, okudum diyorum sadece. Anladım demiyorum. Evet. <laughs> yani olsunsa ayrı onun onu, onu o deneyimini yaşamak bile çok büyük şey katıyor ama insan. Hmm. Elbette. Dolayısıyla hmm. bilimsel metodoloji anlamında ee, bu konuda yapılan çalışmaların yanındayım. Yani bilimsel araştırma, bilimsel açıklamaların yanındayım. Hı hı. Bilim şu ana kadar e, hangi noktaya geldi? Dediğim gibi son bulgulardan haberdar olmayabilirim. O yüzden <laughs> tamam, e, eksiklerimi abcaya. sen tamamla. <laughs> tamam. Özellikle e, işte son 100, 150-200 yıllık dönemde. Çünkü burada e, Natural History Museum'da bulunan e, bir takım fosilleri ben e, görme fırsatını yakaladım. Hı hı. Ee, özellikle son 150-200 yılda bulunan e, antropologların bulduğu bir takım bulgular e, kuşkuya yer etmeyecek şekilde hem Hı -hı. kültürün hem insanlığın evrimi Hı -hı. konusunda bize deliller sağlıyor. Şu andaki en mantıklı açıklama bu. Hı -hı. Logos dedik ya iyi bir hikayenin Hı -hı. ortaya çıkması için. Evet. Bilim, sen metodolojisi neyi öngörür? Ee, yanlışlanabilmeyi öngörür öyle değil mi? Ya yani bir şey Hı -hı. yanlışlanabileceği noktaya kadar gider. Hı -hı. Şu anda bilim insanlarının en büyük savunduğu şey de bu. Kardeşim ben bunu buldum ve böyle açıklıyorum. Sen Hı -hı. bundan daha iyisini bul ve daha iyi açıkla ve beni yanlışla. Tabii de ki ben Hı -hı. yanlışım. Hı -hı. Ee, bu yanlışlanamadığı müddetçe en geçerli olan bilimsel teori neyse ona. E inanmak tamam. demek kelimesini kullanmaktan ben da Ben zaten bilmiyorum. ben de bilerek evet ben, ben de o özellikle zaten öyle sormadım Evrime inanıyor musun diye evet, sormuyorum. Evet bir özellikle kaçınıyorum. Evet bu yayınlarda da şunu yapmaya çalışıyorum aslında. Hani kimse, ya yani ben seni mesela buraya çağırıp da evrimin hadisi öyle evrime musun falan tarzı bir sıkıştırmaya çalışmamaya çalışıyorum. Çünkü birincisi önemli değil. Yani sen şimdi şurada çıkıp da ay kardeşim evrim diye bir şey yok deseydin sanki ha tamam hadi evrim acili kapatıyoruz demeyecektik. Ya da sen evrimi Evet, evrim çok güçlü bir bilimsel gerçek. Bir şey ev... değil, evet. Demem, neyi değiştirdi? Hiçbir şey değişti. İşte ha önemli olan nokta o. Zaten evet. altını, evet. bu yayınlarda vurgulamaya çalıştığımız şey o. Bu bireysel e, görüşlerin hiçbir önemi yok bu konularda. Evet. evet. E, ve e, Barış'ın söylediğini az önce söylediğine şunun katmak gerekiyor. Bir yanlışlanmanın yapılmasının da bir metodolojisi var. Evet. Öyle çıkıp evet. sosyal medya üzerinden ya evrim yaktır yalandır diyerek yanlışlama yapılmaz. Bunun i̇şte akademik şöyle bir şey var. Değil hani değil benim mi? açımdan sizi tabii ki bu konuda Hı. şey yapmıyorum. Benim açımdan böyle Hı. bir konuya girmek biraz tribünlere oynamak gibi görüyorum. Yani tabii çok ki. popülerleştirir Hı. bu. Çok popülerleştirir. Hı. Ama birincisi ben gerçekten hani... Ee, bilim alanındaki cahilliğimi zaten itiraf ediyorum biyoloji kimya gibi alanlar da bunlarda yani burada en çok uzay benim e, hani oraya geleceğim e, daha iyi bildiğim yerlere şey, geleceğim daha iyi bildiğim yerler o yüzden hani e, beni en az bozacak bozacağınız <laughs> alanlar onlar olduğu için ben oralardan çok fazla çıkmamaya çalışıyorum teknolojik evet. gelişmeler de bu arada en çok o alanda hı hı. gerçekleşiyor e, diğer e, bilimin diğer alanları yani benim bilimin zaten neredeyse yüzde doksanı konusunda henüz içerik üretmedim. E, tabii canım. Bu konulara girmekten kaçınıyorum dediğin gibi evrim bunlar içerisinde en tartışma yaratıcısı. Yani ortaya attığın ya zaman. zaman olur ama yapmak sen istemiş. Ne diyorsun? Yani bunu, sadece bunun üzerinden ilerleyen hani fenomenler var dünyada ve tabii, Türkiye'de. Hani, tabii. Çünkü bu gerçekten hani insanları tartışmaya Tartışmanın da kötü bir tarafı yok bu arada. Ama tabii canım, tabii. sosyal medya tabii. bunun doğru ortamı değil. Yani bu bilimsel tabii olarak zaten tartışılıyor. Şey yani evet. Şimdi siz bunu böyle bir bir çeşit tırnak içinde kahve ağzıyla ve hani 140 ya da 280 karakter içerisinde şey yaptığınız zaman hı hı. konu sadece nefret söylemine dönüşüyor. Ben böyle gözlemliyorum hı hı. ve hı hı. E, Peki. o yüzden bu işin ehli olan kişilerin bu konuda yayınlar yaparak, kitaplar yazarak, bu konudaki en son bulguları da e, ve bilimsel araştırmaları da e, yorumlayarak aktarması gerektiğine inanıyorum ben işin daha çok şey tarafındayım Harari'nin Sapiens ya yani ben felsefe tarafındayım yani birazcık daha mesela oradan yola çıkarak toplumların kültürleri nasıl gelişti yaratıcılık dediğimiz şey nasıl ortaya çıktı Hı -hı. hikaye anlatıcılığı işte nasıl ortaya çıktı yine hani dedik ya insanların ilham verici noktalarına odaklanıyorum Hı -hı. bilimlerin de ...benim işime yarayan bu kısımlarını alıp... ...kendi hikayelerime katmaya çalışıyorum. Peki, o zaman sana şunu soracağım. İki, e, unutmazsam ikinci kısmını... ...şunu söylemek istiyorum. Eğer ki... E, ...yani senin e, portfolyonda... ...bu konuda bir içerik olması... ...bence benim şahsi görüşüm önemli. Çünkü... E, ...popüler bilim e, yapan biri olarak... ...ya daha doğrusu bilimi popülerleştiren... ...her nasıl yaparsan yap o yöntemin... sana özgü bir şey ama sonuçta bilim popülerleştiren biri olarak evet. bence kitlenin en azından senden bunu duymasının önemli bir değişim yaratabileceğini düşünüyorum. Bizler gibi bu konuda profesyonel olan kişilerden destek alacak olsan, hele ki sana şimdi ikinci kısmı o, sana uygun bir hikayeyle gelebilecek olsak böyle bir işbirliğine nasıl bakarsın? Olabilir tabii ki. Hatta Hı -hı. ben şu son dönemde e, bu konuyla ilgili bir video yapma fikrim de var aslında. Bir 11 dakika Hı -hı. diye bir seriye başladım. Hı -hı. İşte 11 dakikada geleceğin tarihi, önce bir yakın gelecek. Yakın dediğim hani medeniyetin birinci type 1. bir seviyesine ulaşana kadarki tarih. Hı -hı. Daha sonra 11 dakikada Mars turu gibi bir şey yaptım. Bir de tabii 11 dakikada onu yapmak zor ama bütün Hayır, hani Big Bang'ten Big Bang'ten bugüne 11 dakikada <laughs> ha, evet, o biraz artık. Yani anlatabiliyor muyum? Yani dünyanın tarihi gibi Hayır. bir şey yapma isteğim var. Ben sana şunu söyleyeceğim. Aslında bir noktayı e, az önce e, kaçırdığını fark ettim. E, Orada düzeltecektim. Şimdi aklıma geldi. Evrimin teknolojide pek bir etkisi e, yok gibi bir şey e, söyledim. Benim çalıştığım alan evrimsel biyolojinin makine mühendisliğine uygulanması ile ilgili. Kaldı ki senin de çok ilgi alanın olan Curiosity ya da yani şeyde e, Mars'a gönderilen araçlardan bir tanesinde evrimsel algoritmalar kullanıldı ve günümüzdeki birçok mühendislik ürünü giderek artan bir hızla evrimsel algoritmalar, makine öğrenmesi değil yalnız altını çiziyorum evrimsel algoritmalar. Evet. Evrimsel evet. biyolojinin algoritmik uygulamalarının mühendislikteki e, uygulamaları diyelim üzerine. Bunun bu perspektifte buradan bakarak birincisi olabilir. İkincisi de bilimde farklı veri hatlarının aynı hikayeyi nasıl anlattığına yönelik çok ilginç hikayeler yazabilirsin aslında. Gene sadece seni izleyen biri olarak ve bir evrimsel biyoloji alanında çalışan biri olarak bunu söylüyorum. Bunu kesinlikle yapmalısın, etmelisin gibi alma lütfen. Ee, ve ola ki böyle bir şey yapmak istersen hem bir mühendis olarak hem bir evrimsel biyolog olarak yani hem teknoloji hem bilim tarafında olan biri olarak her türlü desteği de vermeye hazırız Evrim Ağacı olarak. Yani aklının bir köşesinde bulunsun abi bu. Tamamdır, çok, çok ilginç hikayeler çıkarabiliriz çünkü. Hayır, bir tane tabii hikayeler diyorum ama bir videoda 11 dakikada da olur, 3 dakikada da olur. Hiç fark etmez. Çok ilginç hikayeler. Yani şey mi ararsın? Evrimsel algoritmalarla tasarlanan devreler mi ararsın ve bu elektronik devrelerin mühendisler baktığında neden o şekilde tasarlandığını anlayamamalarını mı ararsın? <laughs> akademik literatürde. Yani bakıyorlar, evrimsel algoritma bir şey tasarlıyor ve diyor ki bu sizin yaptığınızdan daha iyi sonuç verir diyor. Mühendisler ona bakıp neden o şekilde tasarlandığını anlayamıyorlar bile ama test ettiklerinde gerçekten de kendi tasarımlarından daha başarılı olduklarını Görüyorlar. Bunu mu i̇şte ararsan? yani nano, aslında evet. nano nano robotlarda vesairede bunun örneklerini görüyoruz sanıyorum yani yanlış yine Tabii. Bir yani, de, ya hayır, de. yok ama yani nano robotlarda zaten e, çok sayıda bir popülasyonun varsa zaten evrimden söz etmek zorundasın. Onların yazılımları değiştikçe aslında o popülasyon evrimleşiyor. Ama bunun haricinde çok sayıda robota da ihtiyaç yok. Evrimdenince aklı hep böyle e, hani çok sayıda bir grup olması gerekiyor, onların zaman içerisinde değişmesi gerekiyor. Bunlar algoritmalarda yapılıyor bu evrimsel değişimler. Sonradan tekil robotlara da yüklenebiliyor. Curiosity'de çalışanlar bunlar. Curiosity tek bir Mars aracı. Ama bunun içerisinde çalışan algoritmaların bir kısmı evrimsel algoritmalarla geliştirilmiş şeyler mesela. Ve ona bağlı olarak kendini evrimsel yöntemlerle yani evrimsel biyolojinin matematiksel teorik altyapısını kullanarak güncelleyebiliyor. Bu gibi konularda çok ilginç hikaye. Bir diğer noktada hani teknoloji ayrı bir şey. Mesela hani bilim nasıl çalışır diye anlatıyorsun ya nasıl düşünmeliyiz. Ee, evrimde bu çok olan bir şey çünkü evrim geçmişe doğru bakıp orada olmuş bir şeyin nasıl yaşandığını anlatmaya çalıştığı için tam bir dedektiflik hikayesi aslında evrim. Eldeki veri hatlarına bakıp bunların aynı hikayeyi söyleyip söylemediğine bakmaya çalışıyoruz üzerinde. İşte tam da, orada ya o, o kısımları var. zaten benim daha çok ilgimi çekiyor. Dediğim ee, gibi işte, evet. sapiens, homo deus vesaire Aynen. gibi kitaplarda Hı. daha çok işin o taraflarında biraz da evet. sözelcilikle ilgili herhalde. Hani Harari, <laughs> tarihçi vesaire. Evet. Onlar hem benim için kişisel olarak da ilgimi daha çok çekiyor açıkçası. Hem de e okuduğum <laughs> zaman daha iyi anlıyorum otur. Kitapları. Tabii tabii ya herkes her, her ee, yazar dolayısıyla hani onları anla... bir bir konu daha var bu arada geleceğe hmm. yönelik hani evrim konuşmanın başında sen herhalde hmm. e, birazcık hmm. onları söylemiştin şimdi ben genellikle bir şey anlatırken onu filmlerden vesaireden desteklemeyi seviyorum evet. e, fakat gel gör ki mesela işte bu singularity ya da işte hmm. gelecekteki acaba işte makinelerle birleşecek miyiz evet, ne noktaya gideceğiz gibi konu aslında. Evet. konularda e, çekilmiş öyle çok iyi film yok. Yani evet. mesela e, birkaç kere onları da böyle biraz Sen, daha derinlemesine Sen fena değildi. Benim sevdiğim. Ben de, de, şimdi evrim de evrim tam, tam tam onu diyecektim ya. Yani. <laughs> <laughs> ben çok beğenmedim mesela. Şimdi hadi bakalım. <laughs> öyle mi? Işte, evet. Hadi bakalım. <laughs> yani işte e, hani evet. dediğin gibi ilk akla gelen film o. Yani o bile bana göre vasat bir, bir film. Yani onu da işte çok yakın zamanda yapıldı ya tabii ilk ona o geliyor aslında. Evet. Doğru o yüzden. Hı. Evet yani dolayısıyla hani bu konuda e, maalesef bence bence ee, şimdi ben topu yine taca atacağım o anlamda. <laughs> bu konuları popülerleştirmeye çalışan insanların da eksiklikleri var. Yani sinemacılar mesela. Yani sinemacılar da bu konuyu işte en fazla Luke Besson, Lucy de birazcık böyle bir girdi son dönemde hatırladığım evet. filmlerde. O i̇şte e, e, Transcendence <laughs> e, bir şeyler yaptı ama yani bunların hepsi vasat filmler bana göre. <laughs> bu konuda Yani Lucy ile mi evet. Film ben görmedim. Yani. Ki 2019 e evet. macerası normalden çok bu konuya girmiyor çocuk set aslında başındaki sahnesiyle gayet de giriyor Tabii orada bir gönderme yapıyor evet. Evet, evet yani ama hani sanatsal açıdan baktığımızda veya hani mesaj verme açısından baktığımızda ben o yetkinlikte <laughs> çekilmiş bir filme henüz rastlamadım eğer çekilirse çünkü ben genelde benim çalışma mekanizmam biraz böyle işliyor yani <laughs> okuduğum bir kitaptan veya izlediğim bir filmden aldığım ilhamı ben araştırmaya başlıyorum yani. Anladım. Mesela kaptan yola çıkmıyorum mesela. Çoğunlukla i̇şte, sanattan yola çıkıp onu tasarlayıp teknolojiyle destekleyerek ilerliyorum benim çerçevemde. Şeyim de biraz o, o şekilde işliyor. Ben de zaten seni azimle ilham vermeye çalışıyorum. Bir üçüncü noktada o dediğin nokta olabilir. Eee Mesela şimdi bizim alanda evrimsel algoritmalar veya yapay zeka alanında seninle ilgi duyduğunu bildiğim için ki iddialardan bir tanesi ki bununla ilgili sana birkaç kaynakta gönderebilirim kolay okuması kolay olan iddialardan bir tanesi biz bugüne kadar bu 90'larda yapay zekanın yeniden yükselişe geçmeye başlamasıyla birlikte 90'ların sonlarına doğru Makine öğrenmesi alanı ne kadar gelişti işte sen de bahsediyorsun. AlphaGo'dur işte e, satranç uygulamalarıdır. Şimdi birici ve işte e, League of Legends gibi bilgisayar oyunlarını Mario gibi oyunları falan yapay zeka ile alt, insanları alt etmeye çalışıyorlar falan ve yapacaklar da elbette. E, ancak hep bir eksik kalan taraf var. Hepimiz hissediyoruz. Yapay zekada hep bir... Yapay Özel Zeka durumu söz konusu, tekil bir konuyu seçip o konuda çok başarılı olan bir algoritma geliştirilip ki bu da öğrenme yoluyla oturup tasarlama yoluyla değil öğrenme yoluyla e, geliştiriliyor. Ama tamam orada kalıyor, bitiyor. Tamam o süreçte bir şeyler öğreniyoruz, belki daha iyi bir algoritma geliştiriyoruz öğrenmeye yönelik. Ama hep bir şeyler eksik kalıyor. O Yapay Genel Zeka, insanla hem satranç oynarken hem de e, Sokrates üzerine Fikir alışverişinde bulunabilecek e, zeka konusunda hep bir eksiğimiz olduğunu hissediyoruz. Buna işte daha algoritmalarımız çok yeni falan şeklinde bazen açıklamalar yapılıyor. Kimisi zaten amaç o değil ki diyerek işin içinden çıkıyor. Ama bizim alanda evrimsel algoritmalar alanında bir argümanımız var. Bu sana ilham olabilir. O argümanda şu. Biz yapay zekaya öğrenme algoritmasını veriyoruz. O öğrenme algoritmasıyla o bir şeyler öğreniyor. Ama bize öğrenme algoritmasını kimse vermedi. Biz öğrenme algoritmasını doğadaki evrimsel süreç içerisinde kazandık. Ve biz bunu robotlara vermeyecek olursak onlar bizim kendi beynimize bakarak çıkarmaya çalıştığımız ve psikolojimize bakarak çıkarmaya çalıştığımız öğrenme algoritmasıyla sınırlandırılmış olacak. Bir diğer deyişle bizim öğrenme mevzusundan anladığımız şeyle sınırlandırılmış olacak. Dolayısıyla şey benzemiyor mu? Sözünü kestim. Köpeklere benzemiyor mu? Hani köpekler de ee, bildiğimiz şu andaki köpek türleri yani yanlış olmasın benim tamam, alalım son söyle. Yüze, yani son 500 yılda falan does, yani 150, daha az 150 200 150 diyecektim de evet, biraz böyle evet. yuvarlatıp 500'e çevirdim evet, fark ettiyse. Doğru. yani evet. sadece 3 köpek 3 ya da 4 köpek çeşidi 10.000 evet. yıldan 150 yıl öncesine kadar olan süreçte doğal seçilimle evrimleştirilen köpekler 450 çeşit var şu anda geri kalan 400 işte 46 tanesi falan Son 150 yılda evrimleştirilmiş i̇şte O mesela bizim yaparsın. müdahalemizle olmuş bir şey. Bunu mu kastediyorsun? Evet. Hani robotlara ha, şimdi, da biz bu anlamda algoritmaları veriyoruz. Evet. Ha, aynen öyle. Ama bizim iddiamız şu. Bizim robotlara öğrenme yöntemlerini geliştirecek algoritmaları vermemiz lazım. Kendi kendilerine öğrenmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Bizim evrimsel algoritmalarda... İddiamız bu. Bu da nedir? Mesela biz beyine bakıp işte sinaps bağlantıları vesaire üzerinden giderek yapay nöral ağlar falan geliştirerek bunu kendi beynimize benzetmeye çalışıyoruz. Ama bize beyin durup dururken sinirlerin bir araya gelmesiyle verilmiş bir şey değil. Evrimsel süreçte çok basit sinirsel yapılardan beyin gibi karmaşık bir organa evrimleşmiş. Bütün basamaklarını takip edebildiğimiz, net bildiğimiz bir süreç. Bizim iddiamız şu bizim evrimsel algoritmalarda bu beynin öğrenmeyle ilgili algoritmalarının hangi parametreler üzerinden işlemesi gerektiği evrimsel algoritmalarla belirlenmeli. Yani parametrelerin evrimini, öğrenmeyi belirleyen, öğrenmenin ne şekilde olacağını gösteren parametreler evrimsel süreçten geçerek robotun ya da yapay zekanın kendi evrimsel süreci içerisinde ortaya çıkmalı ve bu iddiaya yönelik çok ciddi şu anda evrimsel algoritma çalışmaları bulunuyor. Şöyle popülerleştirecek olursam birazcık e, kafanızı karıştırmış olabilirim hem izleyenlerin hem senin. Öğrenme algoritmaları bir seviye, onun üzerinde öğrenme algoritmalarını evrimleştiren evrimsel algoritmalar bulunmalı. Argüman şu anda bu ve buna yönelik çok ilginç çalışmalar var. Dolayısıyla dedin ya hiç film yapılmıyor diye. Çünkü filmlerin çoğu zaman odaklandığı şey işte bir anda çok zeki olmuş bir robotun, bir kadın robotun her nedense her seferinde şey başından geçen maceralar. Aşık oluyor bilmem ne oluyor camdan atlıyor şuradan atlıyor bilmem ne. O süreci anlatamıyorlar çünkü o süreci biz de çok büyük bir sıçramayla robotlara vermeye çalışıyoruz. İşte bizim argümanımız bunun evrimsel algoritmalar yoluyla olması. Benim doktora çalışmam mesela bu konu üzerineydi. Bunun bir uzantısı tabii ki bütün bu konuyu çalışamazsın ama bu konular sana ilham verebilir diye Olabilir. O yüzden Olabilir. Ee, zaten şu anda gibi. yapay zekada bildiğim kadarıyla tam bu olmayabilir belki ama e, bazı hmm. makine öğrenme algoritmalarında şunu yapıyorlar. Mesela e, işte Pong gibi bir oyunu önüne koyuyor ve başka hiçbir şey yapmıyor. Hı hı. E, yapay zekanın o oyunu kurallarıyla birlikte kendisinin evet. keşfedip öğrenmesi ve sonra evet. da o oyunu yenmesi bekleniyor. A, yani sanıyorum bir geçiş aşaması olarak bu belki bir örnek aynen. olarak verilebilir. Evet. Güdümlü ve güdümsüz öğrenme algoritmaları onlar. Hani güdümlü de biz diyoruz bu kedidir, bu köpektir falan. Sonra onlara bakarak köpekleri kategorize etmeyi mesela hepimiz Google captcha'yı yaparken hani çıkıyor ya otobüsleri seçin diye. Her birimiz Google'ın algoritmalarını eğitiyoruz aslında. Eğitiyoruz, evet. şura benzer, kedi buna benzer diye. Eee güdümsüz olanlarda ise unsupervised learning'de ise biz ona bir bu tarz bir set vermiyoruz. O kendisi kategorize etmeyi de öğreniyor. Bu çok ilginç ama çok daha zor bir şey. Bunun bir üst basamağı da işte o kategorize yö etme yönteminin nasıl ortaya çıkacağının e, belirleyen algoritme. Evet. Şimdi evet. sanıyorum zaten onlar olmazsa büyük ihtimalle biz e, bu general artificial intelligence diyorlar. Yani Aynen, yapay genel genel zeka. Genel yapay zeka veya yapay genel zeka seviyesine geçişte problem var şu anda. O seviyeye hiçbir zaman geçemeyebiliriz. Evet. Yani evet. şeyde kalırız. Hani Go'yu da çok iyi oynar yapay evet. zeka. Hah, Yeni bir oyun çıkarsa Orada kalırız yani bir bir kanalda kalırız sadece. Aynen Şu anda öyle. bazı noktalarda insan zekasını geçti ama işte o yap genelde genelde geçer. E, bir eksiklik var. Zaten geleceğe dair yapılan kestirimler de dair olmak üzere o noktada tarih vermelerde çok farklılıklar çıkabiliyor. Yani Aynen öyle. kimisi bunu işte 2040'larda olacak diyor. Kimisi evet. yok efendim 300 yıl sürecek diyor. Yani e, o biraz da herhalde bu bahsettiğin çalışmaların gidişatına göre e, belirlenecek. Aynen öyle. Ve işte mesela bu konularda ki hani bunları nasıl yapacağız konusunu evrimsel biyolojiden gelen bilgiler sayesinde mesela biz algoritmalar geliş, geliştiriyoruz. Hani o temel bilimle teknoloji arasındaki bağlantı çok güçlü evrimsel algoritmalarda. Bunların e, senin e, kanalında çok ilgi çekebileceğini düşünüyorum ama popülist bir ilgi değil. Hakikaten ilgi çekici olduğu için evet, olduğunu evet. düşünüyorum. Öyle bir e, aklının bir köşesinde dursun. Ben böyle enjekte etmiş olayım fikri gerisi artık sende tabii ki. E, var mı eklemek istediğim e, bir şey bu konuda? Bir, yani başka konulara bir, ee, soru sorayım. Yok yani şöyle Hı. ben algoritma meselesini de çok önemseyen bir insanım. Hı -hı. E, bu hikaye teorimin içerisine işte algoritmaları da bir şekilde şey yapmaya çalışıyorum. Çünkü aslında bir anlamda algoritmalar bizim hikayemiz. Hatta bir videomda da bu sözü kullanmıştım. Ee, o yüzden hani bu konular ilgimi çekiyor. Tavsiye ettiği için teşekkür ediyorum sana. Araştıracağım mutlaka. Tamamdır, süper. Ee, şimdi senin e, bir videonda şeyi söylediğini hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Mars'a gitmeyi hayatında en çok istediğin şey olduğunu e, dan Bu doğru mu? Gerçekten e, Mars'a? götürsü gönderseler gider misin? Kesinlikle giderim. Ee, Dönmeyecek olsam hiç ya. hiç affetmem, yani. <laughs> yani bu, <laughs> hiç affetmem. <laughs> ee, ya. Ya aya da razıyım. <laughs> son, son Aa, aya bile gider. <laughs> ya evet. hiç dönmeme ihtimali biraz şey tabii o düşündürücü yani. O, Orada çok. Hani öyle hemen gözü kara değilim ama Cengavir dönebilme var. ihtimali olursa gözü karayım yani giderim. Hiç yani, affetmem evet. dediğim gibi. Bahri. Ya bu bence insanın hani hayatında bulabileceği en önemli fırsatlardan bir tanesi. Ya her ne kadar hani e, şu anda bir önümüzde bir insanlığın önünde bir fantezi gibi dursa da Hı -hı. E, ben bu tür hedeflerin yani somutlaştırılmış hedeflerin e, bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bunlar adeta itici bir güç. Yani mesela soğuk savaş döneminde o aya gitme yarışı olmasaydı, belki biz şu anda Mars'a değil aya gitmekten bahsediyor olacaktık. Yani evet. daha o, o seviyeye gelmiş olacaktık. Ee, ama o soğuk savaşın itici gücüyle kötü bir belki motivasyon evet. kaynağı. Ama yine de en azından işte e, 160 milyar dolar civarında bir bütçe ayrıldı. E, tarihte hiç olmayacak kadar büyük bir bütçe bilim ve teknoloji alanında ayrılmış oldu ve evet. e, insanlık. E, aya gitmeyi başardı. Şimdi bir başka bence şu anda popülerleşme konusu 2000 sonrasına ben bunu adresliyorum. E, i̇nsanların başka dünya dışı bir gezegene gitme arzusu. Yeni hedef bu. Ve bu hedefte de itici güç aslında e, belki de yine tartışılabilir. Hani kötü mü iyi mi oldu? Kapitalist sistem. Yani özel sektör bu kez bu işi e, birazcık şey yapıyor. Çünkü şirketler dünya kaynaklarıyla büyüyebilecekleri kadar büyüdüler. Fosil yakıtların e, sonu gelmeye başladı. Güneş enerjisi vesaire gibi kaynaklar artık hani ne yapıl yapılamayacağı belli oldu. E, daha fazla büyüyebilmek için bu dünyanın dışına çıkma zorunluluğu özel şirketleri harekete geçirdi ve yeni bir savaş, ticari savaş diyelim başlamış evet. oldu. Bu Doğru. ticari savaşta işte maliyetler düşürülüyor, yeniden kullanılabilen roketler devreye giriyor ve e, artık işte e, Mars gözümüzü kestirildi. Ben bunu şeye benzetiyorum bundan 400-500 yıl önce işte yeni dünya dediğimiz Amerika kıtasının keşfi aslında batılılar tarafından keşfi diyoruz aslında burada yaşayan insanlar tabii evet, ki vardı tabii. ama iki evet. dünyanın buluşması diyelim. E, tabii bilemiyoruz yani Mars'ta da belki iki dünyayı buluşturacağız hala orada bir canlı hayat olup olmadığından yüzde <laughs> yüz emin değiliz. Belki evet. mikroskobik de olsa bir hayatın zihni arasında Zeki yok zeka belirtisi He. konusunda artık ümitlerimiz tükendi maalesef. <gülüyor> <gülüyor> ama yine de bir canlı yaşam ya da geçmişte canlı yaşamış olma tabi belki dair fosiller bulabiliriz. İzler bulabiliriz evet. yani evet. ben o yüzden Insight'te çok heyecanlandım çünkü insightta ilk kez toprağın altına e, giriyoruz evet. yani bu kez hep yüzeysel olarak yapılan önce atmosferden başlanıldı daha sonra yüzeye inildi şimdi yüzeyin de belki altına yer altı Yani hani hmm. fosil bulamaz bu araç büyük ihtimalle ama ya da bulursa çok büyük evet. bir şans olur belki ama. Yok eğer e... varsa bile kırıp geçer diyorlar şeyi. <laughs> yani öyle yani hassas bir şey diyor. <laughs> Dandıklar geçer diyorlar. O hani, antropologların o hassas böyle fırçalarla yaptıkları <gülüyor> <gülüyor> çalışmalar falan o i̇şte biraz zor orada. berbat ediyor işi ya. İşte bütün bunlar için <laughs> insana ihtiyaç var. Bu arada o işlemi e, Ay'da da yapmışlar. Yani a, a, Apollo görevlerinden bir ilkinde değil de bir e, daha sonra yapılan 17'de galiba evet. Apollo 17'de olsa gerek... Baya astronotun elinde şey var. Fotoğrafı var. Hani böyle hmm. ekskavatör mü deniyor? Sokaklarda asfaltı delen Aa, aletler var ya. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir aletle <laughs> e, ay toprağını deliyor filan. Yani Bu çalışma daha önce <laughs> ayda yapılmış. Şimdi bunu robotla yapmaya çalışıyorlar. Ama insanın evet. farkı farklı tabi. Yani orada bir insanın evet. gidip de e, laboratuvar şey çalışmaları oldu. yapması filan. Tabii inşallah sonu şey olmaz yani e, Marslı kitabında ve filmindeki gibi Sadece patates yiyip böyle yalnızlık içinde hayatını geçiren birisi <laughs> evet. olmaz. Zaten o Matt Damon'ı kurtarmaya harcadıkları paranın haddi hesabı. Yani, yani. <laughs> evet. Şey, e, peki bilimde konuşurken hep bizim e, karşımıza çıkan sorunlardan biri sen de gördüğünü görüyorum. Bu sahte bilim mevzusu. Ben e, ufak bir analiz gibi bir şey yaptım. Yani Çok basit bir şey ama e, en popüler olduğunu gördüğüm 20 videonun senin videonun 5 tanesi kadar e, sahte bilimi eleştirdiğin e, videolar. Mesela işte e, düz dünyacılar, Antarktika'ya gidilir mi gidilemez mi? 13 sayısı gibi e, batıl inançlar, uzaylılarla ilgili. Ki yani o gerçi hani uzayda yaşam var mı ile uzaylıları da birbirinden ayırmak gerekiyor Yani gelip UFOların uzaylı mı, yoksa uzayda yaşam var mı sorusu iki ayrı soru aslında. E, sence insanların Bilim bu kadar heyecan vericiyken sahte bilime ilgi duymalarının nedeni ne? Öncelikle güzel bir tespit oldu. Ben yeni Hı. fark ettim bunu. Evet. <laughs> ee, kötü oldu fark etme. <laughs> yani çünkü Olsun bunlar ki. yani benim yapmaktan da hoşlandığım konular bu arada. Yani sahte Hı. bilimle mücadele e, ya da sözde bilim diye mi çevirmek lazım tam evet, olarak hani sözde bilim, bilim o, sahte bilim neyse. Evet. Hı -hı. Evet. E, e, Anlatma, hani böyle bir şeylere böyle verip veriştirmek kardeşim şöyle yani evet. bunlar e, ilgi çekici konular bir kere bu üslup da tutan bir üslup bu arada ama hep başından beri bu konuşmanın ısrarla dediğim gibi yani benim her ne kadar sen beni popüler bilim e, konusunda davet ettin ama gerçekten Olsun öyle bir popülerleş hı. hatta neredeyse popülerleşmeme eğilimim var o hı. yüzden evet onlar ama sen çok değil farklı. senin yaptığın iş bilimi popülerleştiriyor. Orada popüler. Sonuç evet derken... doğru. Yani benim evet, yola çıkış etkisi o evet. Evet, evet. yani nedeni bu olmasa da sonucu böyle oluyor doğal olarak. Haklısın. Ee, ve bu dediğin de doğru. Ben bunu biraz şeye eee yine aklıma geldi. Sagan, Sagan o kitabın Hı -hı. ön sözünde bunu e, yanlış hatırlamıyorsam söylüyordu. Yani orada diyordu ki e, bu sodos Science eee ee, hmm. Kültürler boyunca, nesiller boyunca artık sözlü kültürün de etkisiyle kulaktan kulağa aktarıla aktarıla öyle bir ayrılmaz parçası haline geliyor ki tabulaşmaya başlıyor bir noktadan sonra hmm. ve tabulaşınca da e, buna karşı bir şey söylemek veya bunu savunmak insanların e, önce İngilizcesini söyleyeceğim hani araştırmak isteyenler için özellikle keywordler vererek konuşmaya çalışıyorum sonra Türkçe'sini söyleyeceğim related relate edebilecekleri ilişki kurabilecekleri, <laughs> bir nokta. Şimdi <laughs> merdiven altından geçince uğursuzluk olur ya da kara kedi görmek uğursuzluktur. Bunu bilmeyen var mı acaba? Yani yoktur değil mi? Yani herkes bilir bunu. Ve bunu işte sen bilimsel kariyerine başlamadan önce öğrenmişsindir daha. Ben de öyle yani. Çünkü Tabii ki tabii ki. Bu, bu duyunca "Aa" diyeceğin heyecan verici ilgi çekici bir konu. Sonradan yani bunun saçma sapan bir şey olduğunu öğrensen de her zaman bir acaba kısmı da vardır. <laughs> Tabii. Yani, o bir kere yerleştiği acaba, için kafanın. Evet. Acaba olabilir <laughs> mi? Yani, bu zaten bu acabalarla savaşmak için Evet. Yani evet. savaşmak da değil. Bu acaba sorusunu bir belli bir yöntem dahilinde soran bir, bir şey. Yani evet. sokaktaki vatandaş acabayı hissediyor. Sadece. Hı -hı. Sezgiyle, sezgileriyle anlamaya çalışıyor. Bilim insanı sezgilerinden kendisini arındırmaya çalışarak olabildiğince bunu mantığıyla ve yaptığı gözlemlerle, teknolojinin verdiği araçları da kullanarak laboratuvar ortamında test etmeye ve tekrar ederek e, aynı sonuçları ya da farklı sonuçları görmeye çalışıyor. Belli ilkeler, prensipler dahilinde. Şimdi. Dolayısıyla evet böyle bir gerçeklik var. İlişki kurabildiği için toplumlar, kültürün içerisine sindiği için o kokuyu çıkartabilmek çok zor. Hı -hı. Ee, çok zor olduğu için de böylesine tartışmalı konularda bir şey ürettiğin zaman popülerleşiyor. Ee, çünkü evet. hiç bilmeyen birisi bile 13 deyince bir duruyor şöyle. Vay 13. <laughs> ben orada 137 sayısının da şeyini anlatabilirdim. Ee, nasıl mucizevi bir sayı olduğunu bilimsel açıdan. Çünkü evet. e, işte Richard Feynman falan gibi insanlar için de 137 çok şeydir. Ya, ha, da evet öyle bir şey var değil mi? Var evet. var tabii. Yani onu onu da yapacağım Hı. bu arada. Yani onu da şimdiden şeyini vereyim, <laughs> ben, 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 ben vereyim. <laughs> ya da işte Plato'ya göre, Eflatun'a göre 5040 sayısının neden önemli olduğunu da anlatabilirim. Ha, evet onu hatırlıyorum. Yani, evet, onu hatırlıyorum. yazıyor. Yani şimdi Hı. bunlar da beni, beni heyecanlandıran. Bak dikkat et. Yani bizim gibi hani bu konuları bu kadar bilen insanlar bile böyle Saçma gibi gözüken şeylerden heyecan duyabiliyor. Ben en azından Tabii seni yani, ilgi çekici. Yapıyor. Yani ilgi çekici ama işte onu ta ilgi çekici noktasında bırakmayı neden bilemiyor acaba insanlar? E, çünkü bir insanların vakitleri yok. İki maalesef çoğunluğu tembel. Yani evet. vakti olsa da o vakti bunu araştırmak şey. değil daha basit ve eğlenceli şeyler için harcamayı tercih ediyor. Evet. Yani üçüncüsü de bazı engeller. Yani bunu nereden araştıracak dediğim gibi internetten araştırması lazım. E, İnternette hani çok da masum bir medya değil. Yani içinde yaşın yanında kurt var. Ben o düz dünya videosunda onu söyledim işte özellikle. Yani 10 tane video izlesen ya hakikaten böyle mi acaba diye düşünebilirsin. Çünkü öyle ikna edici bir gözüken argümanlarla böyle bir o video, bir video, bir de insan ya da evrimsel algoritma mı demeliyiz bilmiyorum. Onlar <laughs> o kadar <laughs> ki, yine yanlış bir şey söylersen, <laughs> o kadar Yok ki. Yani böyle bir şeyi 40 kere gösterdiğin zaman. Kırkı da özellikle seçtim. O da bizim kültürümüzün bir parçası. <laughs> zaman inanıyorsun. Doğru ya da yanlış demeden inanıyorsun bu arada. Hani araştırmanın önüne geçiyor o tekrar frekans. Doğru. Aynı tekrar tekrar gösterilmesi artık sende yerleşiyor. Şimdi ben dediğim gibi özenle seçtiğim 40 tane düz dünya videosunu alıp kontrollü bir ortamda birilerini seyretsem emin ol yüzde %95'i insanların o teoriye inanmaya başlar. Çünkü mantıklı e, gelir. O, o şekilde kırılgan bir yapımız var. İnternet bu evet. kırılganlığı manipüle etme konusunda inanılmaz güzel örneklerle dolu. Tırnak içinde güzel. Evet. Ve evet. E, bunlardan koru işte benim misyonum, kendime biçtiğim misyon da zaten biraz bu. Böylesine kırılgan bir dünyada, böylesine dezenformasyonun olduğu bir sosyal özür dilerim, medya ortamında biz önümüze gelen durumları, soruları, keyizleri karşı nasıl bir davranış biçimi geliştirmeliyiz. Bilmek zorunda değiliz bak. Yani gerçekten öyle. Düz dünya ya da yer çekimi ya da evet ben de dünyanın dışına çıkıp görmedim gözlerimde. Ama evet. bu gibi bir konu önüme geldiğinde bir sözelci olarak hiç bilimle ilgisi olmayan <laughs> sıradan bir vatandaş olarak şu yargılamayı yapma hakkını kendimde görebiliyorum. Bunu savunan yani tersi dünyanın yuvarlak olduğunu savunan binlerce yıldan beri üzerine taş koyarak işte önce 39 bin kilometre olarak hesapladıkları şeyi 39 bin 200, 39 bin 500 her seferinde daha da ince şeye kadar götüren ölçen, biçen insanların nasıl bir ajandası var? Ne gibi bir amaçları var? Nasıl bir organizasyondur bu? Ve nesilden nesil aktarılmıştır ve insanlığın bir anlamda beynini zehirlemeye çalışmaktadır. Ya bu soruyu zaten daha bak sorarken, söze geçirirken içindeki saçmalık kendisini çok net bir şekilde ortaya çıkartıyor evet. öyle olunca sağduyu sahibi bir insanın ben böyle durumlarla söz sahte bilimle sözde bilimle ee, daha rahat tartışabileceğini daha rahat yaklaşabileceğini düşünüyorum her konu için bu yeterli değil Az önce söylediğim gibi iklim değişikliğinde gerçekten hani karşı tarafın ee, da savunduğu bazı şeyler var bir noktaya kadar bilim insanları da yani 90'lı yıllarda neredeyse hani %60'a %40 gibi bir ayrım vardı bilim insanları arasında da. Evet. evet. Yani iklim değişikliğinin e, belki de hani dünyanın doğal bir e, döngüsü olabileceğine dair düşünceler var. E, ne zaman bu fikir değişti bilim insanları arasında? Tutarlı ölçümler yapılmaya devam etti. 2000 yılından sonra yapılan ölçümlere göre son 180 yılda kaydedilen bütün sıcaklıklar arasında 18 ya da 17 tanesinden bir tanesi hariç hepsi 2000 yılından sonra meydana gelmiş. Evet. Yani sürekli İnanılmaz sıcaklıkları bir şey. kırıyoruz. Yani e şimdi bu noktada artık yapabilecek, söylenebilecek bir söz kalır mı? Artık bundan ötesi sözde bilim işte, sahte bilim. Yani çok netleşti artık. Dolayısıyla ee, bence e, bu sahte bilim ya da sözde bilim gibi konular evet insanların ilgisini çekiyor. Çünkü kültürün bir parçası haline geçmiş. Yüzyıllardır tekrar ede ede ve bizim algoritmalarımız sanırım öyle ki e, tekrar karşısında pes ediyor. Bir şeyi 40 evet. kere söyleyince o şey öyledir. Bir, 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 Artık aramaz hale geliyoruz. Politikacılar da, bu, da. hep kullanır ya bu yöntemi Aynen, zaten. Tekrar yani. tekrar. Aynen. Yani tekrar reklamcılar da kullanır bunu. Tabii reklamlar da Dersin ki her zaman işte bu şöyledir, bu böyledir. Bu konuda evet. hatta aslında Amerikan toplumu mesela sanıldığının aksine çok şeydir. Ben de burada yaşamaya başladıktan sonra bunu daha net gözlemlemeye fark ettim. Pazarlama burada o kadar güçlü ki halk da o kadar bu konuda kırılgan ki hani şeylere inanmaya müsait ki çok bilinen bazı şeylerin bilimsel şey hiç araştırılmıyor ve büyük şirketler lobiciliklerin de yardımıyla bu da artık neredeyse ya bu böyledir şeklinde bir şey bir örnek vereceğim bu konuyla ilgili çok kısa ee, burada takıntı halinde sen de herhalde itiraf edersin insanlarda bir e, sıvı alma şeyi var yani <gülüyor> 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 manyak değil mi evet. herkesin elinde ya kahve var ya her türden sıvı var sürekli sıvı içelim sürekli sıvı hmm. içelim ya şimdi bunu araştırdığın zaman niye ya bunun bilimsel bir tabanı var mı diye bakıyorsun Yok, insan yine bir yanlışım varsa düzelt ama ben bayağı onun uzmanlarının yaptığı açıklamaları okudum yani. Tabi. İnsan zaten susadığı zaman kendisi sinyalleri. sinyallerin Bizim bununla ilgili de yazılarımız var, evet. Aynen. Bravo. <laughs> evet. Yani, daha ben... iki gün önce ya daha iki gün önce haberlerde çıkıyor. O i̇şte iki litre su alma işinden bahsediyorsun Tabii. değil mi? Aynı şeyden evet, bahsediyorsun. Yani, genel olarak çok su alma işi, sıvı alma işi. Ya bunun evet. bilimsel bir açıklaması yok. Nereden çıkmış diye baktığın zaman da işte 70'li yıllarda. İsim de verebilirim rahatlıkla. Get Rate diye bir firma var burada. Ee, bu firma da buradaki neredeyse bütün diğer sıvı markalarının üst sahibi. Evet. Umbrella başındaki şirket. Bunları e, push edebilmek, topluma satabilmek için Habire her yerde böyle yaptığı reklamlarda şey yapmış. Hatta daha da ileriye gitmiş. Burada bazı sıkıntılı durumlar da var. İşte advertorial denilen böyle yarı bilgilendirici şeylerle bazı laboratuvar sonuçlarında. Şimdi burası çok önemli laboratuvar sonuçlarını da reklam malzemesi olarak kullanmış. Fakat evet. laboratuvarda yapılan deneye bakıyorsun ki bence biz bu konuyu da konuşmalıyız. Kesinlikle. 30 tane denek üzerinde yapılmış ve laboratuvarın bütün fundingi, bütün parasal yardımı da GetRate tarafından yapılmış. <laughs> yani evet. bilimde de aslında bazı alanlarında araştırmalar konusunda sıkıntılar var. Hani ben buralara hmm. boş tarafı biraz şey yapmak istiyorum ama bir de böyle bir gerçek var var. Hı -hı. sonuna kadar kullanan pazarlamacılar var. Hal e böyle bütün bunlar birleşmiş ve buradaki insanlar böyle sanki hani şey gibi, kutsal bir şey gibi ellerinde şişeler, hatta şeyi komedisini yapıyorlar. Yani futbol maçı izlemeye gidenler şapkalarından aşağı böyle borularla, borularla ağızlarından ha <laughs> Habire sıvı varıyorlar. Yani bu nedir kardeşim? Evet. Buna gerek yok. Evet ince zaten hissedersin ve içersin. Ayrıca içmezsen de ölmezsin hemen iki dakikada yani. Evet, tabii canım. Yani o yani çok spesifik bir konu. Tabii e, e, günde iki litre su içmeli miyiz? Aslında içmeliyiz ama onun içerisine e, besinlerden ve diğer sıvılardan aldığımız e, sıvılar da dahil. İşte i̇nsanların atladıkları nokta o. Ve bunları dahil ettiğimiz zaman çok daha iddia edilenden çok daha az bir ekstra suyla hatta kim zaman gerekmeyecek düzeyde gibi bir suyla zaten ihtiyacımızı alabiliyoruz ki senin de söylediğin gibi zaten beyin uyarıyor bizi susadın git su diye o uyarıyı dinlediğimiz zaman e, fazlasıyla yetiyor aslında ama senin de dediğin gibi bazı e, reklam amaçlı işte ürün pazarlama amaçlı şeylerle bunlar yapılıyor sigarada da gördük bunu tütün kullanımında da ama mesela ilginç şeyler de var bir insanlarda bir yaygın algı var işte bilim insanları sanki bir ara doktorlar gerçekten bir e, tütün için diye öneriyormuş gibi bir algı var. Bazı manetleri bulabiliyoruz o tarihten ama bakıyorsun doktorlar öneriyor dediği şey bir reklam senin dediğin Edward ne dedin? Edward ne deniyor? Edward tutorial. Tutorial Ha Edward tamam reklamla tam. eğitim verme gibi bir şey. Aynen öyle. O şekilde yapılmış olan şeyleri sanki gerçekten hani reklam aslında reklamda kullanılan karakter bir doktor ama doktor onu öneriyormuş gibi gösterdikleri için bazı gazetelerde de gerçekten doktorlar onu tavsiye ediyormuş gibi bir algı yaratılıyor. diğer noktada... benzer bir şeyi hizmet eden başka Hı. bir şey daha var o da televizyon Hı. kanalları. Hani ben Hı. Türkiye'deki kanalları zaten takip edemediğim için hani kimseye taş atmaya çalışmıyorum. Buradan yine örnek vereyim. Hı. Gerçi buradan vereceğim örnekte de bir Türk var. <gülüyor> Maalesef <gülüyor> anladın, anladın sen onu. yani Meralı ya evet, yani şimdi bu tür popüler şimdi bilimi popülerleştirmede de bence bir sınır olmalı. Şimdi ben burada o noktaya geleceğim. Hmm. Şimdi bir noktadan sonra işin e, şirazesi kayıyor. Yani e, belli anlaşmaları yaparak işte saçma sapan mesela işte ek e, vitaminler mi diyelim artık e, normalde faydası bilimsel olarak kesinlikle ispat edilmemiş bir takım malzemeler, hmm. supplementler vesaireler. E, gerekli regülasyonlar da burada yapılmadığı için o konuda lobicilik sayesinde e, evet. gri alanlar ya da bırakıldığı için burada acayip şey yapılıyor ve insanlar aman şu vitamini de alayım aman şunu da alayım aman bunu da alayım diye bir gereksiz strese sokuluyor. Ben bizim de zamanımızda zamanında hatırlıyorum yani bir, bir şeyin bir üreticinin elinde stoklar kalınca hemen böyle güya hani bilimsel gibi gözüken imajı öyle olan insanlar ekrana çıkıp onun faydalarından bahsetmeye başlıyorlardı. E sonra o dalga geçiyordu. Sonra bunun zararlarından başka birisi bir şeyin zararlarından. E şimdi halk da, yeter stoklarda kalmadı diyorlar. Halk da haklı Haklılar. Ve bu bilime zarar veriyor bence. En çok evet, bilime kesinlikle. zarar. Çünkü onlar elinde bilimi sanki bir şey gibi kullanıyorlar. Yani bu dini şeylerde de aslında aynı şey geçerli. Zaten işte bilimde de ortodoksi denilen bir şey var ya, bilim ortodoksisi. Bir noktadan sonra artık bilimi bir çeşit araca dönüştürüp başka şeyleri gerçekleştirmek için Abi. kullanmak. Yani onu da kutsamak. Tabii. Aslında bu da e, dedim ya bir noktadan sonra gidilmemesi gereken çok uç bir nokta. Ya kardeşim, Aslında burada... senin söylediğin şu e, hani e, nasıl e, düşünmeliyiz konusu var ya işte aslında bu bize bunun da çözümünü veriyor. Bir makaleden yola çıkarak biz mesela bilimde hiçbir zaman bu ispatlandı demeyiz. E, hatta bilimde genel bir kural vardır. Bir makale yayınlandıktan sonra bir e, 8-10 sene kadar, kimi zaman 15 sene kadar beklemeyi tercih ederiz. Hele ki o makalenin iddiası birikmiş literatüret karşı duran bir makale ise. Bu demek değil ki illa karşı diye yanlış olmak zorundadır. Ama biz bir beklemeyi tercih ederiz. Mesela bizim evrim ağacında her zaman yaptığımız şeylerden bir tanesi bu. Hemen bir makale çıktı diye o bu ispatlandı diye bütün dünyaya ilan edelim gibi bir amacımız hiçbir zaman olmadı. Oldu olanları da uyarmaya çalışıyoruz mesela bu konuda. İşte senin sözünü ettiğin o Düşünme nasıl böyle bir haberle karşılaştığımda nasıl yaklaşmalıyım mevzusunu öğretmek aslında çok önemli. Bilimi popülerleştirmenin amacı belki de en önemli amacı bu olmalı bence. Evet katılıyorum buna. Katılıyorsun değil mi? Ee, şeye, ne diyordun? Ee, bir yerde galiba sözünü kestim kusura bakma. Ee, ne diyordum? Unuttum yalnız. Bir dakika bir düşünelim. Evet. <laughs> <laughs> yani bu şey örneğini veriyordum işte e, sıvı alma örneği yani ya. bu basit gibi gözüken bir örnek ama hayatımızın içerisinde bu tür örnekler bizim karşımıza çıkmaya Çok. devam edecek. Bir kere her şeyden önce bunun bir farkındalığını kazanmak ve kazandırmak gerekiyor. Bu farkındalığı kazandıktan sonra da insanlar neden inanıyor sorusu meselesinde de insanların vakti yok. Yani gerçekten şimdi... Yani kendini, annenizi, babanızı düşünün ya da bir önceki nesli düşünün. Yani bilim insanı değilse yani sıradan vatandaşsa. Hmm. E şimdi televizyon açık, televizyondan da böyle bilimsel gibi gözüken birisi çıkıyor ve su içmelisiniz diyor. Ne yapsın onu duymuş ve o da Tabii onu ki. aktarıyor. E şimdi hmm. bir zamanlar gidip bunu araştırma, kontrol etme, karşılaştırma imkanı da yoktu. Şimdi evet işte, işte bence kazanmamız gereken farkındalık bir şeyi böyle... Zaten hani benim en temeldeki ilkem kimseye hayran olma olduğu için ben kimse evet. üzerine beyaz önlük giydiği ya da bir şey yaptığı için ya da bir title'ı olduğu için söylediği sözü budur deyip almadığımdan gidip araştırıyorum. Yani eğer gerçekten böyleyse zaten hani bir iki şeye baktığın zaman ortaya çıkıyor. Değilse de neden değil olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Ee, i̇şte o yüzden birazcık daha sağduyu sahibi olmak lazım. Birazcık evet. daha ee, konulara, insanlara, olaylara bakarken böyle e, bir perspektiften bakmak lazım. Algoritmalarımızın o senin söylediğin şey gördüğün gibi alıp kullanmaya devam ediyorum. <laughs> Bak iyi işe yaradı da. İşe yaradı. Ee, hakikaten ama kırılgan olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle bir söz var benim çok sevdiğim sözlerden bir tanesi. Ee, hani birazcık böyle insanların çoğunluğu e, dedikodu yapmayı sever diyoruz ya. Dedikodu evet. yaparken de böyle Olan olaylardan bahseder. Aa duydun mu bak şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Ondan sonra bir üst seviyede bu sefer insanları konuşmaya başlarız. Değil mi? Hı hı. İşte e, yani kimden ilham alıyorsun, en sevdiğin kişiler kim vesaire gibi. Ama bence bu işin en üst seviyesinde, bence derken o aldı, alıntıladığım sözden yola çıkıyorum. Hı hı. E, fikirleri konuşmaktır. Fikirler artık insanlardan da soyutlanmış. Hani ...collective consciousness deniyor buna... Aynen. ...felsefede. Mal olmuş evet yani o... ...soyut fikir katmanına ulaşmak... ...ve biraz o fikirlerden konuşmak gerekir. Birazcık buna odaklandığımız zaman... ...o diğer bizi... ...yanıltan kişiler, olaylar... ...gelip geçici şeylerden de... ...arınmış oluyoruz. Çünkü... ...maalesef yaşadığımız şey bir yandan... ...evet ben YouTube en demokratik... ...imkanları bize sunuyor diyorum... Ama bir yandan da algoritmalar yani YouTube'un algoritmaları yani robotlar ya da makineler bir yandan da onu kullanan insanlar tabii ee, bizi hacklemeye çalışıyorlar. Bizi manipüle etmeye Aynen. ve onlarla daha çok vakit geçirmemizi sağlamaya çalışıyorlar ve burada vaktin nasıl geçirildiği kalitesi onları çok da ilgilendirmiyor. Tabii Kaliteli kesinlikle. vakit geçirme sorumluluğu bizim tarafta. Biz seçeceğiz ne kadar vakit geçireceğimizi ve kimlerle vakit geçireceğimizi. Evet, biz de bu konuda mesela Evrim Ağacı'nda gene dedim ya yazılımla ilgili de yanlarımız var diye. Mesela benim sosyal medyada gördüğüm en büyük sorunlardan bir tanesi yorum atma konusu değil mi? E, yorumların yapıcı tarafını çok bu içini boşalttı e, Facebook'un, Twitter'ın vesaire YouTube'un yaptığı şey. Yani her aklımıza geleni söyleyebilirim. Hele ki bilimsel konularda, hele ki akademik bir donanım e, isteyen alanlarda. Mesela e, az önce de dedin ya eee iletişim kurabilmemiz onun demokratik, demokratikleştirilmesi çok önemli ama insanların bu yorumlardan kendi fikir dünyasını e, et, bunlardan etkilendiği, buna göre yeni fikir dünyaları inşa ettiğini de hatırlamamız gerekiyor ki bunu şeye de genişletebiliriz işte e, zorbalığa internet üzerinde bulunan zorbalığa işte insanların birbirine nefret söyleminde bulunmasına vesaire de genişletebiliriz halbuki yani sistemler popülerizm üzerine kurulu bilgi üzerine bilgiyi mesela Facebook'un algoritmasını düşünen en üste çıkaran yorumlar en popüler olan, en çok beğenilen yorumlar YouTube'da da aynı şekilde veya ancak işte YouTube şey de yapıyor hani sen özellikle bir şey beğenirsen onu da kanal beğendiği için yukarıya çıkartabiliyor ama yani bunun haricinde hep bu popülerizm üzerine kurulu bir sistem görüyoruz bunu bilgi üzerine kurulan bir sisteme nasıl dönüştürebiliriz ve bizim gibi içerik üreticilerinin de ve bunların sistemlerini geliştiren kişilersek hele işte biz onu da olmaya çalışıyoruz yeni platformlar inşa etmeye çalışıyoruz insanlar için. Bunları da düşünmemiz gerekiyor. Nasıl daha bilgi üzerine kurulu bir ekosistem yaratabiliriz? Nasıl daha güvenilir bilgiler üzerine kurulu bir ekosistem yaratabiliriz? Şöyle. Yani umuyorum. Evet. evet evet bence çok faydalı Yok. tartışma oluyor. Yani ben kendi adıma da çok bundan faydalandığımı hissediyorum. Ben şöyle bir yöntem geliştirmeye çalıştım kendimce. Bir kere sosyal medya kullanımımda önceliklerim var. Yani diğer YouTube dışındaki mecraları böyle çok aktif kullanmıyorum ve otomatiğe bağladım mümkün olduğu kadarıyla. <laughs> evet. E, çünkü şunu fark ettim. Mesela YouTube'dan sonra benim en çok kullandığım mecra Instagram. Instagram'da hmm. e, ilginç bir şey fark ettim. Kendi fotoğrafımı paylaştığımda, başka fotoğrafı paylaştığımdan en az iki kat daha fazla etkileşim beğeni ya da yorum olarak alıyorum. Hmm, Doğrudur. Doğru. Şimdi bu sadece Instagram platformunun algoritması ile ilgili değil bence işte. Burada iki algoritma birlikte çalışıyor. İnsan algoritması ve Instagram algoritması. İnsan her zaman insanı görmek ister. Bu çok net. Ben daha kendi kanalımı tasarlarken hani birkaç farklı format vardı kafamda. Yani üslup olarak nasıl bir üslup kullanayım. Kendim hiç gözükmesin sadece sesimi kullanayım ve işte ee, görseller eşliğinde bir sunum yapayım mesela. Ya da sadece videolar mesela Nerd Writer kanalında bilenler bilir. Hiç kendisini göstermez. Sadece animasyonlar üzerinden gider. Benim de ana ilham kaynaklarımdan biri olduğu için ben de mi öyle acaba yapsam falan diye düşündüm. Fakat sonra bilinçli bir tercih bu. Kendimi gösterme kararı aldım. Çünkü göz göze senle de hatta yayın öncesinde konuşmuştuk. Göz göze iletişimin önemli olduğunu düşünüyorum. İnsan algoritması açısından onun daha insanları birbirine yakın hissettiğini ve verilen mesajı daha iyi algıladığını hissediyorum. Yani bununla ilgili bir araştırmam yok ama böyle olduğunu düşünüyorum. Hmm. Şimdi bu düşüncemi test eden şey de ve doğrulayan şey de Instagram e, hesabım oldu. Fakat hmm. şimdi bir noktadan sonra ben şu kararı almak zorundayım. Ya ben benim tek bir amacım... Bir saniye abi bir, bir bağlantı gene kesildi. Ha. Fakat Bekliyorum. dedin. O noktadan sonra. Fakat. Heh, evet tamam. Benim bu, bu farkındalığı kazandıktan sonra. <laughs> iki tane <laughs> Gene hareket. Kesildi bir saniye kusura bakma. Hiç önemli değil. Bir dakika gelecek. Bir saniye. Ee, kusura bakma iki defa üst üste kesildi. Biraz biraz şey verelim, S verelim. Ee, orada mısın? Duyabiliyor musun? Ben buradayım. Ha tamam. Fakattan sonrasını şimdi alabilirsin. <laughs> tamam, buffer yapsın. Evet. Ee, şöyle. Ben bu farkındalığı kazandıktan sonra iki şekilde hareket edebilirim. Oo güzelmiş. Ben o zaman ha bire kendi fotoğraflarımı çekip daha çok etkileşim alayım, daha da büyüteyim Instagram'a. Evet. İyi de neden? Yani ben manken miyim değilim. Ee, <laughs> yani değil mi? Güzellik kozmetik evet. ürünleri mi satıyorum? Hayır. O zaman bunu yapma zorunluluğum nereden geliyor? Bence gelmemeli diye düşünerek ben onu kendimce sınırladım. İşte 2-3 postta bir, 2-3-4 gönderimde fotoğrafta bir kendimi gösteriyorum. Onun dışındakilerde e, işte doğa fotoğraf. Çünkü ben genelde doğa fotoğrafı çekerim. Kendimi çekmem ki hayatımda. Yani normal davranış biçimim ha kendimi çekmek değil. Başka Tabii ki. yerleri çekmek. Şimdi burada bir denge politikası gidiyorum. Ben elbette kan Instagram hesabımın da büyümesini isterim. Bunu büyütecek olan kendimi göstermek bir araçsa onu da kullanırım ama benim asıl amacım o değil. Benim asıl amacım beni takip etmeye değer gören insanların benden beklentilerini karşılamak ve bir yandan da kendi paylaşımlarımı yapmaya devam etmek. O yüzden hmm. dediğim gibi orada bu farkındalığı önce kazandım, sonra da buna göre bir strateji belirledim. Bu strateji de oh. dengeli bir politika. Sa tek amacı Instagram'da daha fazla etkileşim almak, daha da büyütmek olmayan bir amaç. Ne yapıyorum? Kendi e, YouTube'umda paylaştığım videolarla ilgili bir başka bakış açısını da Instagram'dan sunmaya çalışıyorum. İşte geçenlerde Çok en güzel. son yaptığım şey, işte e, Mars videosunda e, Rift tipi vadilerden bahsetmiştim. Mars'ta da var, dünyada da var. Hatta dünyadaki daha Hı. büyük. Geçmişte bir belgesel çalışması nedeniyle gitmiştim zaten ben e, dünyadaki en büyük o Kenya havzasındaki Afrika'dakini e, ve fotoğraf çekmiştim. O aklıma geldi, bunu paylaşayım dedim. Sonra da bu paylaşım vesilesiyle bir yandan YouTube'daki videoma, bir yandan da Orada anlatmadığım başka bir yönüne hikayeleştirerek yazdım. Hmm. Ben sosyal medyayı biraz böyle kullanmayı seviyorum. Yani sadece hani e, mesajı paylaşmak böyle bir amfi gibi çoğaltmak değil de evet. e, biraz daha sürekli olarak anlatmakta olduğum bir hikayenin farklı perspektiflerini sunmak. Nasıl? Hmm. YouTube'da görüntülü ve sesli. E, Instagram'da fotoğraflı ve yazılı. Twitter'da da... E, linkli ve yazılı. Ben genelde öyle paylaşıyorum. Hani orada da fotoğraf ve video paylaşılabiliyor ama evet. linkli ve yazılı gibi. Ama bütünlüğünü takip ettiğinde insanlar bir kere tekrar eden bir içerik görmesinler istiyorum. Yani birbirini tekrar eden papağan gibi aynı şeyleri söyleyen değil de böyle arka arkaya devam eden bir hikaye. Gelişmekte evet. ya yani orada da bir hikaye anlatmaya çalışıyorum. İşte a Instagram'dan da şunu görmüştüm. Bak YouTube'da da böyle söyledi. Twitter'dan da şöyle bir link paylaştı. Ha, 360 derecelik bir şey. Bütün bunları Güzel. yaparken de e, şu çok önemli. Sosyal medyada özellikle içerik, eminim sen de karşılaşıyorsundur. İçerik üreticileri, e, özellikle kitleleri büyüdükçe çok farklı tipte insanlarla muhatap oluyorlar evet. ve bununla mücadele etmek ya da psikolojik olarak bu tür insanlarla karşı trolllerden başla, başka yerlere Hı -hı. kadar götür. Evet. Ee, bu tür başka yerlerden kastım da şu. Geçenlerde onu öğrendim. Böyle laf açıyor. Ee, örnek aldığım sanatçılardan bir tanesi benim Will Smith. Garip hmm. gelebilir <laughs> ama seviyorum yani sempatik bir adam. Biri dedim ama i̇sim. sadece biri dedim. İsim <laughs> tamam. hem isim istediği için özellikle isim vermeye çalışıyorum bu arada. <laughs> Will Smith dememin sebebi de şu, şu. Somut bir örneği olduğu için veriyorum. E, ee, hmm. Will Smith geçenlerde YouTube'da bir kanal açtı. Ben de açtığı ilk günden beri de takipçisiyim kendisini. Evet, duydum. Çok da çok da güzel içerikler üretmeye başladı. Son yayınladığı içeriklerden bir tanesi dedi ki tam bu konuya değiniyor. Hmm. Ben dedi e, yılda yaklaşık 17-18 kere dava ediliyorum. <laughs> Hayda ne alaka değil mi? Yani Will Smith gibi sempatik bir adam. Evet. Neden dava edilebilir ki? Yani söylemedik gerekçesini ama yani kitle büyüdükçe karşılaştığın farklı tipteki insanlar da e, seni ne derler psikolojini bozmaya çalışıyorlar ve hatta bundan haz almaya çalışıyorlar. Ya bunun hmm. en somut göstergesi dislike butonu YouTube e, videolarındaki. Ve birçok insan da altta yorum yazar. Ya işte ya burada neye dislike atıyor bu? Ha e, çok alıyor yani, evet bizde de. de evet. geliyor. Evet. orada hmm. bunun sebebini çok fazla sorgulamamak gerekiyor bir kere. Ben buna hmm. Pareto ilkesi gereği diyorum. Yani orada mutlaka sevenin yanında sevmeyin. Kıskançlık olabilir ve bu da çok doğal. Yani kıskanabilir bir insan. Bu insanlığın bir parçası. Evet. Ee, Farklı olma ihtiyacı evet. da çok var. Yani herkes beğeniyor. Evet. Hayır, hayır, evet ben de beğenmiyorum. Yani beğenmiyorum. <laughs> Gerçekten hiç de şey yapmıyorum. Bazıları da ama yani beğenmeyenlerin bir kısmı da trollük yapmak için. Hatta e, kendisinin hayatta... Çok fazla etki meydana getirmemesinden kaynaklı psikolojik problemlerini, bak ben oraya dislike yaptım ve aşağıda konuşuldu. Onun verdiği hazla yapıyorlar. O yüzden konuşulması da çok doğru değil aslında. Yani e zaten bu, verildi bilmem ne falan. E bu da İzleyicilere böyle yorumlar yapanlar varsa hiç kale bile almayın, ya yani hiç takmayın kafanıza. Evet. Ben takmıyorum. Evet. E, çağrı da takmıyordur. Çünkü Tabii takan canım, Zaten o takarak bitiremezsin ki hayat geçmez. <laughs> Bir de bütün pozitif enerjini ya da bütün araştırmaya, okumaya vereceğin enerji yok olup biter. İşte Will Smith bunu söylüyordu o videoda. Evet. Diyordu ki ben e, hani soru şuydu ona sorulan soru. Şöhret olmaktan mutlu musun? Cevabı da hem mutluyum hem mutsuzum. Mutluyum çünkü gerçekten şanslı hissediyorum kendimi. İşte birçok imkanı kazandım. Ama bir yandan mutsuzum çünkü işte bu tür insanlar var ve bu tür insanlar da işte seni bir şekilde aşağı çekmeye çalışıyor ama sonda verdiği mesaj hepsini toparlıyor ki ben de aynı görüşteyim zaten. Yani bu tür insanların önce var olduğunun farkına varmak gerekiyor. Evet. Ve var olacaklarının yani bunlar bitmeyecekler. Daha sonra da bunları strateji geliştiriyoruz. Önce farkına varmak Aa, sonra. Aynen, sonra... Benim geliştirdiğim strateji yok hükmünde. Yani bunlar hmm. benim için yoklar. Evet. Ve bence verilebilecek en büyük cezadır bu. Yani bir insanın. Abi varlığının şey yapılması verilebilecek en kötü cezadır. Tabii. Dolayısıyla muhatap olmak hani birazcık böyle üstten bakmak gibi algılandığı için ben yok hükmünde diyorum. Ya benim için yok. Yok yani olan... Yani onu yazmasaydı da aynı durumda olacaktı. Farkı yok. O yüzden evet. ee bunlara Odaklanmış. Ama ister istemez de görüyorsun tabii bunu. Yani onu yok üstünde sayabilmen için <laughs> onu deneyimlemiş olman. İşte ama evet. noktadan sonra bunları da azaltabilirsin. Nasıl azaltabilirsin? Sosyal medyada daha az vakit geçirerek. Evet. İşte zaten bu konuda yapılmış bilimsel araştırmalar da var. Bunlar ee, birçoğunun söylediği şey. İşte günde bilmem ne kadar zamandan sonra zaten hatta bunun somut sonuçlarını görmeye de başladık. İşte evet. Instagram'la ve Facebook'la başladı. Sonra YouTube'a da geçti bu. Ee, tam teknik tabirini hatırlamıyorum ama telefonlar da, telefon üreticileri de iPhone'dan başlayarak bunu bir özellik olarak eklediler. Çünkü bilimsel araştırmalar gösteriyor ki ne kadar iyi kişileri takip etsen de bir noktadan sonra o seni depresyona sokuyor. Yani ünlü olman da gerekmez. Sıradan bir insanı da depresyona sokuyor. Başka insanların hayatlarını sürekli görmek ya da onlara yorum yapmak ya da yazılan yorumları okumak Sadece yazılan kişiyi ya da yazan kişiyi değil, onları okuyan diğer insanları da etkiliyor. Olumsuz yönde etkiliyor. O yüzden evet. bunun önce farkına varmamız, sonra da strateji geliştirmemiz gerekiyor. Evet. Ben bunu ekran zamanı olarak sınırladım ve benim şu anda en çok harcadığım vakit sosyal medya içerik üretme vakti. Orada tüketmek değil, evet. yani daha az. Ben YouTube videosu içeriği üretmek için harcadığım zamandan çok daha azını YouTube videosu izleyerek çok çok daha azını diğer mecralarda vakit geçirerek harcıyorum. Ee, ve bu şekilde daha bir Bu şekilde hem mutluyum hem de sadece <laughs> mutlu da değilim. Bir şey kaybetmediğimi düşünüyorum. Bu da önemli. Çünkü FOMO denilen bir şey var. Fear of missing Fear of, ee, out. Missing out. Dışarıda kalma korkusu, bir şeyleri kaçırdığını hissetme korkusu var. Bundan da evet. kendimi tut, geri tutmuş oluyorum. Herkese de tavsiye ederim. Yani bu sadece içerik üreticilerinin derdi değil. Aynı zamanda içerik tüketicilerinin ya da sosyal medya takipçilerinin de bir derdi olmalı diye düşünüyorum. Çok doğru. Peki sen çalışmalarında e, bu kaynakları toparlarken mesela e, yanlış kaynakları nasıl ayıklıyorsun? Bu da ilginç bak. E, ilginç bir olay oldu senin kanalınla bizim yolumuzun kesiştiği. E, şu gene Neil deGrasse Tyson'a döneceğiz ama. Tyson'la Stephen Colbert'in sürdüğü NASA aracı vardı ya reklamı. Evet. Ben normalde bu tarz şeylere çok az düşerim. Ama orada düştüm. Instagram'da bunun gerçekten Mars'a gönderilecek araç olduğunu düşünerek bir paylaşım yapmıştım. Ve şey sonrasında hemen Barış Özcan bununla ilgili bir video yaptı gidin izleyin falan filan gibi şeyler geldi. Bazen oluyor hep biz de düşüyoruz tabii ki. yani bir şeyden. İki tarafta bulunca ben de düştüm. <gülüyor> Neden <gülüyor> Ben düştüm. Ha, i̇lk izlerken ben de düştüm. Fakat evet. işte biraz önce anlattıklarımızın üzerine çok güzel bir case study bu bence. Çok net evet. bir çünkü. Düştüm ve hemen sorgulamaya başladım. Neden sorguluyorum? Evet. Çünkü ben Tyson'a hayran değilim. Çok saygı evet. duyuyorum ama hayranı değilim. Evet. Bir kere oradaki üslup hoşuma gitmedi her şeyden önce. Ya bu böyle Değil çok televizyonvari bir üslup. Ve böyle işte gaza basmalar, espriler ki scriptit bir şey. Onu da algılayabiliyorum. Yani önceden yazılmış evet. bir metin oynuyorlar aslında. Oyunculuk yapıyor orada tabii. Evet. Genelde evet. yapmaz bunu. Ve ee, çünkü ee, işte prime time'da yayınlanan bir eğlence ee, programının içeriği o. Onun parçası ve hiçbir şey evet. şansa bırakmaz o insanlar. Ve sonra ee, işte bir araç dolaşıyor. Ya bir kere hemen şüphe duydum. Evet. Ee, zaten hani insanların benim hakkındaki en büyük yargılarından bir tanesi işte benim NASA hayranı olmam ya da bu konusundan her şey hiç sorgusuz sualsiz inanarak ve büyük bir heyecanla böyle saf saf aa falan diye anlatmam. Hayır öyle değil. E hepsini de işte araştırarak anlatıyorum. Bu da bir örneğidir bu. Sonra e, yani böyle bir şey nasıl olabilir? Mesela Aşırı estetik ki ben NASA'nın hiç de estetik olmayan birçok tasarımını <laughs> <gördüm. Değil mi? gülüyor> yapmaya ne gerek var? Yani kaynaklarını niye böyle bir şey ayırmışlar sorusu. Tabii soru. sorgulayınca yani. çok bariz gene aynı şeye geliyoruz. yani. yani ee. Aşağıdaki birkaç yoruma baktım ve araştırmaya başladım. <laughs> Araştırırken aklıma geçen yaz işte gittiğimiz şey geldi. Yani burada da işte öyle bir şansım da var. Ee, Florida'daki e, eskiden Can Canaveral deniliyordu da artık e, JFK e, deniliyor ee, hmm. orası da hani uzay üssü deniliyor ama onun da iki tarafı var bir tarafı e, e, eğlence parkı ya. olan taraf ki orası e, devlete ait değil NASA'ya ait değil orası sözleşmeyle özel bir şirket tarafından işletilen bir bölüm ve amacı da bir anlamda Disney'lende gelen turistleri kendisine çekmek Çekmek. <laughs> yani onu bile okumak lazım ama işte yani bunları düşünmeyince insanlar şey zannediyor orayı Oradaki roket fırlatma merkezinin bir parçası zannediyor. Oradaki her şey bilimsel zannediyor. Hayır değil. Orası ent, yine e, infotainment diyebileceğimiz. Bir yandan bilgi verip bir yandan eğlendirmeye çalışan. Bunu da Amerikan vari bir üslupla yapan. Kötü de yapmayan bence bir kuruluş. E, hmm. Bir yandan da kar amacı güden bir yer. Ne yapıyor bu kar amacı güden yer? Her kar amacı güden başka şirketlerde olduğu gibi daha gösteri daha böyle show business işler yapıyor. Evet. Onun bir parçası olduğunu fark ettim. Biraz daha araştırınca zaten Hollywood'a işte e, tasarım yapan, Batman araçlarını falan tasarlayan bir e, atölyede yapıldığını gördüm. Değil mi? öyle bir havası vardı zaten. Evet. <laughs> ama yani gerçekten bunu işte orada çok ciddi bir manipülasyon var. Yani ben suçlamıyorum ne seni ne kendimi ne de buna bu şeye düşen insanları. Tabii Çünkü canım, yani tabii. Benim de i̇şte o e, Kennedy Space Center'ın logosu var. Şimdi çok da böyle evet. asli bir logo ya yani koskoca logo. Ya yani şimdi onun da Hı -hı. bilgisi var ama bu ilgi çok dolaylı bir bilgi <laughs> ve bunu herkes evet, Doğru. Bile, i̇şte doğru. bunu araştırmak ve farkına varmak lazım. Ha hani ne olur bu e, tuzağa düşüp de ya o masa Mars'a gidecek olan araç deyip geçsek ne kaybederiz? Çok da fazla bir şey kaybetmeyiz ama ben kendimde o sorumluluğu görüp hani bir de sosyal medyada da paylaşılmaya başlandığı için bunu bir içeriye dönüştürme ihtiyacını hissettim. Ee, bunu yaparken de işte. Ya madem NASA görevi bu, NASA bütün kaynaklarını belli bir gecikmeyle bazılarının olmak kaydıyla 6-7 ay gecikmeyle zaten halka açıyor. Yani bu düz dünya tartışmalarına da yine tekrar tekrar dönmek ve girmek istemiyorum. Israrla kaçınıyorum dedim. Tur kaygan zeminlerden. Bu benim stratejimin bir parçası. Ama e, işte dünyanın çekilmiş hiç fotoğrafı var mı falan gibi sorular. Ya da bunlar hmm. Photoshop'a eleştiriliyor. Evet. Ya Eski fotoğraflar photoshoplu olmak zorunda. Çünkü parça parça çekiyor adam. Tabii ki birleştiriyor. Evet. Ayda çekilen fotoğraflar da öyle. Oraya gönderilen makinelerle çekilen fotoğrafları parça parça alıp birleştiriyorlar. Şu anda uyduların gönderdiği diğer fotoğraflar hep böyle. Ama şunu biliyor musunuz ya da izleyenlerimiz duydu mu bilmiyorum. Ya i̇ki yıldan beri her gün günde birkaç defa dünyanın bütününün fotoğrafı çekiliyor. Dünyaya gönderiliyor. <laughs> sorgusuz, sualsiz, filtresiz olarak yayınlanıyor bu fotoğraflar internetten. İsteyen Hı -hı. herkes bizim Flickr'a, bakın NASA'ya da değil ya. yani yılların Hı -hı. fotoğraf paylaşma servisi orada bu fotoğrafları bulabilirler. Üstelik bazıları böyle 100 bin piksele 100 bin piksel falan. Böyle abartı fotoğraflar kadar büyük. Yani her bir pikselinde dünyanın her şeyini görebiliyorsun. Bakın bunu hani o büyük yalan şeyine döndürecek olursak bunu niye yapıyor bu adamlar? Yani evet. bu kadar yapmadan da inanırdık biz hani bizi kandırıyor olsalardı dünyamız <laughs> zaten. O da çok kadar zahmet evet. eder mi yani? Değil mi? Şimdi. Evet. E, bunu yapma sebebi işte oraya bir teleskop gönderiyor ve o, orada çok ilginç fotoğraflar da var bu arada. Yeri gelmişken hani insanlara söyleyeyim. E, mesela biz ayın hep bu tarafını görüyoruz dünyadan incelediğimiz için. Diğer evet. Orada e, güneş ile dünya arasında bu gezen uydu. E, adı hmm. da. E, discover Epic galiba kameranın adı Epic uydunun adı da Discover olsa gerek yanlış hatırlamıyorsam e, Güneş de arkadan geldiği için aynı anda hem dünyayı hem ayı dünyanın önünden geçerken çekebiliyor evet. fotoğraflarını evet. bu şekilde e, ay tutulmasının dünyanın üzerinde aynı anda hem gölge hem ay hem hmm. dünya şeklinde fotoğrafları falan görebiliyoruz. Yani şimdi evet. de tek fotoğraf bu arada. Şimdi evet, inanılmaz. araştırdığımız zaman bu kaynakların hepsi açık. Çok popüler değil. Sadece benim gibi böyle biraz nörtler, işte geekler, meraklıları biraz bu işlere bakıyorlar. Ee, NASA bunun API'ini bile yayınlamış? Yani burada yazılımcı olan arkadaşlar varsa çünkü ben aradım bulamadım. Kendim şimdi Hı -hı. E, Mac'te Automator diye bir program var. Onunla yazmayı düşünüyorum. E, o fotoğraf API'inden fotoğraf çekip sürekli dinamik bir masaüstü yapılabilir. Yani dünyanın işte iki saat önce çekilmiş, fotoğrafı sürekli güncel koyacak. Masa çok üstünde güzel, fotoğrafı güncelleyen yani. bir application falan geliştirilebilir. API'ni yayınlamış adamlar. Evet, müthiş. Yani e, tabii canım çok yani bu kadar uğraşmalarına hakikaten gerek yok. Yani bir de e, bu kaynakları e inceledikçe zaten noktalar da birleşmeye başlıyor. Yani bağımsız işte uzay ajanslarından gelen verileri kendin kıyaslayabiliyorsun falan. Onun da demokratizasyonu çok güzel oldu. Yani internet sayesinde bunların hepsine birden erişmek mümkün. Hepsini kıyaslamak mümkün ve bunlar birbirleriyle çıkar çatışması içerisinde olan ülkeler olduğunu da altını çizmek gerekiyor. Bunun yani şey e, e, yani evet, yani burada e, zannediliyor ki Mars'a giden sadece NASA ve Amerika. Ee, Hayır Mars'a evet, aracını gönderen Sovyetler Birliği 1960'tan 70'e kadar 9 girişimde bulunmuş 9 hmm. kere ilk daha Amerika hiçbir şey yapmıyor o sırada yapamıyor hatta hmm. yetmiyor teknolojisi hmm. kıskanıyor yani bir anlamda hmm. <laughs> yani dokuz tane araç göndermiş yani bunların kimisi uçuş fırlatış sırasında e, işte yanmış başarısızlığa uğramış kimisi şey yapmış işte gitmiş ama girememiş falan filan yani öyle ilk gönderdikleri girmemiş ki oraya NASA'nın ee, da öyle. NASA'nın da bir dolu başarısız. Evet. tabii. 70'li yıllarda şey yapıyor. SpaceX başarısızlıklarından video klip yapıp kanalında yayınlıyor. Evet. Biz böyle evet. çuvalladık. Ki en sempatik bulduğum da odur yani. Bence. Ee, öyle olabilmek, bu mantalitede olabilmek lazım. Hani evet. NASA biraz daha devlet kurumu vergilerle geçiniyor vesaire belki bu konuda o kadar esnek olmayabilir ama e, işte SpaceX gibileri kendi çuvallamalarından bile video yapıyor. Şimdi bunların evet. hepsi rekabet halinde senin dediğin gibi. Yani Tabii. devletler, hmm. Çin, Yani Çin şu anda ay görevleri üzerinde çalışıyor. Aya insan gönderecek yakında. O zaman ne olacak? Evet, bir dakika gene kesildi. Da. Yani Hah, hadi tamam. gidelim diyelim. Bakın buna da inanmaya hazırım ben. Çünkü bir şey değiştirmeyecek Hı. Ama yani evet. Aya gidildi daha doğrusu. Hani Evet. İnsan indirilmese bile gidildi. Evet. Ben in ondan e inanıyorum bu arada. Ama hani evet. Neyi değiştirecek? Bu bu argümanın karşısında olanların tezini anlamak istiyorum ya da ben nasıl bir dünya görüşleri var ki? Bunu e, <laughs> anlayabiliyorum. Mesela bütün bunların temelinde Hristiyan görüşü var aslında. Bizdeki dindarlar da bu görüşü satın alıyorlar bu arada. Tabii. Evet, tabii. E, çünkü onların görüşüne göre dünya 7 bin yıl önce falan yaratıldı ve e, hmm. düz olması gerekiyor. Çünkü onların kaynaklarında işte kubbe var vesaire var. Yani bir sürü şey var. Evet. E, bütün e, şeyleri sarsılıyor. Hani bu tür gelişmeler oldukça onların bütün dünya görüşleri temelinden sarsılıyor. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi evet. bunların kötü tercümeleri bilmem neleri kulaktan kulağa bize de geliyor. Fakat ben gerçekten anlamak istiyorum. Yani nasıl bir dünya görüşüyle dünyanın düz olduğuna bir inanıyorsun iki ya da işte evrimin olmadığına e, hmm. ya da dinozorların olmadığına işte ya da aya gidilmediğine neyse yani bunu çoğaltabiliriz bir de hani bunun savunuculuğunu taraftarlığını yapmaya kalkıyorsun yani sen ne elde edeceksin şimdi soruyu öbür tarafa çevirelim diğerleri ne elde ediyorlar sen öbür evet. türlü yapınca ne elde edeceksin ben onu merak ediyorum yani ya, yani onların cevabı insanlar hakikaten aydan canlı yayın falan yapmaya başladıklarında ayrıca nasıl bir <laughs> perspektif içine ya, nasıl <laughs> ne olacak evet doğru ben sorularımın sonuna yaklaşıyorum. Birazcık e, şeylerden de e, izleyenlerden de soru alacağım ama soruların bitirmeden önce birazcık da e, oğlundan bahsetmek istiyorum aslında Sufi'den. Siz e, 7 yaşında inanmıyorsam doğru mu? Evet doğru. Evet. E, ve onunla 10 e, on ayda 1000 kitap okudunuz. E, geçen sene bu sene mi bitti? Devam ediyor musunuz ona? Evet, devam ediyor. Şu anda 1900 küsürüncü kitapta inanılmaz bir sayı bu. Evet. Yani günde 3-4, evet. ya tabii ince kitaplar gördüğüm evet. kadarıyla ama yani evet. şöyle, bundan evet. biraz bahsedelim. O, da, o benim zinciri kırma felsefemin bir parçası. Ee, beni izleyenlerle beraber kendi aileme ve oğluma da tabii ki bunu hem yaşatmaya çalışıyorum hem de öğretmeye çalışıyorum, uygulatmaya çalışıyorum. Zorlamayla olmuyor bu arada. O videonun da altına böyle bir sürü yorum gelmişti. Biz hani evet. okuyup bırakmadık bu arada. O, e, o maceraya girişmeden önce de okuyorduk yine aynı şekilde. E, yani o annesinin karnındayken daha ben kitap okumaya başladım ona. Ve e, doğduğundan itibaren anlasa da anlamasa da hikaye anlatmaya, masal anlatmaya devam ettim. Biz sadece bundan iki yılbaşı önce ki yeni yılbaşı da geliyor şimdi. İki yılbaşı önce dedik ki bunu kayda alalım. O da biraz şeyden kaynaklandı. Şimdi burada gittiği okulda ve kütüphanede işte ee, işte Amerikalıların challenge'ları var. Böyle işte eee before 1000 books before kindergarten diye mesela bir challenge var. ana evet. Anaokulundan önce 1000 kitap okuma gibi. Çok da güzel bir hedef bence. Şimdi biz zaten Sufiye e, oğluma böyle bir saymadığımız kadar çok kitap okumuştuk. O zaman okumayı bilmiyordu çünkü anaokulundan önce. Ama ya aslında saymak ne kadar güzel bir fikir e, diye aklımıza geldi. Önce kapalı devre olarak Instagram hesabı açıp orada fotoğraflarını belgelemeye başladık. Bugün şu kitabı okudu, bugün Hı -hı. bu kitabı okudu vesaire gibi. Sonra onun da izniyle ve belli prensipler ve kurallar dahilinde public olarak açtık. Aslında onun izni diyorum, onun isteğiyle demem gerekir. Çünkü Hı -hı. ya ben bunları paylaşıyorum, ee, bunu sadece bizim aile değil de başka çocuklar görse acaba onlar da etkilenip okumaya başlar mı? Yapalım Hı -hı. mı böyle bir şey diye kendisi istedi. Ve biz bunu açtık. Daha sonra bu macera devam etti. Yine hedefimiz e, bin kitap okumaktı ama anaokulundan önce yapması gereken şeyi biz <laughs> yaptırdık. Ve bitmedi. Hala devam ediyor. E, dileyenler görebilirler. Şu anda 1900'lerdeyiz. E, muhtemelen 2019 yılına 2019. kitabını okuyarak girecek. Öyle Vay bir be, tebrikler bir kitabı geçecek. Giderek yavaşlıyor tabii doğal olarak. Çünkü kitap okudu. Birincisi eskiden yani ilk başlarda kitap okumayı bilmiyordu zaten. Hmm. İngilizceyi bilmiyordu zaten. Hani her şeyden önce. Evet. Ee, önce İngilizceyi öğrendi bu süreçte. Sonra okumayı öğrendi. Önce İngilizce okumayı sonra Türkçe okumayı öğrendi. Şimdi de kendisi okuyor kitaplarını. Ee, hmm. Bütün bunlar bu iki yıllık, 2000 kitaplık maceranın içerisinde gerçekleştirdi. Bu macerayı o ne kadar devam ettirirse ettirecek. Artık bir hedefimiz yok. Hmm. Ama çok e, somut değişimlere yol açtığını fark etmek beni gerçekten mutlu ediyor. Çünkü sadece Türkiye'den değil Amerika'dan da takipçileri var. Çok Ve güzel ya. Hem Amerika'daki e, takipçileri hem de Türkiye'deki takipçilerinden hatta Amerikalı yazarlardan e, övgü dolu mesajlar alıyoruz. E, i̇nsanlara pozitif bir şey yaptığı için, e, katkı sağladığı için buradaki kütüphaneler ödüller verdi Sufi'ye. E, hmm. Dolayısıyla ben bunun olumlu bir hareket olduğunu düşünüyorum İnsanları da teşvik etmeye çalışıyorum ee, yine 2000. videodan ya da 2019. kitaptan sonra yeni bir video yapıp bu konuda çok soru aldığımız için çocuklar başta olmak üzere kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılabilir ee, küçük yaşlarda yapılması gerekenler tarzı biraz daha ebeveynlere yönelik içerikler de hazırlayacağım ama işte hep o çerçeveden çıkmama galiba. evet. beni böyle sınırlıyor yoksa her konuda her şeyi söyleyebilirim yani Peki bu e, bazı ebeveynler e, çocuklarının sosyal medyada bulunmasını sınırlan, Sizin de sınırlandırdığınızı okudum gerçi bir e, röportajda. Evet. Mesela e, bu gene çok başarılı bulduğum videograflardan, youtuberlardan bir tanesi bu Casey Neistat mesela çocukluğunu YouTube'da göstermemeye çalışıyor. Çok evet. da evet. akıllıca yollarla. E, senin bir ebeveyn olarak buna nasıl yaklaştın? Hele ki sosyal medyanın bu kadar hayatlarımıza girdiği e, tercih, yani gerçi senin oğlun çok daha büyük onun. Ee, yeni evet, doğan evet. ama hani tercihi olmaksızın ya da tercih çek bil, belki bilinçli hale gelmek sizin sosyal medyaya maruz kalmalarını nasıl yaklaşıyorsun mesela merak yani, ettim. genel olarak sosyal medya ünlüsü diyelim tırnak içerisinde. Eee yani, <laughs> önce benim için benden daha ünlüydü. Yani Türkiye'nin <laughs> bir tanesiydi. İlk yemek bloggerı oldu. Sonra işte 140 bölümlük videolar filan çekti. YouTube kapalı olduğu için Vimeo'da yayınlandı falan. O zamanlar benim adım bilmiyordu. Herkes eşimin hmm. adını biliyordu. Bilenler bilir. <laughs> Ve e, oğlumuz o zamanlar doğduğunda biz tam olarak bu kararı aldık. Hiçbir şekilde hiçbir paylaşımımızda e, fotoğrafını bulamazsınız. Yani arkadan çekilmiş fotoğrafları vardır hep. Ha, seninki de aynı o zaman benzer. Biz bu kuralı dediğim gibi. E, oğlum 6 yaşındayken yani bu biraz önce bahsettiğim challenge'a başladığımız zaman onun artık aklı erdiği, isteği yerine geldiği için ve belli prensipler dahilinde sadece işte e, içinde kitap olan makul fotoğraflar yani onun da utanmayacağı ve bu arada çektiğimiz her fotoğrafı da onay veriyor. Hatta ha, şu an şu aşamaya geldik. Artık pozlarını kendisi ayarlamaya başladı. Yani ben bunu şöyle bir poz vereyim, böyle bir poz vereyim şeklinde. Kontrolümüz devam ediyor. Kesinlikle Bence işte 6 yaşın altında yani daha tam olarak karar verme yeteneklerinin gelişmediği bir çağda sosyal medyada kesinlikle çocukların yüzünün dahi gözükmemesi gerekiyor. Bu çok önemli bir ilke bence. Herkesin de uygulaması gereken bir ilke. Ee, biz şuna özellikle çok dikkat ediyoruz. Sosyal medyanın onun henüz gelişmekte olan algoritmalarını algoritmalarını manipüle etmemesine. Evet, evet sosyal medyada paylaşım yapıyor ama kaç tane like aldığını, kaç tane abonesi olduğunu kendisi hiçbir zaman bilmiyor. Yani biz onu söylemiyoruz da. Böylece hiçbir zaman hmm. ben daha çok like alayım diye bir güdü, güdülenmesi olmuyor. Çok o ilginç, sadece, güzel bir yaklaşım. Sadece arada bir ona şunu gösteriyoruz. Bak şu kitabı okumuştun hatırlıyor musun deyip o güne gidiyoruz mesela fotoğraftan. Ve böylece o aa bak ne kadar işe yarıyor benim çektiğim fotoğraf şeklinde bir sinyal alıyor o eylemden. Böyle kısıtlarımız var. Bir de işte sadece hafta sonları günde bir saati geçmemek kaydıyla ekran zamanı var. O da yeni bu kadara çıktı. Buradan da tabii şöyle bir endişe ortaya çıkıyor. Bu helikopter ebeveynlik denilen bir kavram var. Onu yapmıyoruz. Hani böyle algı yaratıyor olabiliriz ama bittikten <laughs> <laughs> sonra oğlumla beraber Gran Turismo oyununu hep beraber iki kişi PlayStation'dan oynayacağız. <laughs> Yani öyle katı kurallar elde kırbaç oku bakayım kitabını falan diye bir şey. Mi? <laughs> ben, vallahi bilmiyorum. Yani <laughs> <Onu> ikna edemeyebilirsin. <gülüyor> 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 fotoğraflarının altına hep öyle ya çocukluğunu yaşasın. Ya yani nereden biliyorsun yaşamaklarını? Sokakta koşuyor, yere de düşüyor, top da oynuyor. Ben nasıl oldu bilmiyorum. Hiç spora düşkünlüğüm, futbola düşkünlüğüm yok. Deli gibi top peşinde koşuyor aynı zamanda. Yani ee, baskette oynuyor, futbolda oynuyor. Bunların hepsi yapılabilir. Hiç problem Tamamdır, yok. Tamamdır, süper. Şimdi birazcık e, ekleyeceğin bir konu yoksa e, bunlara e, şeye geçeceğim. Birkaç tane e, izleyen sorusundan seçme yaptık. Onlara geçeceğim. E, ama eklemek istediğin bir şey varsa yayının bu kadarlık kısmına kadar şimdi ekleyebilirsin abi. Ha, tamamdır. E, YouTube'dan gelen sorulardan bir tanesi şu. İnsanlığın geleceğine yönelik en büyük tehdidin ne olduğunu düşünüyorsun diye sormuşlar. Güzel soru. Çok net bir cevabı var bana göre. Yapay zeka. <gülüyor> <gülüyor> o da zaten bir sonraki soru. <laughs> evet. Hawking'in ve Elon Musk'ın taşıdığı kaygıları ben de taşıyorum. Ama bu bende paniğe <laughs> yol açacak derecede bir kaygı değil. Onu da söyleyeyim. <laughs> Belki de bunu da evrimsel algoritmalara bağlayabilirsin sen teknik olarak. Ben hani öyle bir iddia yine şey yapmadan insanlığın bir şekilde bununla başa çıkabileceğine olan inancım tam. Yani biz çünkü çeşitli baktığımızda işte Harari'nin yazdığı Tüfek Mikrop Çelik gibi kitaplara baktığımızda görüyoruz ki tarihte insanlığı yok etmeye yakın birçok şey meydana gelmiş. Ama bunların hepsiyle de bir şekilde mücadele etmiş ve başarılı bir şekilde bu mücadeleden çıkmış. Ben Benim bakış açım yapay zeka çok büyük bir tehdittir. Bu tehdide karşı ee, bir şeyler de yapılması gerekir. Hani biz sıradan kullanıcılar bir şey yapamayız belki ama Hani bu konunun sorumlularının alması gereken tedbirler olmalıdır. Çünkü işin ucu şuralara çıkıyor. Okumayanlara bir kitap tavsiyesi bakın kitap ve yazar da tavsiye edeceğim hatta. Işte. Güzel. Adını da evet, soruyorlardı ama evet. Ee, burada açık zaten Life 3.0 diye bir kitabı bence bu konuda yazılmış, yapay zeka konusunda yazılmış en fantastik olmayan yaz e kitap. Yani en ayakları yere basan, en gerçekçi yaklaşımlarda, en soğukkanlı yaklaşımlarda bulunan kitap. Buradan da lütfen şu sonuç çıkmasın. Ben fantastik kitapların da hastasıyım. Yani işte Andy Weir'ın Marslı kitabını da büyük bir zevk lazımın sulara akaka ak okudum. Yani <laughs> kurgulara karşı değilim, bilim kurguya karşı değilim. İkisinin ayırdığında farkında olmak farklılığının farkında olmak kaydıyla. Max Tegmark diyor ki <laughs> e, ya bu konuda farklı görüşler var. Bu görüşlerden bir kısmı az önce de söylediğim gibi 300 yıllık bir süreç var önümüzde Yapay Zeka ile insanın bu gelişme sürecinde ve bu süreç içerisinde de sağlıklı bir ilişki zemini oluşturulabilecek. Yapay Zeka konusunda dünyada en çok araştırma yapan bilim insanları Kanada'dalar Amerika'da ya da başka bir ülkede değil. Ve bu işin öncüleri mesela machine learning dediğimiz makine öğrenmesinin öncüsü olan profesör Hı. de aynı şekilde düşünüyor. Ve e, diyor ki yani bir şekilde biz bu macerada yolunu bulacağız. Ben Asimov'dan aldığım aldığım ilhamla bu konuda yasalar getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. 3 robot yasasına benzeyen bir takım yasaları artık onların biosuna mı işleriz e, teknik olarak nasıl çözeriz bilmiyorum ama bir şeylerin yapılması, önlemlerin alınması şart. Neden? Hı. Bilemiyorum. Senin söylediğin o e, evrimsel algoritmaların bunların içine entegresi sonucunda belki başka bir yerlere gidebilir. Onu hariç tutuyorum bu açıklamalarımdan ama şu tamam. anki haliyle görülen şu ki sadece bilim insanları değil, teknoloji üreten şirketler asıl bu işin oyuncuları. Hı hı. Ve oyuncular olağan şüpheliler kim? Google'lar, Facebook'lar. Görüyoruz ki mesela Facebook örneğinde Google'da biraz daha arkadan arkadan geliyor ama hani oradan da şüphelenmekte çok haklıyız. Bunu karlılık amacıyla kötüye kullanabiliyorlar. Yani ellerindeki teknolojiye, yapay zeka araçlarını sırf daha fazla kar edelim, bizi daha fazla insan izlesin, bizim platformumuzda daha fazla insan vakit geçirsin diye Evet. Biraz böyle arada bırakmaya razı oluyorlar. Ben bunu Mark Zuckerberg'ün gözlerinden okudum. Ne <laughs> tamam evet. Yani burada e, Kongre'ye e, canlı yayında 5 saat 5 saat 2 gün boyunca hesap verdi. O hesabı verirken gözlerinden okudum. Yani orada şöyle bir soru vardı. Tam net hatırlamıyorum ama sorulan sorulardan bir tanesi çok enteresandı. Şey diyordu orada. Ya sen bunun farkında değil miydin diyordu. Ve hani orada Yuvarlak kaçındı bir kere yalan söyleyemedi. Evet. Kaçındı ve o gözlerindeki tereddütü okuyabiliyorsun. Yani her şeyin farkındalar. Hı -hı. İnsanları bilinçli bir şekilde manipüle ettiklerinin, bu araçları bu yönde kullandıklarının, sırf kar amaçlı olarak çok farkında bu insanlar. Hı -hı. E şimdi bunun ötesi ne? Çok daha güçlü bir araç olan yapay zekayı alıp daha da kötü emellerine alet ederlerse ne yapacağız? Evet. Çünkü bu konuda devletler çaresiz durumda. Aynı canlı yayında ben kongre üyelerinin sorduğu saçma sapan sorulara da güldüm yani. Hani orada <laughs> Doğru, öyle bir komik birazcık evet. Yani o kadar <laughs> ama işte o da halkı temsil ediyor bir anlamda. Evet. Halk bu durumda, halkın seçtiği yöneticiler de o durumda ve bunu nasıl adam e, regüle edecek? Nasıl e, yasalaştıracak Bunlar beni korkutuyor. Yani ben hem olaya hukukçu olarak bakıyorum, teknik <laughs> anlamda hem de teknoloji sever bir insan olarak bakıyorum. Ve beni dünyadaki, gelecekteki en büyük tehdit olarak bunları karşıma çıkartıyor. Çünkü yine buna da sanattan bir örnek verecek olursak, yine 2001 uzay macerasından örnek verecek olursak, Mars'a gönderdiğimiz e, aracın içerisindeki bilgisayarlar hal gibi bir gün e, bize isyan etmeye kalkabilirler eğer gereken evet almazsak. Onların da bir günahı yok yani onlar da <laughs> <laughs> Kendi yani yaşam mücadelelerini veriyorlar en nihayetinde. Yani onlar da var olma mücadelesi. Geçimler sokaktaki <laughs> vatandaşlar. Doğru. Evet. Ee, tabii bir şeyde de e, o söylediğin kilit noktayı da vurgulamak lazım. Bununla ilgili bir panik havasına girmek veya buna yönlendirmek doğru değil. Ee, en nihayetinde bunlar e, akademik çalışmalardır. O Google'lar, Facebook'lar yaptıkları yayı şeyleri yayınlıyorlar aslında akademik olarak. Onların araştırmacıları. Diğer araştırmacılar da kullanıyorlar. Ama tabii bunun pratik uygulamaları zaten e, e, sıkıntı. Hani teorik altyapısını anlayabiliriz belki ama pratikte ne amaçlarla kullanılacağını kestiremediğimiz için aslında bu. E, bir de çok ciddi bir kutuplaşma da var şu anda bilim insanları arasında. Çok üst düzey yapay zeka uzmanları e, saçmalamayın diyor. Yani bunun endişe edecek noktada değiliz diyorlar. Ama e, bir grup e, gene çok göz önünde olan bilim insanı da bunun çok büyük bir tehdit olduğunu söylüyorlar. Oda da bir e, şey var bölümde. Onların çok net açıklamaları tarihsel süreçle beraber bu kitapta var. Hı -hı. Bu kitabın sponsor, sponsor falan değil. Hani Türkçe de yayınlanmıyor. <laughs> Youtuber de... olduğunuz belli. Hemen korkuyor. Evet, bak reklam yok. <laughs> <ya. gülüyor> Bizde <gülüyor> öyle şeyler yok abi rahat ol. Bizde sponsor falan... olan yok zaten. Yani Kendim kişisel olarak satın aldığım bir kitabı şu anda size gösteriyorum. <laughs> Ee, ve e, burada onları açıklıyor. Ben de bu arada şunu da söyleyeyim bak yani şu anki durumu yine biraz önceki ticari e, şeyleri de, e, sahneyi de sini de e, gözlemleyerek söyleyebilirim. Ya bazı teknolojiler var böyle adını adını değiştirip parlatıp parlatıp tekrar sahneye konuluyor. Neden? Evet. Startuplar funding bulmaya çalışıyor. Hedge fundların yöneticileri de teknolojiden anlamıyor. Evet. Ee, bakınız Buffett teknolojiye asla yatırım yapmayan birisi. E evet. şimdi ne yapacak? Yeni bir ürün ortaya koymak için eskiden var olan bir kavramı, teknolojik bir konsepti alıp parlatacak. Şu anda her şeyde yapay zeka var. Ben bakıyorum bütün evet. ürünler AI'ye eklemiş. Bu AI'yı evet. eklemenin, ben eminim yani yazılımcı olmadığım halde yani biraz PHP falan biliyorum ama eminim oraya AI'yı eklemekle yeni çıkan bir deterjana yeni demek arasında neredeyse fark yok. Evet. Yani orada eski olan bir şeyi parlatıp önüne AI koyup satmaya çalışıyorlar. Ya AI dediğin şey aslında yıllardır var olan işte If Then hatta If-Then e diye öyle servisler var. Hı bu yani yapay zeka dediği o yani onun ötesini çoğunu söylüyorum hani hepsini değil. Hı Şimdi bu bir yapay zeka mı değil bence yani bence değil değil. Şimdi Hı ve ayrıca yeni bir şey de değil. Yani 30 yıldan beri 40 yıldan beri makine öğrenmesi dedim ya Kanada'da. Tabii. Hı 45-50 yıl önce üniversitede hocalar tarafından okutulan sadece imkansızlık nedeniyle popülerize edilemeyen kavramlar. Neydi o imkansızlıklar? Makinenin öğrenebilmesi için bu kadar çok veri yoktu bir kere ellerinde. Bu kadar gelişmiş donanım yoktu. Şimdi bir tek fark bunlar var. Dolayısıyla daha o zamanlar teorisi ortaya atılmış olan kavramları biz bugün pratiğini ortaya çıkartıyoruz ama o kadar da akıllı değil. Şu korkutuyor mu insanları? Privacy dediğimiz o mahremiyet kaygıları evet. Ama bunu ben işte evimin her yerinde Google Home'lar var. Yani sürekli dinlenmeye razı geliyorum çünkü hoşuma gidiyor ya. Yani sesimle ışıkları açıp kapamak ya da evde bir takım şeyleri kontrol etmek ve oradaki yapay zekanın gelişimine tanık olmak çünkü sürekli evet, de biz de ama evet. Bir yandan hani beni böyle tüylerimi diken diken eden veya böyle gıdıklayan böyle hoş şeyler. Ama bir evet. yandan bunun farkında olmak her zaman şart bir mahremiyet ihlali mi evet? Ee, bu konuda tedbirler alınması gerekiyor mu sonuna kadar? Bunlar çok ticari şirketlerin elinde ve nereye gideceğini bilmiyoruz. Kapalı kapılar ardında neleri planladıklarından haberdar değiliz. Ama dediğim gibi son noktayı koyacak olursak, ben gelecek hakkında pozitifim, umutluyum. Teknolojinin her zaman olduğu gibi insanlığın faydasına e, olacağını düşünüyorum. E, robotlar ve yapay zeka ile ilgili de gereken tedbirlerin alınarak ileride işimize çok yarayacak şeyler olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Bu noktada Twitter'dan Yusuf Yıldızcan sormuş. Bu Yani tam yeri geldiği için bu karanlık dünyaya nasıl oluyor da aydınlanacak kadar umutla bakıyorsunuz diye sormuş. Dünya, Acaba Dünya, Karanlık ben, olarak görmüyorum. Ee, az hı. önce çözüm ettiğimiz kitapları okuyanlar da buna hak vereceklerdir. Dünya tarihsel perspektifle baktığınızda hiç olmadığınız kadar iyi bir durumda. Türkiye'den bakınca hak veriyorum insanların önünde <laughs> e, çok pembe gözlük takamama ihtimalini gelip geçici bir dönem olarak değerlendirmelerini rica ediyorum ama Türkiye sadece Türkiye'den değil dünyaya hani uzaydan böyle baktığınız zaman ve sadece şu anki e, zaman mekan koordinatlarından değil de tarihsel perspektifle baktığınız zaman dünya şu anda hiç olmadığı kadar refah seviyesi yüksek ortalama ve istatistikler bize bunu söylüyor çünkü hiç olmadığı kadar bilgiye ya da e, işte suya temel ihtiyaçlara daha yakınlaşmış durumda. Dediğim gibi bu konuda yapılan istatistikler bize bunu çok net gösteriyor. Yani aslında dünya iyiye doğru gidiyor. Bir yandan ısınmasına vesairesine rağmen ben o konuda bile iyimserim aslında. Son 12 yıl diye bir video yaptım ama iklim değişikliği konusunda bile bizim teknolojik olarak e, bir çare üretebileceğimize inancım var 12 yıl içerisinde. Eğer 12 <laughs> Çünkü o zaman ben Mars planlarımı, Mars valizimi, <laughs> <laughs> Mars'ı <sen gülüyor> ciddi bir opsiyon olarak düşüneceğim diyorsun. Evet, evet. Peki, e, aslında şeyi sormadık seninle bu kadar bahse e, seninle karşı karşıya gelme fırsatı bulmuşken. Sen, e, bunu da bu arada kardeşim soruyor sana Çınar, e, bilimle sanat arasındaki ilişkiyi nasıl tanımlıyorsun? Senin için, yani teknoloji ya da genel olarak bilim, sanatla nasıl bir ilişki içerisinde sence? Ben teknolojiden yine yola çıkayım. Çünkü Hı -hı. Kendi kanalımın çerçevesini belirlerken izlediğim düşünce deneyini sunayım. Hı -hı. Ben dediğim gibi köken olarak, kariyer kökeni olarak tasarım kökenli bir insanım. Başta da zaten tasarım konusunda içerikler üretip bunun hikayelerini anlatıyordum. Bunları yaparken beslendiğim en önemli kaynak sanat dünyasıydı. Şimdi sanat Hı -hı. önce de bunu geniş perspektif ya da geniş bir parantez olarak açıyorum... Ee, Amerikalıların entertainment dedikleri filmler de bana göre sanatın bir parçası. Çünkü entertainment'ın Türkçedeki karşılığı tam olarak oturmuyor. Hmm. Ee, Türkçe'de ona ben eğlence diyorum. Hmm. Hani eğlence ama hani sinemaya biz eğlence demiyoruz. Ne diyoruz? Yedinci sanat dalı diyoruz, değil mi? Hmm. Ee, tabii ki filmine göre değişir ama sanat olarak kabul ediyorum. Benim besin kaynaklarım, düşünce dünyamın besin kaynakları sadece fikir kitapları değil. Hatta biraz önce de söylediğim gibi çoğunlukla fikir kitapları değil. Ben hmm. sanatçının aksine imajım öyle gözükebilir. Kitap okumaktan çok müzik dinleyen bir insanım. Hmm. Ee, bol bol film ve dizi izleyen bir insanım. Ve bunlar bana ilham veriyor. Bunların en kalitelilerini seçip izlemeye çalışıyorum. Bunlardan çok besleniyorum. Sanat benim ilham kaynağım. Sanatçılar benim ilham kaynağım. Sadece e, tabii ki bunlar değil. Tasarımcı olduğum için dediğim gibi klasik sanatlar Plastik sanatlar, bunların hepsi güzel sanatlar. Heykelden mimariye, oradan fotoğrafçılığa ki amatörce bir fotoğraf sevdam da var zaten. Hı hı. E, e, oradan ressamlığa, resimlere kadar kendimce çalışmalarım var. Bestelerim, bilmem nelerim hani anlatırlar ya. Bunlar var ama öne çıkartmak istemiyorum. Amatörce yaptığım şeyler. Sadece tüketicisi değil, aynı zamanda sanatın bir üreticisiyim. Hı hı. O yüzden e, ben tasarımla ilgili bir hikayeler anlatmaya çalışırken bir yandan Madem bunları anlatacağım o zaman ilham kaynaklarımı da paylaşmalıyım. Onlardan aldığım kesitlerle bu hikayeleri güçlendirmeliyim düşüncesine vardım. Sonra bir de teknoloji düşkünlüğü var ki zaten bütün bu araçları, tasarımı kullanırken kullandığımız mecra teknolojiyle çok iç içe ve bu düşkünlükle de bunu birleştirdim. Sonra bu hikayeleri anlatmaya başlar anlatırken kivinim kanalımdaki ilk hikayeler daha çok teknolojiden çok sanat ve tasarım eksenindedir. Hı -hı. Oradan yola çıkmışımdır. İşte ben Matrix filmini alıp bununla fotoğrafçılıktaki kompozisyon kurallarını birleştirdim. Mesela ilk premium videolarımdan, Hı -hı. ilk dikkat çeken videolarımdan biri budur. Burada mesela teknoloji falan pek göremezsiniz. Ee, o dönemdeki videolarımın çoğunda yoktur bu. Ama ben hep teknolojiyi böyle gidilmesi gereken nokta olarak gördüm ki artık giderek bilime doğru da işte bu konuşmalardan da e, görüyoruz ki kaymak zorunluluğunu hissediyorum giderek. Ee, başlangıçta sadece sanat tasarım gibi ilerlerken sonra teknoloji de işin içine kattım ve ona da e, bir şeyleri eklemlendirirken e, işte bilimsel araştırmalar vesaireler de işin içine girmeye başladı. Yaptığım şeyleri, e, internetten bulduğum kaynakları işte double check dediğimiz işte farklı ayrı kaynaktan en az doğrulayarak ilerlemeye başladım filan. Bu da beni yapılmış bilimsel araştırmaların yer aldığı database'leri kurcalamaya, oralardan bir şeyler elde etmeye doğru sürükledi. Kısacası zamanında üniversitede işte kalkıp Anadolu yakasından Avrupa yakasındaki Boğaziçi Üniversitesi'nde müzik database'lerini kurcalamaya giden ben şimdi artık bilim database'lerini de kurcalamaya başlar hale geldim. Çok güzel. Ee, bu anlamda ilişkiyi ben kendi adıma böyle kurdum. Ee, öte yandan hani doğrudan bir ilişki var mıdır? Zorlama mı ilişki midir bu? Bilemiyorum. Ama Hı -hı. Biraz önce daha sözünü ettiğimiz şey bence çok kayda değer bir şey. Önce sanatçılar Asimov gibi, Philip K. Dick gibi, Ursula K. Guin gibi bir takım yazarlar. Bunlar da sanatçı, bunlar da edebiyatçı. Hı -hı. Bu işleri hayal gücünde oluşturuyorlar. Ve bu hayal gücü e, bazı durumlarda hatta bilim insanlarına ilham veriyor. Gerçekten de öyle. Tabii ki canım. Komik olarak. Dolayısıyla... E, en baştaki hikaye teorime geri dönüyorum şimdi. Çünkü hikayelerden bir tanesi de öyleydi. Nasıl başlarsan öyle bitirmelisin. <laughs> Orada hani üçleme yapmıştım ya ben. Bir problem vardı. Ee, onun çözümü vardı. Bir de o çözümün kalpteki yankısı, alıcıdaki kar karşılığı vardı. O kalp diyorum ama onu hayal gücü olarak daha genişletebiliriz. Tabii. O hayal gücü bence o üçlünün en önemli parçası. O hayal gücü sanatçılarda var en yoğun bir şekilde. O yüzden hayal gücü bilgiden daha önemlidir gibi çevrilen söz çok önemli bence. Hı hı. Hayal gücü e, bilim insanlarını bile bence tetikleyen bir şey olmalı. Bu anlamda bir bilim insanı olamayabileceğimi, e, olamadığımı itiraf etmekle beraber herkesin sanatçı olabileceğini, hatta olması gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii, evet. E, i̇şte Einstein'ın keman çalması keman mesela. Keman çalması gibi. Bu arada evet. önce söylediği söz de Einstein'in sözü ve doğru gerçekten söylediği bir söz bu arada. <laughs> ee, evet, biz böyle söz şey doğrulamalar evet. falan da yapıyoruz. Bir de Einstein biliyorsun her şeyi Einstein söylemiş. Ne kadar kaldı? bir ara daha verebilir miyiz bu arada? Tabii ki tabii ki verelim. Bir evet. Hemen. Bir tamam, dakika. Beş... Tamam, bir dakika tamam, tamamdır. Evet, Bekliyoruz. O haberdar edin beni. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Evet arkadaşlar görüyorsunuz bugünkü yayınımız birazcık daha uzun sürüyor Barış'ı bulmuşken bırakmıyorum ee, sizlerin sorularından da olabildiğince fazlasını sormaya çalışıyorum ee, ve e, önümde hala bir liste var bakalım Barış ne zaman derse ki yeter artık cevaplamayacağım sorularınızı o zaman bırakırız bu arada bu yayın kaydediliyor. Yani endişeniz olmasın. tabii çıkmayın kaydediliyor diye ama eğer ki bir yere gitmeniz gerekiyorsa başka bir programınız varsa bunu kaydını izleyebileceksiniz Evrim Ağacı üzerinden. Dolayısıyla kanala abone olmayı unutmayın. Hatta yüklendiği anda bildirim alabilirsiniz. Yüklendiğine dair. Beni için çok faydalı çok öğretici çok ilginç bir yayın oluyor Çünkü hep e, profesörlerle akademisyenlerle yapıyoruz Bu yayınları e, böyle daha bizim gibi bilim popülerleştiriciliği teknoloji sanat artık hangi alana ilgili diyoruz onun popülerleştiriciliğini yapan biriyle bir arada olmak gerçekten çok çok heyecan verici bizi beni çok mutlu ediyor O yüzden olabildiğince e, soru sormaya çalışacağım kendisine sizden gelen soruları şu anda sadece soruyorum kendi soracaklarım bitti zaten ben e, merak ettiğim şeyleri sordum kendisine e, Elimden geldiğince hepsini sormaya çalışacağım biliyorum sizin kendi sorularınızın da sorulmasını istiyorsunuz olabilir bir de bazı sorduğunuz soruların cevaplarını verdi arkadaşlar belki sormuyorsam ondan da olabilir hani geri dönüp bakarsınız sor cevaplamış mı cevaplamamış mı diye bazıları da mecburen atladığımız zaman kalmayan sorular olacak şimdi ben derlemeye devam ediyorum Twitter'daki bilimseli e, hashtag'i altına, e, etiketi altına gelen e, sorulara özellikle bakıyorum. Evrim Ağacı'nı e, takip edenler oradan görmüşlerdir zaten. E, oradan gelen e, soruları sormaya çalışıyorum. Bir de bana YouTube'da moderatörlerimiz ilettikleri soruları sormaya çalışıyorum. Barış bu arada zaman durumun nedir abi? Çok da yani e, Toparlayabiliriz dört, üç, evet. Evet üç buçuk ben, saati geçtik. Ben şu geçtik, anda hayatımdaki şu an... en uzun yayındayım yani onu söyleyebilirim. En uzun röportaj <laughs> <laughs> ve en uzun yayın oldum. <laughs> Rekora böyle oluyor bizde. Bazen geliyor böyle hocalar. kendileri de bırakmak istemiyor. Soruyorum çünkü mesela. Yok diyor. ya. soru cevaplayalım diyorlar. Devam ediyoruz. 4 saat 5 saat yok. Ya ben de yani... Hani çok kritik sorular varsa cevaplama taraftarıyım ama hani bizi izleyenlerin de vaktini daha fazla almayalım. Tabii tabii. Ee, tabii. Toparlayabiliriz ben yani. Ben sana... Tamam birkaç ee, yani ee, mesela yani şey gibi sorular var işte ee, yani bunun artık kritikliğini sen belirleyebilirsin. Mesela şu anda üzerinde çalıştığım bir proje var mı onu soruyorlar. Detay verebilir misin birazcık diyorlar. Amer Mehmet'i sormuş. Ya şöyle. ticari projeler var. Hani YouTube veya e, izleyenlere göre bir şey değil de ticari hayatımla Aha. ilgili. Yani benim ajansımla ilgili bazı projeler var. Bir yandan onlar devam ediyor dediğim gibi. Çünkü Amerika'da da ben medya alanında çalışan ajanslarla çalışıyorum. Burada e, özellikle New York bölgesi e, Amerika'da medyanın merkezi olarak kabul ediliyor. İşte New York Times başta olmak üzere ee, hem geleneksel yayıncıların hem de yeni nesil yayıncıların işte Vox gibi bir takım e, ilerici yeni nesil yayıncıların olduğu bir yer ve biz burada da sosyal medya projeleri yapıyoruz. Dolayısıyla e, o tür projelerim var. Sürekli devam eden bir kitap projesi var. Hani herkese yönelik olarak söyleyebileceğim bir şey ama tarih vermekten kaçınıyorum çünkü tamam. orada da kitap yazmak da yani ben biraz böyle sorumluluk konusunu biraz e, takıntı haline getirmiş bir insanım. Ee, yaptım mı iyi bir şey yapmak istiyorum yazdım mı iyi bir şey yazmak istiyorum sırf yazmış Çok iyi. olmak için değil o, o devam ediyor bir yandan ee, bu tür projeler üzerinde çalışıyorum. Peki şeyi sormuşlar ee, Erdal Kara Twitter'dan sormuş bu kadar teknoloji ve bilim ile iç içeyken çeken yine de günümüz gençleriyle iletişim kurmakta sıkıntı çekiyor musun diyor mesela 2000 <laughs> sonrası gençlikle e, nasıl iletişim kurabiliyorsun bunu sormuşlar mesela yani yüzde başarılı bir iletişim kurmadığımın farkındayım çünkü bazı kavramları anlayamıyorum gerçekten. Hani bazı şeyler çıkıyor ortaya. <laughs> ee, yani yaşlandık onların... diyorsun. <laughs> yaşlandık herhalde evet. Ya bir de dediğim gibi sosyal medyada da çok vakit geçirmediğim için <laughs> e, belli konseptleri jeton bende geç düşüyor olabilir. E, öyle ya, öyle dolayısıyla o öyle bir eksikliğimin olduğunun farkındayım. Ha bunu neyle geçiriyorum e, gideriyorum daha doğrusu işte başta oğlum olmak üzere gelen yorumlar mesela gençlerden gelen yorumları bu anlamda önemsiyorum. Maalesef neredeyse hiçbirine cevap veremiyorum ama böyle işte hızlı okuma teknikleriyle göz tarayarak sadece baktığımda bana bazı şeylerin fikrini veriyor en azından hani neler olun olup bitmekte şeklinde. Bir de şöyle bir özelliğim var. Bunu kendimle övünmek ya da bir özelliğimi vurgulamaktan çok tavsiye olabileceği için söylemek isterim. Esnek olabilmek çok önemli. Ya bana göre en önemli becerilerden kazanılması gereken becerilerden bir tanesi yaşlanıyoruz dedin ya çok doğru yaşlanıyoruz ama ben esnek olmaya çalışan bir insan olarak ee, fark ettim ki adaptasyon gücüm çok yüksek yani ee, yeniliklere de o yüzden yani yenilikleri mesela iki şekilde karşılayabilir bir insan ki bu da işte lizard brain'den gelen hani kavramlar bak yine senin alana da böyle arada bir şey yapıyoruz. Evet evet gönderme ee, Kertenkele beyin hani. Ya evet. e, korkup kaçma şeyi var ya ki benim Hı -hı. de korku çok işlediğim temalardan bir tanesidir. Şimdi yenilikten insan korkuyor hakikaten. Yani bir şey olacağı zaman işte yapay zeka başta olmak üzere her şeyden ya eyvah başımıza taş yağacak falan. Evet. E, öyle değil de biraz daha esnek bakmak lazım. Yani şey eğer bir şey geliyorsa geliyor gelmekte olan diyorlar ya <laughs> bir şey geliyorsa winter is coming ise eğer evet. ya sen tedbirini al. Yorganını hmm. hazırla, yakacağını hazırla. Esnek ol biraz. Hmm. Şunu yapınca o astos böceğiyle karıncanın hikayesine dönüyor. Yani kış geliyor, çok soğuk olacak, evet. ya donacağız bilmem ne filan. e, <laughs> sen ne yapıyorsun evet. peki? Tabii o arada hazırlık. esne esneme hareketlerini yapmaya başla. Hmm. İşte beyin de bir kas olduğuna göre evet yaşlandıkça kaslarımız biraz daha hantallaşıyor filan ama düşünce kasımız pek öyle değil. Bakıyoruz bilim insanlarına en verimli e, eserlerini 40'ından sonra Kırk vermiş oluyor. Evet, evet yani dolayısıyla demek ki beyinde biraz işler daha farklı dönüyor. Yani hmm. o o kısmı yormak lazım. O kısmı biraz itmek lazım. Onu terini akıtmak lazım. Nasıl akıyorsa artık. Evet. Ee, <gülüyor> hormonları hormonları, <laughs> hormonları salgılatmak lazım. Hormonları salgılatmak lazım. Yani <laughs> kortizolundan dopaminine oradan evet. oksitosine ki bu üç hormon hikaye dinlerken salgılanır beyinde. Onu da Hı -hı. Yani kimya, biyoloji falan. Hemen evet. <laughs> Affetmem <Aferin gülüyor> diyorsun. Ben aradan onu da böyle vereyim. <laughs> yok ya gerçekten cahilim ya. Yani. Bu konuda cahilim arkadaş. Yok, yok, öyle Korkuyorum değil, yani bir şey... Bir yanlış bir şey söylerim falan diye. Hiç önemli ee, olsun. Düzeltiriz canım. Dolayısıyla bir e, şey, şey bu, bu tür şeyler nedeniyle bence esnek olabilme yeteneği ben bunu öğrenmeyi, öğrenebilme yeteneği de diyorum ayrıca. bunun ilgili seride hazırladım ve devam edeceğim daha sonra. Ee, bu öğrenebilmeyi öğrenmek, esnek olmak buna odaklanırsak eğer o zaman hmm. diğer şeyler bizi down edemez. Yani o kadar kafaya takmayız bazı şeyleri. Çünkü insanın enerjisi, odağı ve e, vakti kısıtlı kaynakları. Bu kaynakları yönetmek bizim elimizde. Biz onları ne için kullanıyorsak bir şekilde kendi beynimizi de ona göre programlamış oluyoruz evet. ben buna e, çevre tasarımı diyorum yani çevreni tasarlaması çevre, çevreyi tasarlamak lazım bir insan e, etrafındaki beş kişinin ortalamasıdır diye yine başka bir söz var hmm. e bu demek ki ben etrafındaki beş kişiyi veya fiziksel olarak etrafımda olmasına gerek yok okuduğum takip ettiğim izlediğim insanlardan beş tanesini kendim doğru düzgün seçersem zaman içerisinde Onların ortalaması haline gelmem, işten bile değil. Ben biraz da o yüzden zaten hani YouTube'daki kanalları takip etme konusunda biraz böyle ağırdan alıyorum, hani şey yapmıyorum filan. Çünkü kaynaklarımız kısıtlı dediğim gibi, bu konunun en iyileri kimse işte Steve Jobs'ın da yaptığı, Elon hmm. Musk'ın da yaptığı zaten odur. Kendi hmm. konusunda en iyi olan kimse onu takip eder veya işe alır. Evet, aynen öyle. Onu kullanır. Ya biz de bunu yapmamamız için hiçbir sebep yok. Yani Steve Jobs ya da Elon Musk olmayabiliriz. Bu kadar büyük Ama olmayabiliriz. Diyorsun. Ama bizim de kendimize göre küçük bir odamız var. Bu odanın içine girin input ve outputları biz kendimiz belirleyebiliriz. Doğru. Evet, biz evet, derken ben kendimi kastediyorum ama dediğim gibi bu bir tavsiyedir. Bizi dinleyen, izleyen herkese 12. de hayat boyunca esnek olmaya hazır olmalarını, esneme hareketleri yapmaya, beyinsel esneme hareketleri yapmaya hazır olmalarını tavsiye ederim. Çok güzel Yarın öbür gün bir uzaylı bir canlı yaşam belirtisi falan gelirse bazıları çünkü bunu iddia ediyor bilim insanları. Biz yaşarken artık bunun sinyalini alacağız diyorlar. Hı -hı. Şaşırmayın yani hemen illa H.G. Wells'in romanındaki gibi dünya istilaya başlayacaklar bunlar falan diye düşünmeye gerek yok. Tabii zaten bir sorun da oydu bir sonraki sorum Emircan Güven sormuş. Evrende Hı. başka yaşam formu olduğunu düşünüyor musun diye sormuş. Yani e, zeki veya zeki ki... değil. Tabii ki düşünüyorum. Ee, yine istatistiksel olarak olmaması evet. imkansız gibi bir şey. Ee, evet. Gerçi hani bu konuda da e, biz karşılaşır mıyız? Bence asıl soru bu. Bir kere şuna inanmıyorum, yani uzaylıların dünyayı ziyaret ettiklerine inanmıyorum. Hani bunu söyleyeyim baştan. Evet. UFO dediğimiz şey o yüzden var. Hani UFO evet, tanımlanamayan zaten. bir obje. Tanımlanınca zaten UFO olmuyor. Yani uzaylı diyorsa <laughs> tanımlamışsın demektir diyor <değil> ya. Evet. <laughs> evet. Yani dolayısıyla e, ha belki ha, geçmişte ziyaret bir etmiş saniye. olabilirler. Buna buna. E... Ah geldin tamam. <laughs> böyle bir de e, benim en evet, azından değil. ekranımda böyle donuyor sonra birden ot. 30 saniyeyi 1 saniye içinde gösteriyor. Ama evet. E, şöyle geçmişte geçmişte ziyaret etmiş olabilirler e, dünyayı, ama biz buna dair bir iz bulmadık bildiğim kadarıyla, henüz böyle bir iz ortaya çıkmadı ziyaretlerine dair. O yüzden spekülasyon yapmaya gerek yok. İşte piramitleri kim yaptı bilmem ne vesaire, insanlar yaptı piramitleri. E, fakat bununla beraber uzayda akıllı yaşamın, akıllısının da hatta ben olduğunu düşünüyorum, olduğuna inanıyorum. Ne kadar çok vardır, hangi seviyeye ilerlemişlerdir medeniyet anlamında e, onu bilemiyorum. Ama e, Fermi paradoksu e, konusuysa ayrı bir konu yani e, biz onları e, hiçbir zaman haberleşebilir miyiz, haberleşemeyiz, e, haberleşemez miyiz konuları bunların hepsi daha tartışmalı. Yani hiçbirisi öylesi de böylesi de ispat edilemedi. Düşünce deneyi safhasında henüz yani oralarda geziniyor. Dolayısıyla... I want to believe diye bir söz vardı yine x filesda Eee inanmak istiyorum hani <laughs> orada bir evet. Ben de öyle, I want to believe. Orada değil de inanmak istemiyorum, bilmek istiyorum diye. <laughs> o ayrı bir konu. Ben de bilmek isterim de hani şu anda bilebileceğimiz bir şey yok maalesef. O yüzden ben inanmak Doğru. istiyorum aşamasındayım Doğru. henüz. Bir de ee... en çok sorulan pardon bu bitir abi. Yok yo, sadece şey diyecektim. Yani biz ha. hayattayken en büyük e, beklentilerimden bir tanesi de işte uzaylı yaşamla haber, kontakt dediğimiz en sevdiğim evet. filmlerden biridir. Kontaktın sağlanması bir şekilde gönderdiğimiz sinyallere bir cevabın falan gelmesi mesela. Çok güzel olurdu değil mi? Ömrümüz içerisinde duysak öyle bir şeyi. <laughs> Gerçi... canım ya ben mesela ben... kesin canlı yayın yapardım ve rekor kırardım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir tuvalete gitmen gerekiyor tabii ve orada sinyal Ama... de o zaman gelir falan. <laughs> Tam öyle olurdu. İlk bak. aldım. Ben sana söyleyeyim tam o olurdu yani. En söyleyecekleri mesajın en önemli kısmında ben tuvalette Kısmı olurum. Evet. mesela senden bahsedecekler belki de <laughs> Yayın. Merhaba biz uzaylılar barış için geldik diyorlar. Barış ben için geldik mesela sana orada <laughs> yoksun ama. <abi. gülüyor> sana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şey abi. E, Transhümanizm hakkında ne düşündüğün? E, robotik bir evrime düş ya da işte yapay zeka ile birleşme şeklinde bunların olacağını ömrümüz içerisinde olacağını düşünüyor musun sen okuduklarından araştırdığın? Her ne kadar gelecek hakkında bir video yapmış olsam da gelecek hakkında kehanette bulunmak istemiyorum. O yaptığım videoda ilgili de çok yorum ve soru geldi. Kaynaklarımın hepsi benim web sitemde var. Linkleriyle var. Yani o kaynaklar da bugüne kadar bilim insanlarının açıklamalarından yola çıkarak ortaya çıkmıştır. Ve hepsi de değişebilir bu arada. Açıklamalarında da vardır videonun yazımda da linklerinde de vardır. Bu böyledir. Yani gelecek futurist dediğimiz insanlar Hı -hı. bu tür ben öyle birisi değilim ama işte bu konuda bilimsel araştırmaları derleyip Hı -hı. onlardan çıkartılan bulgulara göre gelecek hakkında öngörülerde bulunurlar ki strateji geliştirilebilsin. Hı -hı. Gelecek hakkında kısaca böyle bir bakış açımı belirttikten sonra şunu söyleyeyim kesin yargılarda bulunmak beni ileride komik duruma düşürür bir kere her şeyden önce. Yani e i̇şte 2040'da singularity yaşanmayacak. Ya da transhumanizm diye bir şey asla olmayacak demek. Hı hı. Şu anki verilere göre olma ihtimali çok yüksek. E benim bakış açımda yine korkmama taraftarıyım ben. E evet, şimdi işte ilk etapta giyilebilen teknolojiler. Yani işte gözümüze takacağımız bir lensle başlayacak belki bu. Ya da işte kolu kesik bir insana takılacak bir kolla e, cyborg dediğimiz ee, yarı makine yarı insan tipi şeyler ortaya çıkacak. E Bir de o makine parçalarında yapay zeka olacağını da düşündüğümüzde, yani o yöne doğru gitmeme konusunda önümüzde nasıl bir engel var? Ben böyle bir engel göremiyorum. Evet. Eninde sonunda böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz, bu kesin. Ha, ne zaman gideriz? O benim e, yaptığım videodaki tarihler gerçekten o tarihlerde gerçekleşir mi? Bunu hep beraber yaşayıp göreceğiz. Ben e, benim tahminim biraz daha yavaş gideceği yönünde. Yani bu konuda böyle hepsini bir araya getirip de bir şeyler yapan teknolojiler tarihsel perspektifle baktığımızda böyle çok çok hızlı gelişmiyor. Evet işte e, mur kanunlarına göre bir ivmelenerek hızlanma vesaire gibi şeyler var doğru. Ama bu e, teknik hızlanmalar böyle a, şey sıçramaları, medeniyet sıçramaları diyebileceğimiz ki, yani geçen yüzyılın başı öyle kabul ediliyor bunlara pek yol açmayacak gibi gözüküyor şu gidişatla. Ama gelecek ne getirir onu bilemiyoruz tabii. Yani hiç bilmediğimiz yeni bir konsept, hiç bilmediğimiz bir şey karşımıza çıkar, yeni bir şey çıkartabilir. Çünkü ben hep o örneği veriyorum kendi hayatımın içinde şahit olduğum için. Ya hmm. ben 90'lı yıllarda 80'ler lisedeyken filan board game'ler vardı ve en sevdiğim oyun uzay 1999 oyunuydu. Biz aydaki Apollo üstüne şey konduruyorduk onda. <laughs> benim için 1999 çok samimi söylüyorum. Yani ben 99'da ayda ay üstü olacağını düşünüyordum. O hayallerle yaşıyordum. Olmadı. uçan arabalar gelecekti ya. Olmadı. <laughs> ama olmadı ama neden olmadı? Çünkü dünyadaki ekonomik gidişat. Bakın. Bizim gibi düşünen insanların en anlamadığı konu da budur. Dünya ekonomisi. Ticaret dediğimiz şeyler. Yani ne bilim insanları bunu anlar, ne benim gibi işte geek nerd ne derseniz deyin o tür meraklılar anlar. Bizler böyle kendi fanusumuzda işte bilim kurgu, işte <laughs> müzik, bilmem ne falan deriz evet. ama bir de bu dünyanın dışında bir ticari dünya var, ekonomik gerçekler var. Amerika neden Ay'a bir daha gitmedi? Money talks. Vergi veren adam bundan mutlu değil, gitmesini gerektirecek bir soğuk savaş kalmadı. Ondan Tabii. bu kadar basit. Amerika şeyde var, araştırma da var bununla ilgili. Amerikalılar bile evet. Amerika'nın Ay'a gitmesine sağ %93'ü kabul ediyor olmasına rağmen bunu Amerika'nın en büyük başarısı olarak görme yüzdesi her geçen yılda azalıyor. Evet. En büyük başarı olarak onu görmüyorlar. Artık ilgilerini kaybetmişler resmen. Çok iyi. İşte o o ne diyelim buna da ticari evrim mi diyelim artık? Yani ekonomi <laughs> dünyasındaki değişimler. Tabii öyle ama hakikaten çünkü orada da piyasanın evet, tamam. görünmez eli falan diye bir şeyden bahsediliyor. Tamam, Yine hı. böyle komploluk bir şey değil. Yani gerçekten piyasada hı hı. adeta görünmez bir el öyle bir el yok gerçekte ama hı hı. bir şeylerin akışını değiştirebilir. Bir de denkleme bunu da koymak gerekiyor bence. Hmm. Ee, mesela ben uzay 1999 rüyaları görürken o rüyayı gerçekleştirebilecek mühendisler neyi tasarladılar? O jetleri tasarlamak yerine gittiler dünyanın en parlak beyinleri işte şu cebimize girecek teknolojiyi geliştirdiler. Evet. Şu anda bizim 2000'li yıllardaki gidişatımız oraya gitti. Şimdi kim derdi ki ben de lisedeyken. Ya evet ışınla beni sıkati falan hani böyle cihazlar falan olabilir diyorduk ama ya ben o Uzay 1999'u oynarken işte telefonla hat bağlatma falan dönemindeydik daha. Yani cep telefonu falan yok birçok arkadaş evet. bilmez bile bile annenize babanıza sorun. Yani bir yere ararken biz hattı bağlatıp iki saat bekliyorduk daha. Evet. E şimdi ben o günlerde bir YouTuber olsaydım muhtemelen derdim ki evet biz 1999'da ayda üst kuracağız. <laughs> ama onun yerine telefon hatlarını düzeltmeyi tercih ettik. Bir şekilde <laughs> ekonomi bizi oraya yönlendirdi. Evet. O yüzden yani Steve Jobs'ın e, hayat hikayesinde anlatılan bir şey vardır. Bir pazarlamacısını adını unuttum şu anda ama e, tavlamaya çalışırken hani <laughs> onu değiştirmeye çalışırken çünkü Pepsi'nin pazarlamacısıymış. <laughs> ya sen hayatının en işte e, büyük ideallerini gerçek idealist yaklaşıyor ona. Yani. gazlı Hayatının sonuna kadar gazlı içecek mi satacaksın? <laughs> Gel işte burada şey Ya sen ne satıyorsun? Sen de telefon satıyorsun. <laughs> yani ya, telefon tutsun iş portacı gibi. <laughs> yani. Muyum? Şimdi evet. ben de görüyorum ve arttırıyorum. O yüzden Elon Musk'ı beğeniyorum. Yani e, hayranı değilim ama beğeniyorum. Şimdi Elon Musk'ın koyduğu hedef sunduğu vizyon bence bunlardan daha değerli. Adamcağız diyor ki ya ben bir yenilenebilir enerji kaynaklarını destekliyorum. Güneş panelleri, elektrikli arabalar üretiyorum diyor. Bir yandan daha da ötesi ya ben diyor eskiden hani dinozorlaşmış olan uzay endüstrisini yeniden canlandıracağım. Ona bir startup kültürü bakış bakış açısını getireceğim. En verimli şekilde normalde anlatıyor hayat hikayesinde. Normalde 200 bin dolara NASA'dan alacağınız şey yani devlet kurum, DMO falan gibi düşünün NASA'yı ya. Hı -hı. Hakikaten gözle büyütmeye de gerek yok bazı şeyleri. İşte bir şeye ihtiyaçları var bir test aracına roketi test edecekler ee, gönderiyor adamın 200 bin dolar test aracı ya bu ne ya diyor Elon mask doğal olarak 200 bin dolar ben buna ben zaten kendi cebinden harcıyor yani evet. ee, gidin diyor bana iki haftada bu cihazı kendiniz yapın 5 bin dolar da size bütçe 5 bin dolara kendileri yapıyorlar böyle 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 işte bu doğal seleksiyon mu diyelim artık buna bir şekilde o ticari düşünce biçimi doğal bir şekilde yeniden kullanılabilir roketleri ve devamını ortaya çıkarttı. Şimdi 60 milyon dolara iki haftada bir shuttle gibi artık şey gönderiyor. SpaceX sadece. Evet. Yani ben baktım bu sene iki haftada bire inmiş. Yani minibüs gibi ya otobüs gibi uzaya roket gönderip getiriyorlar artık. E şimdi NASA bunu beceremedi. Kaç sene? 60. Hmm. yıl dönemini kutladı bu sene. Hmm. E, beceremedi derken becerdi tabii ki yani shuttle'lar uzay mekikleri falan yaptı ama sürdürülebilir hale getiremedi. E, sürdürülebilir evet. olmayan başarı da tam başarı olmuyor. Yani işte dolayısıyla ben kestiremiyorum işte yapay zeka da burada en cezbedici alanlardan bir tanesi. O yapay zeka ile skynet mi kurulur ve dünyayı Terminatörler mi ele geçirir? Yoksa biz bunlarla uzlaşırız <laughs> ve işte cyborglar ama hani sağlıklı bir şekilde işte bazı gerçekten sakat insanların yardımına desteğine bir şeyler mi yaparız? Yoksa yine etik olarak tartışmaları devam eden genetik bebek tasarımları yapmaya başlarız? Bunları evet. zaman gösterecek. Çünkü belki de şu anda Çin'in kapalı kapıları ardında bir yerlerde zaten ilk tasarlanmış bebekler doğdu bile. Var yani böyle haberler var da hani ben tam ispatlanmadığı için böyle belki de diye soruyorum. Evet. Ee, bir de şöyle bir şey var. Çok uzatıyorum lafı kusura bakmayın. Hiç başlayayım. önemli değil istediğin kadar. Hı hı. Yapay zeka ile ilgili Elon Musk'ı kaygılandıran şeyi de yine onun e, hayat hikayesinde bulabilirsiniz. Çünkü bu insanlar yani Elon Musk ve işte Google'ın kurucuları mesela baya birbirlerinde akşam yatıya falan giden kanki diyebileceğimiz arkadaşlıkları var. Hı hı. E, ama onlar mutfakta takılıp işte biralarını falan içerken aralarındaki geyik muhabbeti ya işte hacı sen ne yapacaksın filan ya biz de uçan araba filan ya yani biraz böyle şey yapıyorum ama hı hı. Yani böyle ya böyle bunun İngilizcesini yapıyorlar aralarında. Evet. Ya işte biz uçan araba yapacağız büyük ihtimalle. Ya sen ne yapacaksın? Ben de Mars'a gitmeyi düşünüyorum filan. Böyle muhabbetler evet. yapıyorlar aralarında. Şimdi bunları yaparken ben eminim Elon Musk o e, zekalardan bazı şeyleri hisse e, aldı. Yani mesela ne gibi? Ya işte biz de yapay zekayı şu seviyeye getireceğiz. Şöyle bir şey tasarlayacağız diye. Eee ilgili bir parantez daha açacağım. E, sonra şunu düşündü çünkü orada eminim böyle konuşmalar da yaptılar Google'ın sahipleri son derece iyi niyetle yaklaşıyorlar ben buna inanıyorum ya da inanmak istiyorum beyanlarına göre Hı -hı. ve şöyle bir mantıkları var biz bunu yapmazsak mesela Çin'den birileri yapacak diye düşünüyorlar Hı -hı. ya da Çin olmak zorunda değil Amerika'dan bizim rakibimiz yapacak ve onlar da kötü niyetli olabilir ama ben iyi niyetliyim diyor şimdi sübjektif Hı -hı. bakış açısıyla haklı da olabilir ama evet. bir insan hayatı boyunca iyi niyetli kalamayabilir, değişebilir. Hı -hı. Çok normal yani değişime hazır olmak lazım. Nice insan gördük hayatının başında iyiyken kötü olan ya da tersi. Hı -hı. Hayatının başında kötüyken iyi olan. Hı -hı. E, dolayısıyla biz bunu insanlara güvenerek halledemeyiz, çözemeyiz. Evet çok iyi niyetlisin sen, sen benim arkadaşımsın. Eminim artificial intelligence konusunda çok güzel şeyler yapacaksın. Ve e, insanlığın ayrına çalışacaksın diyemedi Elon Musk bence. Anlatabildim hmm. mi? O kadar o yakın yüzden, arkadaşı olsun. olmasına rağmen o hmm. yüzden OpenAI diye bir girişime destek vermeye başladı. Ve eğer onlar bu sinyalleri aldıysa ben de diyorum ki onları tanımamama rağmen demek ki biz de böyle düşünmeliyiz. Ee, ve bu gibi konular konusunda e, hem çok sert keskin kehanetlerde bulunmaktan kaçınmalıyız. Hem hazırlıklı olmalıyız. Hem her şeyimizle dedim ya kimseye hayran olmamalıyız her şeyden önce ee, bunu şey yapmamız gerekiyor muhakkak bir şekilde bir hayat düsturu bir prensibi olarak e, artık tavanımıza mı yazacağız duvarımıza mı koyacağız <laughs> bir şekilde e, tekrar etmemiz lazım minimum 40 kere. Evet ee, çok yani hakikaten çok güzel. Bakış açını çok güzel anlatıyorsun. Seni çok iyi anlıyorum. Ee, son iki şeyi soracağım. Daha da fazla yormak istemiyorum seni. Şevval sormuş Twitter'dan. Hayatını değiştiren bir an veya bir kitap diye sormuş. Kitapları konuştuk. Bir an oldu mu senin? Bu e, yöne iten seni, bu yönde e, çalışmaya ya da bunları yapmaya iten hayatını değiştiren bir an oldu mu? Ya açıkçası e, hayal kırıklığı oluşturacak ama olmadı. E, benim hayatım biraz daha böyle yavaş yavaş gelişti ya da değişti. Hı -hı. Gelişme mi bilmiyorum. Hı -hı. Emin değilim. Hı -hı. E, ama baktığımda yani geçmişe baktığımda hatırladığım böyle çok keskin net bir aydınlanma anı veya işte ne bileyim e, okuduğum bir kitap izlediğim bir film değil. Yani hepsi küçük küçük izler bırakıyor. İnsanı değiştiren izler. Hı -hı. E, hatta bazen hiç fark etmeden bunu yapıyor. Hı -hı. Yani böyle kitap okurken ya da işte bir şeyler izlerken her zaman Hakikaten şimdi bu da biraz komplolara açık bir alan ama bilinçaltı dediğimiz şey böyle bazen biz bile anlayamıyoruz. Hani ben daha doğrusu şöyle anlıyorum. Mesela şimdi artık birçok insan belki izleyenler bunu tam anlayamayacaklar ama eminim anneniz babanız sen çocuğun olunca anlarsın demiştir. Evet. Şimdi bana demişlerdi ve ben şimdi anlıyorum gerçekten. Nasıl anlıyorum? Kendi çocuğuma bir şey derken birden bir flashback oluyor. bayağı böyle filmlerdeki gibi bir flashback. Ve onun yaşındayken yaşadığım bazı sahneler birden. Yani beynimin o bölümlerine erişiyor beynim. istem dışı olarak. O anları birden hatırlamaya başlıyorum. Ve ufacık bir şeyin bile benim hayatımı nasıl yönlendirdiğini hissediyorum. Davranışlarımı. Ama şimdi ben yani şunu söyleyemem. Şu oldu ve ben böyle oldum. Yani bu travmatik bir şey yaşamadım. Bazı insanlar yaşamış oluyorlar böyle travmalar. Hani benim öyle bir e, travmatik deneyimim olmadı ama e, ufak ufak şeylerin nasıl dönüştürdüğünü çok net hissediyorum. O yüzden zaten hayatını tasarlamak konusu çok önemli bence. Yani ya ne olacak canım işte burada e, birazcık da beynimi rahatlatayım hani şunu izleyeyim ya da işte şöyle bir şey ya hep de kitap okumak insanı şey böyle düşünmemek lazım. Her sinyal beyine giden her sinyal sadece gözle değil yani kulakla da gidebilir fark etmez. Dokunmayla da elde edilebilir. Yaşanılan her deneyim Bizi biz yapan bir şeye dönüşüyor. Eninde sonunda evet. onun etkilerini görmeye başlıyorsun. Sen şimdi normalde böyle giderken o ufacık şey sana şey gibi işte uzaydaki roketler Uzaydaki gibi. ufacık yörünge değişimi. bir dokunuş. O kadarcık bir şey hop döndürüyor. Belki seni Mars'ın yörüngesi yerine gidiyor asteroid kuşağına sokuyor. Evet. Orada bir evet. şeye çarpıyorsun. O, o açıları belirlemek o yüzden çok önemli. O evet. küçücük bir enerji, küçücük bir nokta insanın hayatında çok büyük şeylere sebep olabilir. Ben buna gerçekten inandığım için çoğu zaman naif duruma düşüyorum. Yani öyle algılanıyorum ya da. Ama hiç önemli değil. Yani böyle algılanmak beni hiç üzmüyor. Ee, i̇şte ya işte uzaydan ilgili de bahsediyorsun. Ya işte bilmem ne. Ya ben şuna bütün samimiyetimle inanıyorum ki benim o canlı yayınımı veya yaptığım videoyu izleyen isim vermeyeceğim. Türkiye'nin ücra köşesinde köydeki bir çocuk Tamam. Yarın öbür gün Mars yolculuğumuzda çok önemli kilit bir adama dönüşebilir. Ben buna çok samimi olarak inanıyorum. Evet. Bu inancımın örneğidir Elon Musk. Evet. Ee, o yüzden özellikle ve ısrarla Güney Afrika'dan çıktığını vurguladım. Ona da işte ya Güney Afrika hmm. gelişmiş falan değil arkadaş. Ben gittim Güney Afrika'ya. Afrika'nın en gelişmiş ülkesi bunu kabul ediyorum. Ama Türkiye'den daha gelişmiş değil. Hmm. Ve o da Türkiye'den yani o da hani. Ee, Güney Afrika'nın İstanbul'unda doğmamış. Yozgat'ında doğmuş. Yani yanlış anlaşılmasın. Yozgat'ı küçümsediğimden falan değil. Taşrasından gelmiş. Hı. Ve e, imkansızlıklar içinde hayatın bir insanın nereye götürebileceğini bilemez. O da bilemezdi. Hı hı. O yüzden ben o küçük yaşta neler yapabildiğine bakıyorum onun. Kitap okuyormuş. Çocuğuma kitap okutuyorum. Kütüphaneden çıkmıyormuş. Hatta işte anlatıyorlar kütüphanedeki bütün kitapları bitirmiş. İnternet olmadığı için başka kütüphaneden kitap getirtmişler ki ilginçtir. Biz de aynı şeyi yaşıyoruz. Şu anda biz de kütüphaneden kitap alıyoruz. Bazen kitap getirtmek <laughs> durumunda kalıyoruz. Ha bu şu anlama gelmiyor. Benim oğlum ileride Elon Musk olacak. Oğlum, bilemezsin onu. Hatta <laughs> tam tersine bir çocuk bile olabilir. Hani evet. belli de olmaz. Ama ben bir ebeveyn olarak kendi tasarladığım hayatın içerisinde bunları yapabileceğim her noktayı değerlendirmek istiyorum. Evet. Sadece kişisel de değil paylaşım imkanı elde ettim. Paylaşım imkanını da son noktasına kadar değerlendirmek istiyorum. Bu yüzden YouTube videosu yapmaya devam ediyorum. Bu yüzden canlı yayınlar yapıyorum. Kimseye hayran olduğumdan ya da işte Amerikan hayranlığı bunlardan dolayı falan değil. Evet. Benim aklımda Çok. bir e, karikatür var ya da ne derseniz bir prototip insan var. Kız ya da erkek hiç fark etmez. O insan şu anda Türkiye'nin ya da dünyanın ücra bir yerinde elindeki Derme çatma bir telefonla veya bir bilgisayarla o yayını izleyebiliyorsa, oradan alacağım bilgi falan da değil. Bir ilhamla ben o küçücük roket dokunuşunu yapabiliyorsam ona ne mutlu Çok bana. Hı -hı. Onun dışındaki bütün yolculuk onun kendi yolculuğudur. Ben hiç bilgisi yok. Kendi başarısıdır, kendi çabasıdır. Ama evet. ben kendimde o sorumluluğu ve görev bilincini hissediyorum ki o küçücük dokunuşu eğer yapabiliyorsam yapmalıyım. Eğer bunu hissediyorsam bunu paylaşmalıyım. E, artısıyla eksisiyle ben buyum. Kabul eden, izlemeye değer gören, izler, takip eder, e, alabileceğini alır. Çünkü ben de e, aynı şekilde davranıyorum. Ben de takip etmek istediklerimden alabildiğimi alıyorum vaktim verdiğince ve bunu kendi hayatıma tatbik etmeye çalışıyorum. Çok güzel. Hepimizin e, bilim popülerleştiricilerinin, bilim anlatıcılarının duygularına tercüman oldun aslında bunu anlatarak. Gerçekten seni o kadar iyi anlıyorum ki ben de bu işin içerisinde 8 seneyi geçti e, bulunan biri olarak. E, çok güzel ifade ettin. Peki son bir soru Ali sormuş. E, yapmak, yap, bu süreçte yapmak isteyip de yapamadığın içinde ukde kalan bir şey oldu mu diye sormuş. <laughs> ya da mesela gelecekte şunu yapmak isterim şeklinde de evet. genişletebilirim soruyu istersen. Çok böyle şey bir temeli yok ama hani dedim ya sanat benim için şeydir diye. Hı -hı. Ya sanatta daha fazlasını yapmayı çok isterdim. Belki gelecekte fırsat bulursam da yaparım. Hı -hı. Ee, i̇şte e, Şanışer'le yaptığımız şey bunun bir fırtlamasıdır benden. Hı -hı. Yani kötü bir sesim var, başarısız bir parça olabilir belki ama... O? o benim içimdeki hevesin bir yansıması aslında. Ben... Hı -hı. Müzik yapmayı, piyanom var hani çalıyorum kendimce falan ama hani bir sahne piyenefi. Bunlardan çok uzağım. Hı. Besteler yapıyorum kendimce. Bunlardan daha fazlasını yapabilmeyi isterim. İşte film çekmeyi isterim. Evet mesela bunun bir fırtlaması da işte benim Scarecrow projesidir. Yani oradaki yaptığım dizidir. E, bütün bunları daha ileri seviyelere geçirmeyi isterim ve bunlar içinde yani okte kaldı deyince hani yapma fırsatım varken yapamadım gibi algılanacağı için öyle ya, demeyelim ya, ama ya. Hı -hı. hala yapmak istediğim ve belki de bir gün yapabileceğim e şeyler olarak önümde duruyor. Hı -hı. Ya mesela eee Kozmos belgeseli hem eskisi hem yenisi. Hı -hı. Eskisini nedense daha çok seviyorum. O ayrı bir konu ama. Hı, bir nostaljisi e var diyorsun. <laughs> nostaljik olarak herhalde. E <laughs> e öyle bir şey yapmayı isterim ki işte mesela projelerimi sormuştu bir başka arkadaş ona da birleştireyim. Bu benim içimde bir uktedir. Astronomiyle ilgili taklidi değil ama hani kozmos gibi bir belgesel gibi yani 10-15 bölümlük bir YouTube serisini biraz daha özenerek belki işte buradaki stüdyoları kullanarak YouTube'un biraz daha böyle e, kasarak hikaye anlatıcılığı anlamında hani biraz evet. öyle söyleyeyim. E, yapmayı çok istiyorum. Belki yaparım hani önümüzdeki... Bu da sorulardan biriydi bir belgesel Hı -hı. çekmeyi düşüneyim diye. Çok evet ben yani bunları yapmayı çok istiyorum. Onlara da böyle hatta dediğim ya sanat yani kurguyu da eklemek istiyorum. Yani sadece böyle didaktik ve belgesel tarzında da değil. Nitekim yeni kozmozda onlar vardı. Hani animasyonlar, canlandırmalar evet, vesaireler. Hani bunlar tabi hep maliyet. Yani bunlar için hep para gerekiyor, sponsor gerekiyor filan. Şu anda onlar için çok vaktim yok ama bir fırsat çıkarsa eğer her youtuberın YouTuber yapmak istediği gibi ben de film çekmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ola ki bizim yapabileceğimiz bilgi konusunda katkı konusunda bir şey olursa lütfen söylemekten çekinme. Bu da açık yani çok e, çok teklifim benim sana. E, hani. Doğru hocalara ulaşmaktır, işte doğru bağlantıları kurmaktır, senin tabii ki kaynakların çok daha geniştir ama biz de kendi kaynaklarımızı zorlayarak sana her türlü desteği olmaya hazırız Evrim Ağacı olarak. Bu, bu desteğimiz de arkanda yani birçok diğer kişinin desteğiyle birlikte mutlaka. Katıldığın için çok teşekkürler Barış. Dilara diyor ki, Dilara otur keşke yayın hiç bitmese diyor birçok kişinin düşüncelerini yansıtarak. Tabii öyle bir şey mümkün değil. Ee, ama Resul diye bir başka izleyenimiz de diyor ki Barış abi sıkıp kaçırmayın abi daha video yapacaksınız beraber diyor <laughs> o şeyi ben şimdi e, evet, bütün arkadaşlara son bir mesaj veriyim. Son bir mesajınız var mı diye e, soruluyor daha. işte evet. sen sormuş ol ben de cevaplayayım <laughs> evet, tamam, evet. şimdi ben bir kere bu yayında kendi hikaye anlatma teorime ihanet ettim oradaki <laughs> ilkelerimden bir tanesi az çoktan fazladır kısa tut. Tadında evet. bırakacaksın. Yani böyle evet. ağzına bir şey ki abone evet. olsun, takip etsin, evet. devam etsin. Ya evet. aynen aynen. Bizde evet. öyle şeyler evet. yok abi. Biz, <laughs> biz çok biz gidiyoruz. işte gidiyoruz. Evet evet. Çok uzatılınca bu sefer şey olmaya başlıyor. Ama ya yani bu da bir tavsiyedir gerçekten de öyle. Bazen konsantre etmek bilgiyi bir paket haline getirmek zor olmakla beraber gereklidir. Bu yapılmalıdır. Ama ben de hani arada bir böyle nefes alma. Ben de çünkü rahatlıyorum yani sonuçta kendimi 10 dakikaya 8 dakikaya kısıtlamak yok, yok, yerine tabi, böyle tabi, rahat tabi. rahat Biz konuşurken evet. dolayısıyla e, arada bir böyle şeyler yapmak kaydıyla bana böyle sine geniş uzun bir fırsatı böyle güzel bir kitleyle verdiğin ben için başta sen olmak üzere tüm Evrim Ağacı Hı -hı. ailesine hem teşekkür ederim hem de son bir mesajı olarak Hı -hı. E, az çoktan fazladır e, sözüyle mesajımı, <laughs> mesajımı da vermişim <laughs> mesaj kaydı sıçradı <laughs> <bir yayın> <laughs> Çok teşekkürler gerçekten. 2 dakika tutacağım abi. Ondan sonra yayını kapatacağım. Hemen geliyorum. 2 dakika müsaade et bana. Arkadaşlar çok teşekkürler ama bir dakika oraya geçmeden önce tekrardan sana çok teşekkür ediyorum Barış. E, ağzına sağlık. Harikaydı gerçekten. Bizim için çok öğretici oldu. Çok teşekkürler. E, hemen geleceğim sana geri döneceğim şimdi. E, umuyorum sizler için de faydalı bir yayın olmuştur. Benim için gerçekten çok öğretici, çok faydalı bir e, yayın oldu. Barış'ı aramızda gördüğüm için gerçekten beklentimin çok çok üzerinde bir mutluluk duydum. Zaten mutlu olacağımı biliyordum, çok faydalı olacağını biliyordum ama beklentilerimi de aştı Barış bizim için. Kendisine sizin adınıza da teşekkür ediyorum. Ola ki bu yayınlarımıza destek olmak isterseniz yayın arasında da söylediğim gibi bizim tek gelir kaynağımız Evrim Ağacı'nın sürdürülebilirliği için. Kriosus ve Patreon gibi kaynaklar kriosus.com slash evrim ağacı üzerinden ya da patreon.com slash evrim ağacı üzerinden bize aylık, düzenli veya tek seferlik desteklerde bulunabilirsiniz. Bunlar sayesinde biz bu zamanları ayırabiliyoruz. Dolayısıyla onu düşünmenizi rica ediyorum. Ama onun haricinde Barış gibi gerçekten dolu dolu, gerçekten hayatsa, hayatında birçok şey deneyimlemiş insanlarla bu şekilde yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Bunları kaçırmak istemezseniz YouTube kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki yayınımızı yine sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağım. Lütfen oralardan takip edebilirsiniz. Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan. Sizler de yani 1000-2000 arası kişi <laughs> durmaksızın bu yayını 4 saat boyunca dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkürler. Yayının kaydı YouTube'da olacak. Aynı zamanda Spotify'da da olacak iki şekilde de tekrarını izleyebilir veya dinleyebilirsiniz. Katıldığınız için gerçekten çok teşekkürler. Bir sonraki canlı yayınımızda ve videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Barış sen de bir hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>